Otostopçunun Galaksi Rehberi Douglas Adams Galaksinin batı sarmal kolunun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, kabaca 148 milyon kilometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve mavi-yeşil renkli, Küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hala çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardı. Daha doğrusu eskiden vardı. Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti. Ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı. Çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kağıt parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü. Halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümü ise sefildi. Dijital kol saati olanlar bile her şeyden önce ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile yanlış bir hamle olduğunu ve hiç kimsenin okyanuslardan asla ayrılmamış olması gerektiğini düşünüyordu. Sonra adamın birinin "Değişiklik olsun" diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra bir perşembe günü Rickman's küçük bir kafede tek başına oturan bir kız bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yere dönüştürülebileceğini anlamıştı. Bu sefer doğru olanı bulmuştu. Bu işe yarayacak ve hiç kimsenin bir yerlere çivilenmesi gerekmeyecekti. Ama ne yazıktır ki bir telefon bulup birilerine bundan söz edemeden aptal bir felaket meydana geldi ve fikir sonsuza dek yitip gitti. Bu o kızın öyküsü değil. Ama o korkunç aptal felaketin ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür. Bu aynı zamanda bir kitabın, Otostopçunun Galaksi Rehberi denen bir kitabın dünyaya ait olmayan, dünyada asla yayımlanmamış ve o korkunç felaket meydana gelene dek bir dünyalı tarafından ne görülmüş ne de duyulmuş bir kitabın öyküsüdür. Yine de her şey dikkate değer bir kitaptı. Aslında belki de küçük ayının, hiçbir dünyalının adını bile duymadığı büyük yayın kuruluşlarından şimdiye dek çıkmış en dikkate değer kitaptı. Yalnızca her şey dikkate değer bir kitap değil, son derece başarılı bir kitaptı da. Gökyüzü evinizin bakım derlemesinden daha popülerdi. Sıfır yer çekiminde yapılacak 53 şey dahadan daha çok satmıştı. Ve Elon Kolifid'in piyasaya bomba gibi düşen felsefi üçlemesi Tanrı nerede yanlış yaptı? Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmişten daha çok tartışma koparmıştı. Galaksi'nin dış doğu kıyısının daha fazla refaha ulaşmış uygarlıklarının pek çoğunda otostopçunun rehberi, bütün bilgi ve bilgeliğin standart hazinesi olarak herkesce kabul gören Büyük Ana Galaktika Ansiklopedisi'nin yerini çoktan almıştı. Çünkü içinde atlanan pek çok şey bulunmasına ve uydurmalarla ya da en azından büyük hatalarla dolu olmasına rağmen kendisinden önceki daha sıkıcı çalışmaya iki yönden üstünlük sağlamıştı. Bunlardan birincisi biraz daha ucuz olması. İkincisi ise kapağında kocaman, dostane harflerle "Paniye Kapılma" yazmasıydı. Ama o korkunç aptal perşembenin ve onun olağan dışı sonuçlarının ve o sonuçların bu dikkate değer kitapla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçişinin hikayesi çok basit bir şekilde başlıyordu. Bir evle başlıyordu. Bölüm 1 Ev, köyün hemen ucundaki alçak bir bayırın üzerindeydi. Orada tek başına duruyor ve West Country'nin geniş bir alana yayılmış tarlalarına bakıyordu. Evin dikkate değer herhangi bir yanı yoktu. 30 yıllık, gece kondu benzeri karemsi tuğladan bir evdi. Ön tarafında boyut ve oranlarıyla göze hoş görünmekten çok uzak dört penceresi vardı. Ev, koskoca dünyada bir tek Arthur Dent için önemliydi ve bunun tek nedeni bahsi geçen evin şans eseri onun yaşadığı ev olmasıydı. Onu sinirli ve huysuz yapan Londra'dan ayrıldığından beri yaklaşık üç yıldır burada yaşıyordu. Otuz yaşlarında Uzun boylu, koyu saçlı biriydi ve asla kendisine güvenmezdi. Onu en çok endişelendiren şey, insanların ona her zaman neden bu kadar endişeli göründüğünü sormalarıydı. Arkadaşlarına hep onların düşündüklerinden çok daha ilginç olduğunu söylediği yerel bir radyo kanalında çalışıyordu. Öyleydi de, arkadaşlarının çoğu reklamcılık yapıyordu. Çarşamba gecesi çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Dar yol, ıslak ve çamurluydu. Ama perşembe sabahı güneş, Arthur Dent'in evinin üzerine son kez vurduğunda yol parlak ve temiz görünüyordu. Belediye meclisinin evi yıkıp yerine kestirme bir yol inşa etmek istediği Arthur'a henüz uygun bir şekilde bildirilmemişti. Perşembe sabahı saat 8'de Arthur uyandığında gözleri kıpkırmızıydı. Yataktan çıktı, çapaklı ve sulanmış gözlerle odasında gezindi. Pencereyi açtı, bir buldozer gördü. Terliklerini buldu ve elini yüzünü yıkamak için ayaklarını sürüye sürüye banyoya gitti. Diş macunu fırçanın üzerinde. Öyleyse fırçala tıraş aynası tavana doğru bakıyordu. Onu düzeltti. Bir an için banyo penceresinden ikinci bir buldozerin görüntüsü yansımıştı. Ayna düzgünce ayarlandığında Arthur Dent'in sert ve kısa sakallarını gösteriyordu. Onları tıraş etti, yüzünü yıkadı ve ağzına atacak lezzetli bir şeyler bulmak üzere yine ayaklarını sürüye sürüye mutfağa doğru yürüdü su ısıtıcısı, fiş, buzdolabı, süt, kahve ve esne. Buldozer sözcü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı. Mutfak penceresinden görünen buldozer büyüktü. Sarı diye düşündü ve giyinmek için ayaklarını sürüye sürüye yatak odasına döndü. Banyonun önünden geçerken koca bir bardak su içmek için durdu. Sonra bir tane daha içti. Akşamdan kalma olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Önceki gece içki mi içmişti? Herhalde içmiş olmalıydı. Gözüne tıraş aynasındaki bir pırıltı çarptı. Sarı diye düşündü ve yatak odasına doğru ayaklarını sürüye sürüye ilerledi. Durdu ve düşündü. Bar diye düşündü. Ah elbette bar. Kızgın olduğunu, önemli görünen bir şey yüzünden kızgın olduğunu hayal meyal hatırladı. Bir süredir çevresindekilere o konudan bahsetmiş olduğundan, hatta insanlara bunu uzun uzun anlattığından kuşkulanıyordu. Anımsayabildiği en net görüntü Konuştuğu insanların yüzlerindeki donuk ifadelerdi. Çok kısa bir süre önce hakkında bir şeyler öğrendi yeni bir kestirme yolla ilgiliydi. Yol çalışması aylardır hazırlık aşamasındaydı. Ama görünüşe göre kimsenin bundan haberi yoktu. Saçmalık. Bir yudum su aldı. Her şeyin bir şekilde kendi kendine yoluna gireceğine karar vermişti kimse kestirme bir yol istemiyordu. Belediye meclisinin hiçbir dayanağı yoktu. Her şey kendi kendine yoluna girecekti. Tanrım bu ne korkunç bir akşamdan kalmalıktı. Giysi dolabının aynasında kendine baktı. Dilini çıkardı. Sarı diye düşündü. Sarı sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı 15 saniye sonra evden çıkmıştı ve bahçesindeki patikada ilerleyen büyük sarı bir buldozerin önünde yatıyordu Bay el Prosser söylenenlere bakılırsa sıradan bir insandı Bir başka deyişle maymundan gelme karbon temelli ve iki ayaklı bir yaşam biçimiydi daha fazla ayrıntı vermek gerekirse 40 yaşında şişman, kılıksız bir adamdı ve belediye meclisinde çalışıyordu. Tuhaf bir şekilde bunu bilmese de baba tarafından doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyordu. Yine de araya giren nesiller ve karışan ırklar genlerinde o kadar çok değişikliğe sebep olmuştu ki artık gözle görülebilir Moğol özellikleri taşımıyordu. Bay Elproster'da kudretli atalarından geriye kalan tekis, karın bölgesindeki göze çarpan şişmanlık ve küçük kürk şapkaları olan Tutkusuydu. Kesinlikle büyük bir savaşçı değildi. Aslına bakılırsa gergin ve endişeli bir adamdı. Bugün özellikle gergin ve endişeliydi. Çünkü işinde, işi gün bitmeden Arthur Dent'in evinin yoldan kaldırılmasını sağlamaktı ciddi bir terslik çıkmıştı. Saçmalamayın Bay Dent, dedi. Kazanamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Sonsuza dek buldozerin önünde yatamazsınız. Gözlerini acımasız bir ateşle parlatmaya çalıştı. Ama olmuyordu işte. Çamurun içinde yatan Arthur'un sesi onunkini bastırdı. Benim gözüm kara, dedi er mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Korkarım durumu kabul etmek zorunda kalacaksınız, dedi Bay El Prosser, kürk şapkasını sıkıca tutup kafasının üzerinde döndürerek. Bu kestirme yolun inşa edilmesi gerekiyor ve inşa edilecek. Bunu ilk defa duyuyorum, dedi Arthur. Peki neden inşa edilmesi gerekiyormuş? Bay Prosser neden inşa edilmesi gerekiyormuş da ne demek?" dedi. "Bu bir kestirme yol. Kestirme yollar inşa edilmelidir. Kestirme yollar, bazı insanların A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde gitmesini, bu sırada başka insanların da B noktasından A noktasına çok hızlı bir şekilde varmasını sağlayan buluşlardır." Tam ortada bir nokta olan C noktasında yaşayan insanlarsa sık sık şunu merak ederdi. A noktasında ne var ki bunca insan B noktasından oraya gitmek için can atıyor? Ve B noktasında ne var ki bunca insan A noktasından oraya gitmek için can atıyor? Çoğu kez insanların hangi lanet olası yerde olmak istediklerine kesin bir karar verip bu duruma bir son vermelerini dilerlerdi. Bay Prosser D noktasında olmak istiyordu. D noktası belli bir yer değildi. A, B ve C noktalarının çok, çok uzağındaki herhangi bir uygun nokta olabilirdi. D noktasında kapısının üzerinde baltalar olan küçük bir kulübesi olacaktı ve D noktasına en yakın bar olan E noktasında birazcık iyi vakit geçirecekti. Karısı elbette ki sarmaşık gülleri olmasını isterdi. Ama o baltaları tercih ediyordu. Nedenini bilmiyordu. Baltalar hoşuna gidiyordu. Buldozer sürücülerinin alaycı sırıtışları arasında kıpkırmızı oldu. Ağırlığını bir ayağından diğerine verdi birilerinin korkunç bir beceriksizlik yaptığı gün gibi ortadaydı ve o kişinin kendisi olmaması için dua etti. Vaktinde herhangi bir öneri ya da itirazda bulunmaya hakkınız vardı, biliyorsunuz, dedi Bay Prosser. Vaktinde mi? dedi Arthur, baykuş gibi öterek. Vaktinde, bunu ilk kez dün evime gelen bir işçiden duydum, ona pencereleri silmeye mi geldin diye sordum. O da hayır, evi yıkmaya geldim dedi. Elbette ki bunu hemen söylemedi. Şey, hayır. Önce birkaç pencere sildi ve benden bir beşlik kaldı. Ondan sonra söyledi. Ama Bay Dent, planlar dokuz aydır yerel planlama ofisinde duruyordu. Şey, evet. Dün öğleden sonra duyar duymaz. Doğrudan oraya gittim. Planların orada olduğunu duyurmak için kılınızı bile kıpırdatmadınız değil mi? Bunu gerçekten gidip birilerine ya da bir şeylere bildirmekten bahsediyorum. Ama taslaklar asılıydı. Asılı mıydı? Onları bulabilmek için en sonunda bodruma inmek zorunda kaldım. Evrakların asıldığı bölüm orasıdır. Elimde bir fenerle şey büyük olasılıkla ışıklar gitmişti. Merdivenler de gitmişti. Ama bakın duyuruyu buldunuz, değil mi? Evet, dedi Arthur. Evet, buldum. Kapısında "Leopar'a dikkat et" yazılı bir tabela asılmış ve kullanılmayan bir helaya tıkılmış kilitli bir dosya dolabının içindeydi. Başlarının üzerinden bir bulut geçti. Bulutun gölgesi soğuk çamurun içinde dirseğine dayanmış bir şekilde uzanan Arthur Dent'in üzerine düştü. Arthur Dent'in evinin üzerine düştü. Bay Prosser kaşlarını çatıp buluta baktı. Çok da matah bir ev değil, dedi. Üzgünüm ama onu sevmiş bulundum bir kere. Kestirme yolu da seveceksiniz. Ah, kapa çeneni, dedi Arthur Dent. Kapa çeneni ve defol git. Giderken lanet olası kestirme yolunu da yanına al. Hiçbir dayanağın yok ve sen bunu biliyorsun. Zihni Arthur Dent'in evinin yanıp kül oluşunun ve Arthur'un sırtına saplanmış en az üç kalın mızrakla birlikte alev alev yanan yıkıntıdan çığlık çığlığa kaçışının tarifi güç ama müthiş çekici görüntüleriyle dolu olan Bay Prosser ağzını birkaç kez açıp kapattı. Buna benzer hayaller Bay Prosser'ı sık sık rahatsız eder ve kendisini çok gergin hissetmesine neden olurdu. Bir an için kekeledi ama sonra kendisini hemen toparladı. Bay Dent, dedi. Buyurun, benim, dedi Arthur. İşte size gerçeklere dayanan bazı bilgiler. Şu buldozerin dost doğru üstünüzden geçmesine izin verirsem, buldozerin ne kadar zarar göreceğine dair herhangi bir fikriniz var mı? Ne kadar? diye sordu Arthur. Hiç, dedi Bay Prosser. Ve beyninin neden hep birazdan ona bağıran bin kıllı atlıyla dolu olduğunu merak ederek sinirli bir şekilde uzaklaştı. Tuhaf bir rastlantı eseri, maymun soyundan gelen Arthur Dent, en yakın arkadaşlarından birinin, maymundan türemediği ve genelde iddia ettiği gibi Guildford'tan değil de aslında Beetlejuice civarındaki küçük bir gezegenden geldiğinden kesinlikle hiç şüphe etmiyordu. Arthur Dent bundan hiç ama hiç şüphelenmemişti. Bahsedilen bu arkadaşı dünya gezegenine yaklaşık 15 dünya yılı önce gelmişti ve dünya toplumuna ayak uydurmak için çok uğraşmıştı. Bunu da kısmen başardığını söylemeliyiz. Örneğin o 15 yılı işsiz bir aktör gibi davranarak geçirmişti ki bu da yeterince kabul edilebilirdi. Ama hazırlık araştırmasını birazcık baştan savma yaptığı için dikkatsizce bir hataya düşmüştü. Toplamış olduğu bilgiler sonuçta onu pek de göze çarpmayan Fort Prefect adını seçmeye yöneltmişti. Göze çarpacak kadar uzun boylu değildi. Yüz hatları çarpıcıydı. Ama kendisi göze çarpacak kadar yakışıklı değildi. İnce telli kızılımsı saçları şakaklarından geriye taranmıştı. Derisi sanki burnundan geriye doğru çekilmiş gibiydi. Görünüşünde çok az da olsa tuhaf bir şeyler vardı ama bunun ne olduğunu söylemek zordu. Belki gözlerini yeterince sık kırpıştırmamasıydı ve onunla biraz uzun konuştuğunuzda gayri ihtiyari onunkiler yerine sizin gözlerini sulanmaya başlıyordu. Belki de biraz fazla yayvanca gülümsemesi ve insanların üzerinde sanki dişlerini onların boyunlarına geçirmek üzereymiş gibi tedirgin edici bir duygu uyandırmasıydı. Dünyada edindiği arkadaşlarının çoğu onu egzantrik ama zararsız bir insan, garip huyları olan ve ele avuca sığmayan bir ayyaş olarak görürdü. Örneğin sık sık üniversite partilerine davetsiz gider, fena halde sarhoş olur ve dışarı atılana kadar bulabildiği her astrofizikçiyle dalga geçerdi. Bazen üzerine tuhaf bir dalgınlık gelirdi ve biri ona ne yaptığını sorana dek hipnotize olmuş gibi gökyüzüne bakardı. Sonra bir an suçluluk duygusuyla irkilir, ardından gevşeyip sırıtırdı. "Şey, yalnızca uçan daire arıyorum." diye şaka yapardı ve herkes kahkahalar atıp ona ne tür bir uçan daire aradığını sorardı. Yeşil olanları diye yanıtlardı. Yüzünde hınzır bir gülümsemeyle birlikte. Sonra bir an çılgınca kahkahalar atar ve birden en yakın bara dalıp peş peşe çok fazla içki ısmarlardı. Buna benzer akşamlar çoğunlukla kötü biterdi. Fort viskiyle kafayı bulur Kızın biriyle bir köşeye çekilip ona dili dolanarak uçan dairenin renginin aslında o kadar da önemli olmadığını açıklardı. Daha sonra yarı felçli bir halde karanlık sokaklarda sendelerken yoldan geçen polislere bir yılcılsa giden yolu bilip bilmediklerini sorardı çoğu kez. Polisler de genelde "Sizce eve dönme vaktiniz gelmemiş mi beyefendi?" gibi bir şeyler söylerdi. Deniyorum, bebeğim, deniyorum. Ford'un böyle durumlarda verdiği değişmez yanıttı. Aslında dalgın dalgın gökyüzüne bakarken aradığı herhangi bir uçağın daireydi. Yeşil demesinin nedeni, Yeşil'in Beetlejuice'un ticari keşif kolunun geleneksel uzay üniformasının rengi olmasıydı. Ford Prefect bir an önce bir uçan dairenin gelmesini çok istiyordu. Çünkü 15 yıl herhangi bir yerde mahsur kalmak için bile uzun bir zamandı. Özellikle de dünya gibi hayal bile edilemeyecek derecede sıkıcı bir yerde. Ford bir uçan dairenin çok kısa sürede gelmesini diliyordu. Çünkü uçan daireleri işaret vererek nasıl indireceğini ve onlara nasıl bineceğini biliyordu. Günde 36 eğir dolarından daha ucuza evrenin harikalarını nasıl göreceğini de biliyordu. Aslında Fort Prefect o tamamıyla dikkate değer kitap için, otostopçunun galaksi rehberi için çalışan gezgin bir araştırmacıydı. İnsanlar bulundukları ortama uyum sağlama konusunda çok başarılı olan varlıklardır ve öğlen olduğunda Arthur'un evinin civarındaki yaşam tutarlı bir rutine oturmuştu. Arthur'un kabul gören rolü vıcık vıcık çamurda sırt üstü yatıp ara sıra avukatını, annesini ya da iyi bir kitap görmeyi talep etmekti. Bay Prosser'ın kabul gören rolü ise fırsat buldukça halkın refahı adına kalkınma yürüyüşü, biliyor musun, bir keresinde benim evimi de yıkmışlardı. Asla arkama bakmadım konulu yeni nutuklar çekmek, başka muhtelif kandırma yöntemleri ve tehditler kullanarak Arthur'un hakkından gelmeye çalışmaktı. Buldozer sürücüsünün kabul gören rolü ise oturup kahve içmek, sendika yönetmeliğini inceleyerek durumu nasıl kendileri için maddi bir avantaja çevirebileceklerini düşünmekti. Dünya günlük rotasında ağır ağır ilerliyordu. Güneş, Arthur'un içinde yattığı çamuru kurutmaya başlıyordu. Üzerinden bir gölge daha geçti. Merhaba Arthur, dedi gölge. Arthur, kafasını kaldırıp gözlerini kısarak güneşe doğru baktığında, Ford Prefect'in tepesinde dikildiğini görüp bir an için ürktü. Ford, merhaba, nasılsın? İyiyim, dedi Ford. Baksana, meşgul müsün? Meşgul müyüm? diye haykırdı Arthur. Şey, bütün bu buldozerleri ve diğer şeyleri önlerine yatmak için buraya getirdim. Çünkü eğer bunu yapmazsam evimi yıkacaklar ama onun dışında özel bir meşguliyetim yok. Niye sordun? Bir yıl kinaye diye bir şey yoktu. Ve bu yüzden de Ford dikkatini toplamamışsa çoğu zaman alaycı sözleri fark edemezdi. İyi, konuşabileceğimiz bir yer var mı? Ne? dedi Arthur Dent. Ford birkaç saniyeliğine Arthur orada değilmiş gibi davrandı ve bir otomobilin altına girip ezilmeye çalışan bir tavşan gibi gözlerini dikip gökyüzüne baktı. Sonra birdenbire Arthur'un yanına çömeldi. Konuşmalıyız, dedi sesinde aceleci bir tonla. Tamam dedi Arthur. Konuş. Ve içmeliyiz dedi Ford. Konuşmamız ve içmemiz hayati önem taşıyor. Şimdi hadi bara gidip içelim. Tekrar gökyüzüne baktı, gergindi ve bir şeylerin olmasını bekliyor gibiydi. Bak, anlamıyor musun? diye bağırdı Arthur. Parmağıyla Prosser'ı işaret etti. Şu adam elimi yıkmak istiyor. Ford şaşkın şaşkın ona baktı. Tamam, bunu sen yokken de yapabilir değil mi? diye sordu. Ama bunu yapmasını istemiyorum ki. Ha, baksana senin derdin ne Ford? dedi Arthur. Hiç, hiçbir derdim yok. Dinle beni. Sana Şimdiye dek duyduğun en önemli şeyi söylemeliyim. Bunu sana şimdi söylemeliyim. Üstelik at ve tımarın barında söylemeliyim. Ama neden? Çünkü çok sert bir içkiye ihtiyacın olacak. Ford gözlerini dikip Arthur'a baktı ve Arthur karşı çıkış kararlılığının zayıflamaya başladığını hissederek çok şaşırdı. Ama bunun Ford'un Orion Beta yıldız sisteminde Madranit madeni kuşaklarına hizmet veren hiperuzay limanlarında öğrendiği eski bir içki içme oyunu yüzünden olduğunu fark edemedi. Oyun aslında dünyada oynanan Kızıl Derili Güreşi isimli oyundan pek de farklı değildi ve şöyle oynanıyordu. İki yarışmacı bir masaya karşılıklı olarak oturur ve önlerinde birer bardak vardır. Ortalarına bir şişe jank içkisi konur. Jank içkisi şu kadim Orion madenci şarkısıyla ölümsüzleşmiştir. Şey, bana o canım jank içkisinden verme daha fazla. Hayır, bana o canım jank içkisinden verme daha fazla. Çünkü aklım başımdan gidecek, dilim yalanlar düzecek, gözlerim görmeyecek ve ölüm beklemeyecek. Koymayacak mısın bana şu günahkar canım içkiden bir bardak daha? Daha sonra her yarışmacı iradesini şişeye yoğunlaştırır ve şişeyi eğip daha sonra onu içmek zorunda olacak, rakibin bardağına dökmeye çalışır. Sonra şişe tekrar doldurulur. Oyun tekrar tekrar oynanır. Bir kez kaybetmeye başladınız mı büyük olasılıkla kaybetmeye devam edersiniz. Çünkü can keçkisinin etkilerinden biri de telepisişik gücü bastırmasıdır. Önceden kararlaştırılmış miktar tüketilir tüketilmez, son kaybedene genellikle biyolojik açıdan müstehcen bir ceza verilir. Ford Prefect çoğunlukla kaybetmeye oynardı. Ford, at ve tımara belki de gerçekten gitmek istediğini düşünmeye başlayan Arthur'a dik dik bakmayı sürdürdü. Peki ya evime ne olacak? diye sordu Arthur dokunaklı bir sesle. Ford dönüp Bay Prosser'a baktı ve birdenbire aklına hınzırca bir fikir geldi. Şu adam mı evini yıkmak istiyor? Evet, yapmak istediği kestirme bir yol inşa ve sen bu önünde yatıyorsun diye bunu yapamıyor mu? Evet ve bir anlaşmaya varabileceğimize eminim, dedi Ford bakar mısınız? diye bağırdı. Bay Prosser o sırada buldozer sürücülerinin sözcüsüyle Arthur Dent'in akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturup oluşturmadığını ve eğer oluşturuyorsa bunun için kendilerine ne kadar para ödeneceğini tartışıyordu. Etrafına bakındı. Arthur'un yanında birini görünce hem şaşırdı hem de biraz telaşlandı. Evet, ''Ne vardı?'' diye seslendi. ''Baydent'in aklı başına geldi mi artık?'' ''Şu an için'' diye seslendi Ford. ''Gelmediğini varsayabilir miyiz?'' Ee dedi iç çekerek Bay Prosser. ''Ve ayrıca bir de'' dedi Ford. ''Bütün gün burada kalacağını varsayabilir miyiz?'' ''Yani?'' Yani adamlarınızın hepsi bütün gün hiçbir şey yapmadan etrafta dikiliyor olacaklar, değil mi? Olabilir, olabilir. Pekala, madem bunu yapmaya razısınız, o zaman aslında onun bütün gün burada yatmasına ihtiyacınız yok demektir, değil mi? Ne? Aslında, dedi Ford sabırla, ona burada ihtiyacınız yok. Bay Prosser bunu düşündü. Hayır, öyle değil, dedi. Buna tam olarak ihtiyaç denmez ama... Bay Prosser endişelenmişti. İkisinden birinin söylediklerinde bir mantıksızlık olduğunu düşünüyordu. Eğer onun gerçekten burada olduğunu varsayarsanız, o zaman o ve ben yarım saatliğine bara kaçabiliriz. Ne diyorsunuz? diye sordu Ford. Bay Prosser bunun tam bir saçmalık olduğunu düşünüyordu. ''Bu kulağa son derece mantıklı geliyor.'' dedi. İkna edici bir ses tonuyla ve kimi ikna etmeye çalıştığını merak ederek. ''Ve daha sonra eğer siz de bir tek atmak isterseniz.'' dedi Ford. ''Biz de karşılıklı olarak sizi idare ederiz.'' ''Çok teşekkürler.'' dedi bu oyunun sonunu nasıl getireceğini artık hiç düşünemeyen Bay Prosser, ''Çok teşekkürler, evet, bu çok nazik bir davranış.'' Kaşlarını çattı, sonra gülümsedi. Sonra ikisini de aynı anda yapmaya çalıştı, başaramadı. Kürk şapkasını kavradı ve tedirgin hareketlerle başının üzerinde döndürdü. Az önceki oyunu kazandığını varsayabiliyordu yalnızca. O zaman diye devam etti Ford Prefect. Eğer buraya gelip yere yatarsanız. Ne? dedi Bay Prosser. Şey, kusuruma bakmayın dedi Ford. Sanırım demek istediğim şeyi tam olarak anlatamadım. Birinin buldozerlerin önüne yatması gerekiyor değil mi? Aksi halde onları Bay Dentin evine girmekten alıkoyacak hiçbir şey olmaz değil mi? Ne? dedi yine Bay Prosser. Çok basit, dedi Ford. Müvekkilim Bay Dent, yalnızca sizin gelip onun yerini almanız halinde burada, çamurun içinde yatmayı bırakacağını söylüyor. Ne diyorsun sen, dedi Arthur. Ama Ford sessiz olması için onu ayakkabısıyla dürttü. Siz benim, dedi Prosser. Yeni düşüncesini kendi kendine heceleyerek. Gelip Oraya yatmamı mı istiyorsunuz? Evet. Buldozerin önüne. Evet. Baydentin yerine. Evet. Çamura. Dediğiniz gibi çamura. Bay Prosser aslında kaybedenin kendisi olduğunu anladığında sanki omuzlarından bir yük kalkmış gibi hissetti. Bu onun bildiği dünyaya daha çok benziyordu. İç çekti. Bunun karşılığında siz de Bay Dent'i bara götüreceksiniz. Öyle, dedi Ford. Aynen öyle. Bay Prosser birkaç gergin adım atıp durdu. Söz mü? diye sordu. Söz, dedi Ford. Arthur'a döndü. Haydi, dedi ona. Ayağa kalk da adam oraya yatsın. Arthur ayağa kalktı. Kendini sanki bir rüyadaymış gibi hissediyordu. Ford Prosser'ı bir el hareketiyle çağırdığında adam üzgün ve beceriksiz bir şekilde çamurun içine oturdu. Prosser bütün hayatının bir rüya olduğunu hisseder. Bazen de bunun kimin rüyası olduğunu ve rüyayı görenin gördüklerinden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ederdi. Çamur kıçının ve kollarının etrafını çevrelerken ayakkabılarının içine sızıyordu. Ford ona sert bir bakış attı. Bay Dent burada yokken sinsice davranarak evini yıkmak yok. Anlaştık mı? dedi. Böyle bir düşüncenin, diye homurdandı Bay Prosser, gerçekleşme olasılığını arkasına yaslanarak devam etti. Kafamda kurmaya bile başlamadım. Buldozer sürücüleri sendikası temsilcisinin yaklaştığını gördüğünde kafasını geriye çamura gömüp gözlerini kapattı. Şu anda kendisinin akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını kanıtlamaya yönelik tezleri kafasının içinde sıraya koymaya çalışıyordu. Bu konuda emin olmaktan çok uzaktı. Kafası gürültüler, atlar, dumanlar ve leş gibi bir kan kokusuyla doluydu sanki. Kendisini ne zaman perişan ya da kullanılmış hissetse böyle olurdu ve bunu kendine asla açıklayamamıştı. Bizim hiç bilmediğimiz üst bir boyutta kudretli han öfkeyle büyürüyordu. Ama Bay Prosser yalnızca hafifçe titreyip sızlandı. Göz kapaklarının ardında biriken minik su damlacıkları gözlerine battı. Bürokratik karışıklıklar, çamurda yatan kızgın adamlar, anlaşılmaz hakaretler sarf eden gizemli yabancılar ve kafasının içinde ona kahkahalarla gülen atlılardan kurulu, kimliği belirsiz bir ordu. Ne gün ama! Ne gün ama! Fort Prefect artık Arthur'un evinin yıkılıp yıkılmamasının hiçbir önemi kalmadığını biliyordu. Arthur ise hala çok endişeliydi. Peki ama ona güvenebilir miyiz? diye sordu. Bana kalsa ona dünyanın sonu gelene kadar güvenirdim, dedi Ford. Ya öyle mi? dedi Arthur. Peki dünyanın sonuna ne kadar kaldı? Yaklaşık 12 dakika kadar, dedi Ford. Haydi, bir içkiye ihtiyacım var. Bölüm 2 Ana Galaktika Ansiklopedisi, alkol konusunda şunları söyler. Alkolün şekerlerin mayalanması sonucu oluşan renksiz, uçucu bir sıvı olduğunu belirtir ve karbon temelli belirli canlı türleri üzerindeki zehirleyici etkisinden söz eder. Otostopçunun Galaksi Rehberi de alkolden bahseder. Var olan en iyi içkinin pan galaktik gargara bombası olduğunu söyler. Pan galaktik gargara bombası içmenin etkisinin beyninizin çevresine bir limon dilimi sarılmış büyük bir altın tuğla tarafından parçalanmasına benzetilebileceğini söyler en iyi pangalaktik gargara bombasının hangi gezegenlerde hazırlandığı, bir tanesine ne kadar ödeyeceğiniz ve sonrasında eski halinize dönmeniz için hangi gönüllü kuruluşların size yardım edebileceği de rehberde yazılıdır. Rehberde içkiyi kendi kendinize nasıl hazırlayabileceğiniz bile anlatılır. O canım can içkisinden bir şişe alın der. İçine Santraginus V denizlerinden alınmış bir ölçü su katın. Ah o Santraginus denizlerinin suyu der. Ah o Santraginus balıkları. Üç küp Arcturus megacinini karışımın içinde eritin. Uygun bir şekilde dondurulmuş olmalı yoksa benzini uçabilir. Falya bataklıklarında zevkten ölmüş tüm mutlu otostopçuların anısına 4 litre falya bataklık gazını karışıma ekleyip köpürtün. Gümüş bir kaşığın arkasına bir ölçü kualaktin hipernanesi özü koyun. Karanlık kualaktin bölgelerinin sarhoş edici, hafif tatlı ve gizemli kokularını anımsatan kualaktin hipernanesinin özünden. Karışımın içine bir algolya güneş kaplanının dişini atın. Algolya güneşlerinin alevlerini içkinin kalbine yayarak eriyişini izleyin. Zanfur serpin, zeytin ekleyin. İçin ama çok dikkatlice. Otostopçunun galaksi rehberi ana galaktika ansiklopedisinden daha fazla satmaktadır. Altı tane sert Arjantin bira, dedi Fort Prefect, at ve tımarın barmenine. Ve lütfen çabuk ol, dünyanın sonu gelmek üzere. At ve tımarın barmeni, bu tür bir muameleyi hak etmiyordu. O yaşlı ve ağırbaşlı bir adamdı. Gözlüklerini burnundan yukarı itti ve gözlerini kırpıştırarak Fort Prefect'e e baktı. Fort onu umursamadan pencereden dışarı baktığındaysa barmen bu kez Arthur'a döndü. Arthur ise çaresiz bir tavırla omuzlarını silkip sessiz kaldı. Ya, öyle mi efendim? Bunun için güzel bir hava dedi sonunda barmen ve Arjantinleri doldurmaya başladı. Bir kez daha denedi. Öğleden sonraki maçı izleyecek misiniz? Ford bakışlarını ona çevirdi. Hayır, bunun hiç anlamı yok dedi ve bakışlarını tekrar pencereden dışarıya çevirdi. Neo, yoksa maçın sonucunu tahmin edebiliyor musunuz efendim? dedi barmen. Arsenal'in hiç şansı yok ha? Hayır, hayır, Sadece dünyanın sonu gelmek üzere de ondan. Şey, evet efendim, söylemiştiniz, dedi barmen. Bu kez gözlüklerinin üzerinden Arthur'a bakarak. Ancak dünyanın sonu gelirse elimizden kurtulabilir. Ford gerçek bir şaşkınlıkla dönüp adama baktı. Hayır, pek öyle değil, dedi kaşlarını çattı. Barmen derin bir nefes aldı. ''Buyurun efendim, altı Arjantin'iniz'' dedi. Arthur bitkin bir gülümsemeyle ona baktı ve tekrar omuzlarını silkti. Sonra dönüp olup bitenleri duymuş olma ihtimaline karşı barın geri kalanına yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Hiçbiri duymamış ve onun neden kendilerine gülümsediğini anlamamıştı. Barda Ford'un yanında oturan adam önce ikisine sonra altı tane Arjantin'e baktı. Akıldan hızlı bir hesap yaptı, hoşuna giden bir yanıta ulaştı, ardından onlara dönüp aptalca ve umut dolu bir şekilde sırıttı. Uzak dur, dedi Ford. Bir Algolia güneş kaplanını bile kendi işine döndürecek sert bir bakış fırlatarak, onlar bizim. Ford tezgaha beş sterlin yapıştırdı, üstü kalsın, dedi. Ne, beşliğin üstü mü? Sağ olun efendim. Onu harcamak için on dakikan kaldı. Barmen bir süreliğine yanlarından uzaklaşmaya karar verdi. Ford dedi Arthur. Lütfen bana ne olup bittiğini anlatır mısın? İç dedi Ford. Bitirmen gereken üç Arjantin var. Üç Arjantin mi? diye sordu Arthur. Öyle vaktinde mi? Ford'un yanındaki adam sırıttı ve mutlu bir ifadeyle kafasını sallayarak onayladı. Zaman bir yanılsamadır. Hele öğle vakti iki misli yanılsamadır dedi. Çok derin bir laf dedi Arthur. Bunu Readers Digest'a göndermelisin. Senin gibi insanlara ayırdıkları bir sayfaları var. İç. Neden durup dururken üç Arjantin? Kas gevşetici. Buna ihtiyacın olacak. Kas gevşetici mi? Kas gevşetici. Gözlerini dikip birasına baktı. Bugün yanlış bir şey mi yaptım, dedi. Yoksa dünya hep böyleydi de ben mi bunu fark edemeyecek kadar içime kapanmıştım? Pekala, dedi Ford. Açıklamaya çalışacağım. Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz? Ne kadardır, diye düşündü Arthur. Hmm, beş, belki de altı yıl olmuştur, dedi. O zamanlar yaşadıklarım şu anda bana az çok bir anlam ifade ediyor sanki. Pekala dedi Ford. Sana Petilcüs tarafında küçük bir gezegenden olduğumu söylesem, ne derdin? Arthur fark etmez der gibi omuzlarını silkti. Bilmem dedi. Bir asından koca bir yudum alarak. Ne oldu ki? Buna benzer bir şey mi söylemek istiyorsun? Ford pes etti. Şu anda bunun için hiç zahmete girmeye gerçekten değmeyecekti. Zaten dünyanın sonu gelmek üzereydi. Sadece şöyle dedi. İç. Ardından tam anlamıyla gerçeklere dayanan şu cümleyi ekledi: Dünyanın sonu gelmek üzere. Arthur Barın geri kalanına tekrar bitkin bir ifadeyle gülümsedi. Barın geri kalanıysa ona çatık kaşlarla baktı. Bir adam kendilerine gülümsemeyi bırakıp işine bakması için ona bir el işareti yaptı. Bugün perşembe olmalı dedi Arthur kendi kendine bir asına eğilerek Perşembeler hep zorlu geçer. Bölüm 3 Bu özel perşembe gününde gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerindeki iyonosferde bir şey sessizce ilerliyordu. Aslında birkaç şey sarı renkli, hantal, kocaman taş bloklara benzeyen İş anları gibi devasa ve kuşlar kadar sessiz birkaç düzine şey güzel güzel süzülüyor. Güneş denilen yıldızdan gelen elektromanyetik dalgaların keyfini çıkarıyor, gruplaşıyor, hazırlanıyor ve zamanın gelmesini bekliyorlardı. Altlarındaki gezegen şu an için istedikleri gibi varlıklarından neredeyse tamamen habersizdi devasa sarı şeyler fark edilmeden Gan Hill'e gittiler. Cape Canaveral'ın üzerinden geçtiler. Woomers ve Jodrell Bankası dost doğru onlara baktı ama göremedi. Çok yazık olmuştu. Çünkü bu tam da bunca yıldır aradıkları türden bir şeydi. Varlıklarının sezildiği tek yer, eta altı Duyumatik denilen ve kendi kendine sessizce uzaklara göz kırpan küçük, siyah bir aletti. Fort Prefect'in alışkanlık edindiği üzere her zaman omzuna astığı küçük deri çantanın içindeki karanlıkta barınıyordu. Fort Prefect'in çantasının içindekiler aslında oldukça ilginçti. Hatta dünyadaki herhangi bir fizikçinin gözlerini yuvalarından fırlatmaya yetecek kadar ilginçti. Bu nedenle onları seçmelerine katılıyormuş numarası yaptığı oyunların kıvrık kenarlı metinlerinin altına saklıyordu. Çantasında Eta 6 duyumatikin ve oyun metinlerinin yanı sıra bir de elektronik başparmak taşıyordu. Elektronik başparmak kısa, kalın ve siyah bir çubuktu. Pürüzsüz ve mattı. Bir ucunda birkaç jazzlı düğme ve tuşlar vardı. Çantasında ayrıca büyükçe bir elektronik hesap makinesini andıran bir alet daha taşıyordu. Bu aletin Yaklaşık 100 minik yassı düğmesi ve 1 milyon sayfadan herhangi birinin anında görüntülenebildiği yaklaşık 10 santimetre karelik bir ekranı vardı. Deli işi gibi karmaşık görünüyordu ve işte bu yüzden de içine çuk oturduğu plastik kapağın üzerine büyük, dostane harflerle "Paniye Kapılma" sözcükleri basılmıştı. Bunun diğer nedeni ise bu aracın şimdiye de Küçük Ayı'nın büyük yayın kuruluşlarından çıkmış en dikkate değer kitap olmasıydı. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Kitabın bir mikromezon, altı elektronik bileşen şeklinde basılmasının nedeni şuydu. Eğer normal bir kitap biçiminde basılsaydı, yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun onu yanına alabilmesi için hiç de kullanışlı olamayacak şekilde birkaç büyük binayı beraberinde taşıması gerekecekti. Fort Prefect'in çantasında bunların altında birkaç tükenmez kalem, bir not defteri ve Marks and Spencer markalı büyükçe bir banyo havlusu vardı. Otostopçunun galaksi rehberinin havlular konusunda söyleyecek bir çift sözü bulunmaktadır. Bir havlu der, Yıldızlar arası seyahat eden bir otostopçunun sahip olabileceği neredeyse en işe yarayan şeydir. Bir kere pratikte büyük değeri vardır. Jaglan Beta'nın soğuk aylarında yol alırken ısınmak için ona sarınabilirsiniz. Santraginus ışıl ışıl mermer kumsallarında baş döndürücü deniz buharını içinize çekerken üzerine yatabilirsiniz. Çöl dünyası Kakrafo'nun kıpkırmızı ışıldayan yıldızlarının altında onu üzerinize örtüp uyuyabilirsiniz. Ağır ağır akan mod ırmağı üzerinde seyrederken mini salınıza yelken yapabilirsiniz. Yumruk yumruğa dövüşlerde kullanmak üzere ıslatabilirsiniz. Zehirli gazlardan korunmak ya da tıralın, kurt gibi acıkmış, çırtlak canavarının bakışlarından ki aşırı aptal bir hayvandır, onu göremiyorsanız sizi görmediğini sanır ve sizi görmez ot kadar aptal ama çok çok açtır. Bu hayvandan kaçmak için başınıza sarabilirsiniz. Acil durumlarda havlunuzu imdat işareti olarak sallayabilirsiniz ve tabii ki hala yeterince temiz görünüyorsa onunla kurulanabilirsiniz. Daha da önemlisi bir havlu büyük psikolojik değere sahiptir. Herhangi bir sebeple şuursuz bir gezgin şuursuz gezgin yani otostopçu olmayan. Bir otostopçunun yanında havlusunun olduğunu fark ederse otomatik olarak bir diş fırçası, yüz koruyucu maske, sabun, bir kutu bisküvi, termos, pusula, harita, bir yumak, ip, sivrisinek ilacı, yağmurluk, uzay giysisi vesaire vesaire olduğunu da varsayacaktır. Üstelik bunun da ötesinde o şuursuz gezgin bunlardan herhangi birini veya otostopçunun kazara kaybetmiş olabileceği bir düzüne başka eşyayı seve seve ödünç verecektir. Çünkü o şuursuz gezgin otostopla galaksiyi kat eden, yalnızca temel ihtiyaçlarını gidererek zorlu şartlarda yaşayan, korkunç tehlikelerle savaşıp galip gelen ve hala havlusunun yerini bilen birinin hiç şüphesiz baş etmesi güç biri olduğunu düşünecektir otostopçu argosuna geçmiş bir deyiş vardır. Hey, düz ayak Ford Prefect ile hiç tanfır dedin mi? O havlusunun nerede olduğunu bilen bir süp düz ayaktır. Tanfır demek tanışmak, farkına varmak, sevişmek. Düz ayak gerçekten düzgün bir herif. Süp düz ayak gerçekten de şaşırtıcı bir derecede düzgün herif. Fort Prefect'in çantasındaki havlusunun üzerinde sessizce yuvalanmış yatan Eta 6 duyumatik daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Gezegen yüzeyinin kilometrelerce üzerinde devasa sarı şeyler yayılmaya başladılar. Jotrel Bank'taki biri güzel bir fincan yorgunluk çayı içme zamanının geldiğine karar verdi. Yanında havlu var mı? Üçüncü Arjantin'ini bitirmeye uğraşan Arthur dönüp ona baktı. Neden? Şey, hayır olmalı mıydı? Artık şaşırmaktan vazgeçmişti. Çünkü bunun bir anlamı yoktu. Ford sinirle dilini şaklattı. İç, diye ısrar etti. Tam o anda dışarıdan gelen boğuk bir gümbürtü, barın hafif uğultusunun, müzik kutusunun sesinin, Ford'un yanında oturan ve en sonunda kendisine viski ısmarlatan adamın hıçkırıklarının arasından süzülerek duyuldu. Arthur birazını püskürterek ayağa fırladı. Bu da ne diye bağırdı. Endişelenme dedi Ford. Henüz başlamadılar. Tanrıya şükür dedi Arthur ve sakinleşti. Muhtemelen demin senin ev yıkıldı dedi Ford. Ardından son arjantinini de kafaya dikti. Ne diye bağırdı Arthur Ford'un yaptığı büyü aniden bozulmuştu. Arthur çılgınca etrafına bakındı ve pencereye doğru koştu. Aman Tanrım, evimi yıkıyorlar. Bu lanet olası barda ne işim var benim Ford? Şu aşamada hiçbir şey fark etmez, dedi Ford. Bırak eğlensinler. Eğlenmek mi? diye bağırdı Arthur. Eğlenmek. Aynı şeyden bahsedip bahsetmediklerini anlamak için dışarıya tekrar bir göz attı. ''Lanet olsun onların eğlencesine!'' diye haykırdı. Neredeyse boşalmış bira bardağını öfkeyle salladı ve koşarak bardan çıktı. O öğlen barda hiç arkadaş edinememişti. ''Durun sizi barbarlar, sizi ev yıkıcılar!'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı Artur. ''Sizi yarım akıllı vizikotlar, durun!'' Ford'un da onun peşinden gitmesi gerekecekti. Hızla barmene dönüp dört paket fıstık istedi. ''Buyurun efendim.'' dedi barmen, paketleri tezgahına çarparak. ''Size zahmet olmazsa yirmi sekiz alayım.'' Ford çok nazik davrandı. Barmen'e bir beşlik daha verdi ve üstünün kalmasını söyledi. Barmen önce paraya, sonra Ford'a baktı. Birdenbire ürperdi. Bir an içini hiç bilmediği bir duygu kapladı. Bilmiyordu çünkü yerkürede daha önce kimse böyle bir şey yaşamamıştı. Çok stresli zamanlarda var olan her canlı türü çevresine bilinçaltıyla algılanabilen zayıf sinyaller yayar. Bu sinyal o canlının doğum yerinden ne kadar uzakta olduğuna dair tam ve neredeyse dokunaklı bir his verir. Yerkürede doğum yerinden 25 bin kilometreden uzakta olmanız mümkün değildir. Ki bu da aslında çok uzak değildir. İşte bu yüzden de bu tür sinyaller farkına varılamayacak kadar anlıktır. Fort Prefect o anda büyük bir stres altındaydı ve yerküreden 600 ışık yılı uzaktaki Betelgeuse civarında doğmuştu. Sarsıcı ve kavranılmaz bir uzaklık hissiyle sarsılan barmen bir an yalpaladı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ama Ford Prefek'e yeni bir saygı duygusuyla, neredeyse huşuyla baktı. ''Ciddi misiniz efendim?'' dedi barı sessizleştiren hafif bir fısıltıyla. ''Dünyanın sonunun geldiğini mi düşünüyorsunuz?'' ''Evet.'' ''Peki bu öğleden sonra mı?'' Ford kendini toparlamıştı. En arsız zamanını yaşıyordu. Evet, dedi neşeyle. Tahminime göre iki dakikadan az zaman kaldı. Barmen yapmakta olduğu bu konuşmaya inanamıyordu. Ama az önce hissettiği duyguya da inanamıyordu. Yani bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? diye sordu. Hayır, hiçbir şey yok, dedi Ford. Fıstıkları cebine tıkıştırırken. Sessiz barda biri herkesin aniden nasıl da aptallaştığına kahkahalarla güldü. Ford'un yanında oturan adam artık hafiften sarhoş olmuştu. Kayan gözlerle Ford'a baktı. Dünyanın sonu geldiği zaman, dedi. Yere yatmamız ya da kafamıza bir kese kağıdı filan geçirmemiz gerektiğini sanıyordum. Eğer istersen öyle de yapabilirsin, dedi Ford. Orduda bize böyle söylemişlerdi, dedi adam ve gözlerini yeniden viskisine giden uzun yola doğru çevirmeye başladı. Bu işe yarar mı?" diye sordu barmen. "Hayır," dedi Ford ve ona dostça gülümsedi. "Bağışlayın," dedi. "Gitmem gerekiyor." El sallayarak ayrıldı. Bar bir an için sessiz kaldı. Sonra yeterince utanç verici bir şekilde biraz önce duruma kahkahalarla gülen adam aynı şeyi tekrar yaptı. Yanında bara sürüklediği kız son bir saat içinde ondan gerçekten nefret etmeye başlamıştı ve bir, bir buçuk dakika içinde adamın birdenbire buharlaşıp hidrojen, ozon ve karbon monoksitten oluşan bir buluta dönüşeceğini bilseydi herhalde çok memnun olurdu. Ancak o an geldiğinde kendisi de buharlaşmakla meşgul olacağı için bunu fark edemeyecekti. Barmen gırtlağını temizledi, sonra kendi sesini duydu. Son siparişler lütfen. Devasa sarı makineler alçalmaya ve daha hızlı hareket etmeye başladılar. Ford orada olduklarını biliyordu. Böyle olmasını o istememişti. Dar yoldan koşarak çıkan Arthur neredeyse evine ulaşmıştı. Havanın birden ne kadar soğuduğunu fark etmedi. Rüzgarı fark etmedi. Mantıksız bir şekilde aniden başlayan sağanak yağmuru bile fark etmedi. Bir zamanlar evi olan taş yığınının üzerinde ağır ağır ilerleyen çelik zincirli buldozerlerden başka hiçbir şeyi fark etmedi. "Sizi barbarlar!" diye haykırdı. "Belediye meclisini mahkemeye verecek ve elinizdeki son kuruşu bile alacağım. Sizi astıracağım, boğduracağım, parçalara ayıracağım." kırbaçlatacağım, sizi, sizi yeter diyene kadar kaynatacağım. Ford arkasından hızla koşuyordu. Çok, çok hızlı bir şekilde. Sonra da bunları tekrar yapacağım, diye bağırdı Arthur. İşim bittiğinde de bütün o küçük parçaları alıp üstlerinde zıplayacağım. Arthur, adamların buldozerlerden atlayıp kaçtıklarını ve Bay Prosser'ın telaş içinde göğe baktığını da fark etmedi. Bay Prosser sarı renkli devasa bir şeylerin bulutların arkasından çığlıklar attığını fark etmişti. Gerçek olamayacak kadar devasa sarı şeylerin. Üstünüzde tepineceğim, tepineceğim diye bağırdı Arthur. Hala koşuyordu. Ayaklarım su toplayana ya da aklıma yapacak daha iğrenç bir şeyler gelene kadar ardından da... Arthur takılıp tepe taklak düştü yere sırt üstü yapışı verdi. Sonunda bir şeyler olduğunu fark etmişti. Parmağı yukarı işaret etti. Bu kahrolası şey dene diye bir çığlık kopardı. Korkunç sarılığıyla gökyüzünde müthiş bir hızla ilerleyen şey her neyse akıllara durgunluk verecek bir gürültüyle gökyüzünü yardı ve uzağa fırladı. Havada açılan boşluksa İnsanın kulaklarını kafatasının iki metre içine gömen bir bam sesiyle kapandı. Onu bir başkası izledi ve aynı şeyi daha da gürültülü bir şekilde yaptı. Gezegenin yüzeyindeki insanların şu anda tam olarak ne yaptığını söylemek zordu. Çünkü kendileri de ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlardı. Olup bitenlerin hiçbiri mantıklı değildi. Evlerine koşuyor, evlerinden dışarı koşuyor ve gürültü karşısında sessizce çığlıklar atıyorlardı. Dünyanın dört bir yanında caddeler insanlarla dolup taştı. Gürültü üzerine çöküp vurduğu her şeyi dümdüz eden bir gelgit dalgası gibi tepelerin, vadilerin, çöllerin ve okyanusların üstünden geçerken otomobiller ani frenlerle birbirlerine girdi. Yalnızca bir adam ayakta durup gökyüzünü izledi. Gözlerinde korkunç bir hüzün ve kulaklarında kauçuk tıkaçlar vardı. Tam olarak ne olup bittiğini biliyordu. Eta altı duyumatiki gecenin bir yarısında yastığının yanında yanıp sönmeye başladığından ve onu yerinden sıçratarak uyandırdığından beri biliyordu. Bunca yıl beklediği buydu işte. Ama sinyal şablonunun şifresini çözdüğünde küçük ve karanlık odasında bedeni buz kesip Kalbi sıkışmış bir şekilde tek başına öylece oturmuştu. Galaksinin tüm ırkları içinde Dünya gezegenine gele gele sadece Vogonlar merhaba demeye gelmişti. Yine de ne yapması gerektiğini biliyordu. Vogon gemisi çok yukarılarda gürültüyle uçarken çantasını açtı. Yusuf ve rengarenk harika düş baltosunun bir kopyasını çıkarıp attı. Ardından. Tanrı büyüsünün bir kopyasını da çıkarıp attı. Gittiği yerde bunlara ihtiyacı olmayacaktı. Her şey hazırdı. Her şey hazırlanmıştı. Havlusunun yerini biliyordu. Yer kürenin üzerine ani bir sessizlik çöktü. Bu gürültüden de daha beterdi. Bir süre hiçbir şey olmadı. Devasa gemiler hareketsiz bir şekilde gökyüzünde Yer küredeki her milletin tepesinde asılı kaldılar. Devasa ve ağır gövdeleri gökyüzünde sabit bir şekilde asılı duruyordu ki bu doğaya karşı açık bir hakaretti. Baktıkları şeyi kavramaya çalışan pek çok insan doğrudan şoka girdi. Gemiler, tuğlaların asla duramayacağı gibi gökyüzünde asılı duruyorlardı. Hala hiçbir şey olmuyordu. Sonra hafif bir fısıltı başladı. Net bir sesin, ani ve engin fısıltısı çevreyi kuşattı. Dünya üzerindeki bütün müzik setleri, bütün radyolar, bütün televizyonlar, bütün kaset çalarlar, bütün alçak ve yüksek frekans hapörlörleri, bütün disk çalarlar kendi kendilerine aniden sessizce çalışmaya başladılar. Her teneke kutu, her çöp kutusu, her pencere ve her otomobil, her şarap kadehi, her paslı metal levha akustik açıdan kusursuz bir ses yansıtıcısına dönüştü. Yer küre yok olup gitmeden önce ses üretiminde ulaşılabilecek en üst noktayı görecekti ve şimdiye dek inşa edilmiş en büyük ses düzeni kuruluyordu. Ama ortada ne konser, ne müzik, ne de bir geçit töreni vardı yalnızca basit bir mesaj verilecekti. Yerküre halkı, lütfen dikkat, dedi bir ses. Harika bir ses. Distorsiyon seviyesi cesur bir adamı bile ağlatacak kadar düşük, harika, kusursuz ve dört kanallı bir sesti bu. Ben Galaktik Hiperuzay Planlama Konseyi'nden Prostetnik Vogon diye devam etti ses. Hiç şüphesiz fark edeceğiniz gibi galaksinin merkez dışı bölgelerine ait kalkınma planları yıldız sisteminizden geçen hiperuzaysal bir ekspres yolun inşa edilmesini zorunlu kılıyor ve maalesef gezegeniniz yıkılacaklar listesinde yer alıyor. İşlem iki yerküre dakikasından biraz daha kısa sürecektir. Teşekkürler. Anons bitti. Anlayamamanın doğurduğu dehşet olup bitenleri izleyen yer küre halkının üstüne çöktü ve bu dehşet sanki insanlar tahta bir levhanın üzerindeki demir tozlarıymış da altlarından bir mıknatıs geçiyormuş gibi yavaş yavaş kalabalıklara doğru yayıldı. Panik. Çılgınca bir kaçış paniği filizlendi ama kaçacak yer yoktu. Bunun farkına varan vagonlar yeniden anonsa başladılar. Şöyle dediler. Bu kadar şaşırmış gibi davranmanız anlamsız. Bütün planlama çizimleri ve yıkım emirleri sizin 50 yer küre yılınız boyunca Alfa Centauri'deki yerel planlama dairesinde asılı duruyor. Yani resmi bir şikayette bulunmak için bol bol vaktiniz vardı ve şimdi bu konuya yaygara koparmak için çok geç kaldınız. Anons yeniden kesildi ve yankısı uzaklarda yayıldı. Dev gemiler hiç zorlanmadan gökyüzünde ağır ağır döndüler. Her birinin altında bir kapı, boş ve karanlık bir kare açıldı. Bu arada bir yerlerde birileri bir radyo vericisinin başına geçip bir dalga boyu saptamış ve vagon gemilerine mesaj göndererek gezegen adına bir ricada bulunmuş olmalıydı. Onların ne söylediğini kimse duymamıştı ama yanıt duyuldu. Anons tekrar başlamıştı ve ses bu kez öfkeliydi. Şöyle dedi. Alfa Centauri'ye giden kimse olmadı da ne demek? Tanrı aşkına, insanoğlu biliyorsunuz ki orası yalnızca dört ışık yılı uzaklıkta. Kusura bakmayın ama çevrenizde olanlarla ilgilenmeye zahmet etmiyorsanız bu sizin sorununuz. Yok etme ışınlarını harekete geçirin. Bilemem dedi anons sistemindeki ses. Sizi kahrolası ilgisiz gezegen, sizlere karşı hiçbir sempati beslemiyorum. Ses kesildi. Korkunç bir sessizlik oldu. Korkunç bir gürültü oldu. Korkunç bir sessizlik oldu. Vogon inşaat filosu mürekkep karası yıldızlı boşluğun içlerine doğru kayarak uzaklaştı. Bölüm 4. Uzaklarda galaksinin karşı sarmal kolunda, güneş denilen yıldızdan 500 bin ışık yılı uzaklıkta, Galaktik İmparatorluk Hükümeti'nin başkanı Zafod Biblebrox, Damogran güneşinin altında göz kırpıp parıldayan iyon çekişli delta teknesiyle Damogran denizlerine açılmıştı. Sıcak Damogran, uzak Damogran, adı neredeyse hiç duyulmamış Damogran. Altın Kalp'in gizli evi Damogran. Tekne suda hızla ilerliyordu. Gitmek istediği yere varması biraz zaman alacaktı. Çünkü Damogran güçlük çıkartacak biçimde düzenlenmiş bir gezegendi. Çok hoş ama sinir bozucu genişlikteki okyanus parçalarıyla ayrılan irili ufaklı çöl adalarından başka bir şey yoktu burada. Tekne hızlanarak yoluna devam etti. Bu topografik tuhaflık yüzünden Damogran bir çöl gezegeni olarak kalmıştı. Galaktik İmparatorluk hükümetinin Altın Kalp projesi için Damogran'ı seçmesinin nedeni buydu işte. Damogran ıssız, Altın Kalp projesi de gizliydi. Tekne bir mermi hızıyla bütün gezegenin makul boyuttaki tek takımadasının ana adaları arasında uzanan denizin üzerinde hoplayarak ilerliyordu. Zafot Biblebrox, Paskalya adasındaki ismi tamamen anlamsız bir tesadüftü, Paskalya sözcüğü galaktikçe de ufak, yassı ve açık kahverengi anlamına gelir, küçük uzay limanından bir başka anlamsız tesadüf sonucu Fransa olarak bilinen Altın Kalp adasına gidiyordu. Altın Kalp üzerinde çalışmanın yan etkilerinden biri de oldukça anlamsız bir tesadüfler zinciriydi. Ama bugün projenin sonuçlanıp her şeyin ortaya çıkacağı ve altın kalbin ona hayran kalacak galaksiye tanıtılacağı günün aynı zamanda Zafot Biblebrox içinde büyük gün olması hiçbir şekilde tesadüf değildi. Başkanlığa soyunmaya sırf bugün için karar vermiş, bu karar Galaktik İmparatorluk'ta şok dalgaları yayılmasına yol açmıştı. Zafot Biblebrox, başkan? O Zafot Biblebrox değildir canım. O başkan değildir canım. Birçokları bunu bilinen evrenin tamamının sonunda keçileri kaçırdığının kanıtı olarak görmüştü. Zafot sırıttı ve teknenin hızını daha da arttırdı. Maceracı, eski hippi, keyfine düşkün, sahtekar mı Büyük ihtimalle. Manik bir şekilde kendi reklamını yapan, kişisel ilişkilerde korkunç başarısız ve boş gezenin boş kalfası olan Zafod Biblebrox. Başkan mı? Kimse keçileri kaçırmamıştı. En azından bu konuda. Koca galakside yalnızca altı kişi galaksinin hangi ilkeye dayanarak yönetildiğini anlayabiliyordu ve onlar da Zafod Biblebrox başkanlığına adaylığını koyma niyetini açıkladığında bunun neredeyse bir emrivaki olduğunun farkına vardılar. O başkanlık için ideal bir yemdi. Ama Zafod'un bunu neden yaptığını anlamakta kesinlikle çuvallamışlardı. Zafod güneşe doğru bir su dalgası fışkırtarak tekneyi sertçe yana yatırdı. Gün bugündü. Bugün Zafod'un Neyin peşinde olduğunu anlayacaklardı. Ayrıca bugün onun iki yüzüncü yaş günüydü, ama bu da yalnızca başka bir anlamsız tesadüftü aslında. Teknesini Damogran denizlerinde sektirirken, bugünün ne harika ne heyecan dolu bir gün olacağını düşünüp sessizce gülümsedi, gevşedi ve iki kolunu tembel tembel koltuğun arkasında sarkıttı. Kayak boksunu geliştirmek için geçenlerde sağ kolunun altına taktırdığı fazladan kolla da dümeni yönetiyordu. "Hey!" dedi yumuşak bir sesle kendi kendine. "Cidden sıkı bir herifsin sen." Ama sinirleri tel gibi gergindi. Fransa adası yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre genişliğinde, hilal biçiminde ve kumluk bir adaydı. Aslında kendi başına bir ada olmaktan çok dev bir koyun sınırlarını ve kavisini belirlemekteydi. Hilalin iç kısmındaki sahil şeridinin neredeyse tamamı sarp kayalıklardan oluştuğu için bu izlenim daha da güçleniyordu. Kayalıklar karşı kıyıya doğru hafif bir eğimle 8 kilometre boyunca alçalarak uzanıyordu. Kayalıkların tepesinde bir karşılama komitesi bulunuyordu komitenin büyük bölümünü altın kalbi inşa etmiş olan mühendisler ve araştırmacılar oluşturuyordu. Bunların çoğu insansıydı. Ama orada burada birkaç sürüngensi atom bilgini, hava perilerine andıran 2-3 yeşil maksimegaliktikçi, 1-2 ahtapotsu fiziko yapıcı ve bir holovu. Holovu süper zeki mavi bir gölgedir. Hollywood dışındakilerin hepsi rengarenk törensel laboratuvar önlükleri içinde göz kamaştırıyorlardı. Hollywood ise bu vesileyle geçici olarak münferit bir prizmaya yansıtılmıştı. Hepsi içlerini titreten büyük bir heyecan duyuyordu. Birlikte ve tek tek fizik kurallarının sınırlarını aşmışlar, maddenin temel dokusunu yeniden oluşturmuş, ihtimal ve ihtimalsizlik yasalarını zorlamış, eğip bükerek çiğnemişlerdi. Ama görünüşe göre bunların hepsinden daha heyecan verici olanı boynunda turuncu kuşak olan bir adamla tanışmaktı. Galaksi başkanı geleneksel olarak turuncu bir kuşak takardı. Galaksi başkanının aslında ne kadar güç sahibi olduğunu tam olarak hiç bilselerdi de onlar için çok fark etmeyecekti. Galakside yalnızca 6 kişi galaksi başkanının işinin güç kullanmak değil, dikkatleri ondan uzağa çekmek olduğunu biliyordu. Zafot Beeblebrox Prox bunu şaşırtıcı derecede iyi yapıyordu. Burnu dönüp hızla koya giren başkanlık sürat teknesinin usta manevrası ve güneş ışığıyla gözleri kamaşan kalabalık nefesini tuttu. Tekne denizin üzerinde bir sağa bir sola yatarak yaklaşırken etrafına ışıklar saçıyordu. Aslında suya değmesi falan gerekmiyordu. Çünkü iyonize atomlardan oluşan puslu bir yastığın üzerinde ilerliyordu. Ama sırf gösteriş için suya indirilebilen yüzgeç şeklinde ince küreklerle donatılmıştı. Kürekler havaya tıslayan su perdeleri fışkırtıyor, denizde çılgınca sallanan ve köpürerek son süratle koyu kateden teknenin arkasına dökülen derin yarıklar açıyordu. Zafot gösteriş yapmaya bayılırdı. En iyi yaptığı şey buydu. Dümeni sert çekirdi, tekne kayalık yamacın altında suyu tırpanlıyormuş gibi kendi çevresinde çılgınca döndü ve dalgaların üzerinde durdu. Zafot birkaç saniye içinde koşarak güverteye çıktı ve 3 milyardan fazla insana sırıtarak el salladı. 3 milyar insan aslında tam olarak orada değildi. Ama onun her hareketini havada itaatkar bir şekilde asılı duran küçük bir 3 boyutlu 3B robot kameranın gözünden izliyorlardı. Başkanın maskaralıkları 3B'de halk tarafından her zaman çok tutuluyordu. 3B'ler bunun için vardı. Tekrar sırıttı. 3 milyar ve 6 kişi durumu bilmiyordu. Ama bugün hiç kimsenin hesaba katmadığı kadar büyük bir maskaralık gerçekleşecekti. Robot kamera, başkanın iki kafasından daha popüler olanını yakından görüntülemek için ona doğru yönelirken başkan tekrar el salladı. Fazladan bir kafa ve üçüncü kol dışında aşağı yukarı insansı görünüyordu. Karma karışık sarı saçları sağa sola dağılmıştı, mavi gözleri tanımlanması imkansız bir ışıkla parlıyordu. Ve yanakları neredeyse her zaman tıraşsızdı. Altı metre çapında saydan bir küre, sürat teknesinin yanında yuvarlanıyor, suya batıp çıkarak yüzüyor ve parlak güneşin altında ışıldıyordu. İçinde yarım daire şeklinde ve göz alıcı güzellikte kırmızı bir deriyle kaplanmış geniş bir sedir yüzüyordu. Küre yuvarlanıp suya batıp çıktıkça sedir daha da hareketsizleşiyor, deriyle kaplanmış bir kaya gibi sabit duruyordu. Bütün her şey gibi bu da yalnızca gösteriş içindi. Zafot kürenin duvarından içeri girip sedire yayıldı. İki kolunu sedirin arkasına attı, üçüncüsüyle dizindeki tozu silkeledi. Kafaları gülümseyerek çevreye baktı, ayaklarını uzattı. Haykırmamak için kendini zor tuttuğunu düşündü. Kürenin altında sular kaynamaya, fokurdamaya ve fışkırmaya başladı. Bir aşağı bir yukarı hareket edip yuvarlanarak havaya yükseldi. Kayalığa ışık çubukları saçarak yükseldikçe yükseldi. Küre fıskiyenin üzerinde yükseldikçe Altından dökülen sular tekrar yüzlerce metre aşağıdaki denize çarpıyordu. Zafot nasıl göründüğünü hayal ederek gülümsedi. Tam anlamıyla saçma bir ulaşım şekliydi. Ama tam anlamıyla da nefisti. Küre bir an için kayalığın tepesinde oyalandı, yan yattı ve raylı bir rampaya değdi. Rampadan aşağı küçük, iç bükey bir platforma yuvarlanıp durdu. Zafot, B. Brox, olağanüstü bir alkış eşliğinde küreden çıktı, turuncu kuşağı ışıkta göz kamaştırıyordu. Galaksi başkanı gelmişti işte. Alkışların kesilmesini bekledi ve sonra elini kaldırarak herkesi selamladı. Merhaba, dedi. Bir hükümet örümceği yan yan yürüyerek başkanın yanına gitti ve önceden hazırlanmış konuşma metninin bir kopyasını eline tutuşturmaya kalkıştı asıl metnin 3'ten 7'ye kadar olan sayfaları o anda koydan 8 kilometre kadar uzakta Damogran denizinin sularında yüzüyordu. Birinci ve ikinci sayfalarsa bir ibikli Damogran kartalı tarafından kurtarılıp kartalın icat etmiş olduğu sıra dışı yeni yuva biçiminin bir parçası olmuştu çoktan. Yumurtadan yeni çıkmış yavru bir kartalın büyük oranda incecik kağıt parçalarından yapılmış bu yuvadan çıkması neredeyse imkansızdı. İbikli Damogran Kartalı, türlerin hayatta kalma kavramı hakkında bir şeyler duymuştu. Zafot Biblebrox'un önceden hazırlanmış bir konuşmaya ihtiyacı olmayacaktı. Bu yüzden bir örümcek tarafından kendisine sunulan metni nazikçe geri çevirdi. Merhaba, dedi tekrar. Herkes ya da en azından neredeyse herkes ona gülümseyerek bakıyordu. Kalabalığın arasında Trillian'ı fark etti. Trillian, Zafod'un bu yakınlarda gerçekleştirdiği bir gezegen ziyareti sırasında sırf eğlence olsun diye kılık değiştirip tavladığı bir kızdı. İnce yapılı, esmerce ve insansıydı. Uzun ve dalgalı siyah saçları, kalın dudakları, garip toparlak bir burnu, saçma bir kahverengi tonuna sahip gözleri vardı. O özel şekliyle bağlanmış kırmızı eşarbı ve uçuşan ipeksi uzun elbisesiyle hafiften bir arabı andırıyordu. Tabii ki oradaki kimse Arap diye bir şey duymamıştı. Arapların soyu çok kısa bir süre önce tükenmişti. Zaten yaşarlarken de Damogra'nın 500 ışık yılı uzağında yaşamışlardı. Trilyon özel biri değildi. Ya da en azından Zafot öyle iddia ediyordu. Kız yalnızca onunla epey takılan ve ona hakkında düşündüklerini söyleyen biriydi. Merhaba tatlım, dedi kıza. Kız ona ani ve gergin bir gülümsemeyle bakıp kafasını çevirdi. Sonra yüzünde daha sıcak bir gülümsemeyle bir kez daha baktı. Ama o bakana kadar Zafot çoktan başka bir tarafa dönmüştü. "Merhaba," dedi. Merhaba demeyi kesip demec vermeye başlamasını dileyerek birbirine sokulmuş küçük yaratık grubuna. Yaratıklar basın mensuplarıydı. Özellikle onlara sırıttı çünkü birkaç saniye içinde onlara demecin babasını verecekti. Yine de hemen sonra söyledikleri onların pek işine yarar şeyler değildi. Sinirlenmeye başlayan bir parti görevlisi, başkanın kendisi için hazırlanmış nefis konuşma metnini okuyacak havada olmadığına karar verdi ve cebindeki uzaktan kumanda cihazının düğmesine bastı. Uzakta, önlerinde, gökyüzüne doğru uzanan beyaz bir kubbe çatlayarak ortadan ikiye ayrıldı ve kendini yavaşça katlayarak yere indi. Böyle olacağını çok iyi bilmelerine rağmen, çünkü gök kubbeyi bu şekilde inşa eden kendileriydi, herkes soluğunu tuttu. Kubbenin altında 150 metre uzunluğunda ve zarif bir koşu ayakkabısına benzeyen devasa bir yıldız gemisi yatıyordu. Kusursuz bir beyazlıkta ve akıllara durgunluk verecek güzellikteydi. Geminin kalbinde, kalabalığın görmediği bir yerde İçinde şimdiye dek tasarlanmış en akla zarar buluşu muhafaza eden küçük altın bir kutu vardı. Bu yıldız gemisini galakside eşsiz kılan bu araç, gemiye adını veren cihazdı. Altın kalp. Vay canına, dedi Zafod Bible Prox. altın kalbe bakarak. Söyleyebileceği pek fazla şey yoktu. Basını kızdıracağını bildiği için aynı şeyi bir kez daha söyledi. Vay canına! Kalabalık, beklenti dolu gözlerle ona döndü. Zafot, kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak kendisine bakan Trilyan'a göz kırptı. Kız onun ne söylemek üzere olduğunu biliyor ve aslında rezil bir gösteriş meraklısı olduğunu düşünüyordu. Bu gerçekten hayret verici, dedi Zafot. Bu gerçekten tam anlamıyla hayret verici. O kadar hayret verici bir şekilde hayret verici ki sanırım onu çalmak istiyorum. Müthiş bir başkanlık demeciydi ve şeklen tamamen doğruydu. Kalabalık beğeniyle güldü, gazeteciler neşeyle ETA altı habermatiklerinin düğmelerine bastılar ve başkan sırıttı. Sırıtırken yüreği dayanılmaz bir şekilde çarpmaya başladı ve sessizce cebinde duran küçük felç matik bombasının düğmesine bastı. Sonunda buna daha fazla dayanamadı. Kafalarını göğe kaldırıp vahşi bir nara kopardı, ardından bombayı yere fırlattı ve aniden donup kalmış ışıltılı gülümsemeler denizinde ileriye doğru koşmaya başladı. Bölüm 5 Prostetnik Vagonjers diğer vagonların bile gözüne hoş görünmezdi. Yüksek kemerli burnu bir domuzunkini andıran minik alnının ta yukarısına dek uzanıyordu. Kauçuğa benzeyen koyu yeşil derisi vagon sivil hizmet politikası oyununu oynamasına hatta iyi oynamasına izin verecek kadar kalındı. Ayrıca hiçbir olumsuz etkiye uğramadan Denizin 300 metre altında süresiz yaşamasını sağlayacak kadar da su geçirmezdi gerçi yüzmeye gittiği de yoktu programı buna izin vermeyecek kadar doluydu şu an olduğu kişi olmuştu çünkü milyarlarca yıl önce vagonlar vok kürenin kadim durgun denizlerinden sürünerek çıkıp nefes nefese kalmış bir şekilde gezegenin bakir kıyılarına uzandıklarında genç parlak voksol güneşinin ilk ışıkları o sabah üzerlerine vurduğunda sanki evrimin güçleri oracıkta onlardan vazgeçmiş, sonra da tiksintiyle arkalarına dönüp uzaklaşarak, çirkin ve talihsiz bir hata olarak gördükleri bu yaratıklarla daha fazla uğraşmamaya karar vermişti. Vagonlar bir daha hiç evrim geçirmediler. Hayatta kalmayı asla başaramamış olmaları gerekirdi. Bu yaratıklar hayatta kalmayı başarmış olmalarını kararlılıklarına ve Şuursuz inatçılıklarına borçludurlar. Evrim mi dediler kendi kendilerine ne gereği var ve daha büyük anatomik uygunsuzluklarını ameliyatla düzeltebilecek noktaya gelene kadar doğanın onlara vermeyi reddettiği şey olmadan da yaşadılar. Bu sırada Vok küre gezegenindeki doğal güçler önceki hatalarını telafi etmek için fazla mesai yapıyordu. Işıl ışıl parlayan mücevher kabuklu ve seyirtken yengeçler yarattılar. Vagonlar da yengeçlerin kabuklarını demir tokmaklarla parçalayarak onları yediler. Göğe doğru uzanan nefes kesici bir narinlik ve renkte ağaçlar yarattılar. Vagonlar da ağaçları kesip yengeç etini odunda pişirdiler. İpeksi kürkleri ve buğulu gözleri olan ceylan benzeri zarif yaratıklar yarattılar. Vagonlar da onları yakalayıp üstlerine oturdular. Ulaşım aracı olarak hiç faydaları yoktu. Çünkü sırtları hemen kıvrılı veriyordu. Ama vagonlar yine de üstlerine oturdular. Bu nedenle vagonlar birdenbire yıldızlar arası yolculuğun ilkelerini keşfedene dek Vok gezegeni çok zor bir bin yıl geçirmişti. Birkaç kısa Vok yılı içinde son vogona kadar galaksinin Politik merkezi olan Mega Brantis yıldız kümesine göç ettiler ve şimdi galaktik sivil hizmetin bükülmez bel kemiğini oluşturmuşlardı. Öğrenmeye, kendilerine özgü bir tarz ve sosyal incelik kazanmaya çalıştılar. Ama pek çok açıdan çağdaş bir vagonun ilkel atalarından hiç farkı yoktu. Her yıl ana vatanlarından 27 bin mücevherli seyirtken yengeç ithal edip mutlu ve sarhoş oldukları geceleri demir tokmaklarla yengeç parçalayarak geçiriyorlardı. Prostetnik Vogongels su katılmamış bir alçak olması açısından tipik bir vogondu. Bir de otostopçulardan hiç hoşlanmazdı. Prostetnik Vogongels'in amiral gemisinin derinliklerinde bulunan küçük ve karanlık bir kabinde tedirginlik içinde minik bir kibrit çakıldı. Kibriti çakan bir vagon değildi ama onlar hakkında her şeyi biliyordu ve tedirgin olmakla yerden göğe kadar hakkı vardı. Onun adı Fort Prefect'ti. Kabinde durup çevresine bakındı ama pek bir şey seçemiyordu. Kocaman garip gölgeler minik kibritin titrek ışığında korkutucu bir şekilde ama hiç ses çıkarmadan oradan oraya sıçrıyordu. Ford fısıldayarak Dentrassilere şükretti. Dentrassiler pis boğazlardan oluşan asi bir kabileydi. Vagonlar, vahşi ama iyi bir topluluk olan Dentrassilere son zamanlarda uzun yol filolarında yiyecek ve içecekten sorumlu personel olarak iş vermeye başlamışlardı. Tek bir şartla, Dentrassiler kendi işlerine bakacaklardı. Bu dentrasilerin de işine geliyordu. Çünkü uzaydaki en geçerli para birimlerinden biri olan vagon parasını seviyor ama vagonlardan nefret ediyorlardı. Bir dentrasinin sevebileceği tek vagon sinirlenmiş bir vogondu. Fort Prefect bu küçük bilgi sayesinde artık hidrojen, ozon ve karbon monoksitten oluşmuş bir bulut değildi. Hafif bir inilti işitti kibritin ışığında yerde ağır ağır hareket eden iri bir şekil gördü. Kibriti hızla sallayarak söndürdü, elini cebine soktu, aradığı şeyi bulup çıkardı, yırtarak açtı ve salladı. Yere çömeldi, şekil yeniden hareket etti. ''Biraz fıstık getirdim.'' dedi Ford Prefect. Arthur Dent kıpırdandı ve anlamsız bir şeyler mırıldanarak tekrar inledi. Haydi, al biraz, diye ısrar etti Ford, paketi tekrar sallayarak. Daha önce madde nakil ışınına hiç maruz kalmadıysan, biraz tuz ve protein kaybetmiş olmalısın. İçtiğin biralar metabolizmanın yaşadığı darbeyi hafifletmiştir. Hmm, dedi Arthur, gözlerini açtı. Burası karanlık, dedi. Evet, dedi Ford Prefect. Karanlık, hiç ışık yok, dedi Arthur Dent. Karanlık, hiç ışık yok. Fort Prefect'in insanlar hakkında anlamakta en çok zorlandığı şeylerden biri. Güzel bir gün. Boyun ne kadar da uzun. Ya da, ah canım, 10 metrelik bir kuyuya düşmüş gibi görünüyorsun. İyi misin? Gibi apaçık ortada olan şeyleri belirtip tekrarlama huylarıydı. Ford ilk başlarda bu tuhaf davranışa bir açıklama getirmek için bir kuram geliştirmişti. İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa diye düşünmüştü, belki ağızlarını bir daha hareket ettiremiyorlardır. Birkaç ay süren dikkatli bir inceleme ve gözlem sonucunda bu kuramı bir başkasıyla değiştirdi. İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa diye düşündü, beyinleri çalışmaya başlıyor aşırı alaycı olduğunu düşünmeye başladığı bu kuramdan da vazgeçti. Ve aslında insanlardan çok hoşlandığına karar verdi. Ama bilmedikleri şeylerin çokluğu onu her zaman ciddi şekilde endişelendiriyordu. Evet, diye Arthur'u onayladı. Işık yok. Arthur'a biraz fıstık yedirdi. Kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Askeri bir akademi gibi dedi Arthur. Parçalarım tek tek mezun oluyorlar. Ford karanlıkta ona boş boş baktı. Sana hangi cehennemde olduğumuzu sorarsam, dedi Arthur güçsüz bir sesle. Buna pişman olur muyum? Ford ayağa kalktı. Güvendeyiz, dedi. Ya, iyi, dedi Arthur. Küçük bir mutfak kabinindeyiz, dedi Ford. Vogon inşaat filosunun uzay gemilerinden birinde. Şey, dedi Arthur, bu güvende sözcüğünün benim daha önceden bilmediğim tuhaf bir kullanım şekli olmalı. Ford bir ışık düğmesi arayabilmek için bir kibrit daha çaktı. Korkunç gölgeler yine üzerlerine sekip sıçradı. Arthur ayağa kalkmaya çalıştı ve kollarını korkuyla bedenine doladı. Korkunç uzaylı biçimler çevresine üşüşmüş gibiydi. Hava tanımadığı ve ciğerlerine gizlice sokulan küflü kokularla iyice ağırlaşmıştı. Sinir bozucu hafif bir uğultu dikkatini toplamasına engel oluyordu. ''Buraya nasıl geldik?'' diye sordu hafifçe ürpererek. ''Otostop çekerek'' dedi Ford. ''Anlayamadım'' dedi Arthur baş parmağımızı kaldırıp beklediğimizi ve böcek gözlü yeşil bir canavarın kafasını uzatıp ''Merhaba arkadaşlar, haydi atlayın, sizi Basingstroke kavşağına kadar götürebilirim'' dediğini mi söylemeye çalışıyorsun bana? Şöyle açıklayayım. Baş parmak görevini elektronik bir ETA-6 sinyal aygıtı görüyor ve kavşaksa 6 ışık yılı uzaklıktaki Bernard yıldızında bunun dışında söylediklerin aşağı yukarı doğru. Peki ya böcek gözlü yaratık? Rengi yeşil, evet. Tamam, dedi Arthur. Ne zaman eve dönebilirim? Dönemezsin, dedi Ford Prefect. Işık düğmesini bulmuştu. Gözlerini koru, dedi ve ışığı yaktı. Ford bile şaşırdı. Aman ya Rabbi, dedi Arthur. Bu gerçekten bir uçan dairenin içi mi? Prostetnik <laughs> Gels. Çirkin yeşil gövdesini kumanda köprüsünde sıkıntıyla dolaştırdı. Üzerinde yerleşim olan gezegenleri yok ettikten sonra içinde hep belirsiz bir kızgınlık büyürdü. Birilerinin gelip ona bunun çok yanlış olduğunu söylemesini istiyordu. Böylece onlara bağırıp çağırabilir ve kendini daha iyi hissedebilirdi. Belki kırılır da gerçekten kızacağı bir şey çıkar umuduyla Kendini bütün gücüyle kaptan koltuğuna bırakıverdi. Ama koltuk şikayet edercesine gıcırdadı yalnızca. "Defol!" diye bağırdı. Tam o anda köprüye giren genç vagon muhafıza. Muhafız derhal gözden kayboldu ve aslında muhafızı epey rahatlatmıştı. Biraz önce aldıkları raporu kaptana verecek kişinin kendisi olmamasına çok sevinmişti. Rapor son model harika bir uzay gemisi motorunun şu sıralarda Damogran'da hükümet ait bir araştırma merkezinde sergilendiğini ve bundan böyle hiçbir ekspres hiperuzay uzay yoluna gerek kalmadığını söyleyen resmi bir bildiriydi. Başka bir kapı kayarak açıldı ama vagon kaptan bu sefer bağırmadı. Çünkü dentrastilerin yemekleri hazırladıkları mutfak bölmesinin kapısıydı o. Yemek şimdi iyi giderdi. İri ve kürklü bir yaratık elinde öğle yemeği tepsisiyle kapıdan girdi. Bir manyak gibi sırıtıyordu. Prostetnik ve sevindi. Çünkü biliyordu ki bir dentrasi hayatından bu kadar memnun göründüğünde gemide bir yerlerde kendisini gerçekten kızdıracak bir şeyler oluyordu. Ford ve Arthur çevrelerine bakındılar. Pekala, ne düşünüyorsun?" diye sordu Ford. "Burası biraz bakımsız, değil mi?" Ford kaşlarını çatarak pis jiltelere, yıkanmamış fincanlara ve sıkış tepiş kabinde oraya buraya atılmış ne iğdüğü belirsiz, kokuşmuş iç çamaşırı parçalarına baktı. "Şey, gördüğün gibi bu bir işçi gemisi," dedi Ford. "Buralar Dentrassiler'in yatakhanesi." galiba onlara Vogon ya da ona benzer bir şey dendiğini söylemiştin. Evet dedi Ford. Gemiyi Vogonlar yönetiyor. Dentrassiler ise aşçılık yapıyor ve bizi gemiye onlar aldı. Kafam karıştı dedi Arthur. Gel şuna bir bak dedi Ford. Şiltelerden birinin üzerine oturdu ve çantasını karıştırmaya başladı. Arthur ürkerek şilteyi dürttü, sonra oda üzerine oturdu. Aslında ürkecek pek bir şey yoktu. Çünkü Scorngel o Zeta bataklıklarında yetişen bütün şilteler piyasaya sunulmadan önce büyük bir titizlikle öldürülür ve kurutulurdu. Çok çok azı yeniden canlanırdı. Ford kitabı Arthur'u uzattı. Bu da nedir? diye sordu Arthur. Otostopçunun galaksi rehberi, bu bir tür elektronik kitap. Sana bilmen gereken her şeyi anlatır. İşi budur. Arthur tedirgin bir halde kitabı evirip çevirdi. Kapağı hoşuma gitti, dedi. Paniğe kapılma. Bu bütün gün bana söylenen en akıllıca ve faydalı şey. Sana nasıl çalıştığını göstereyim, dedi Ford. Kitabı hala iki hafta önce ölmüş bir tarla kuşu gibi tutan Arthur'un elinden kaptı ve kabından çıkardı. Buradaki şu düğmeye bastığında gördün mü? Ekran açılıp sana dizini gösterir. Yaklaşık 8 santimetreye 10 santimetre boyutunda bir ekran aydınlandı ve üstünde harfler titreşmeye başladı. Vagonları araştırmak istiyorsan sadece onların adını giriyorsun. Parmakları birkaç düğmeye daha bastı. Ve işte vagonlar. Yeşil ekranda vagon inşaat filoları sözcükleri parladı. Ford ekranın altındaki büyük kırmızı düğmeye bastı ve sözcükler ekranda akmaya başladı. Aynı anda kitap bulduğu bilgileri sakin ve ölçülü bir sesle okumaya başlamıştı. Kitabın söyledikleri şöyleydi. Vagon inşaat filoları Bir vagon aracına binmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şudur. Unutun bunu. Onlar galaksideki en kaba ırklardan biridir. Tam anlamıyla kötü değillerdir. Ama kötü huylu, bürokratik, çok bilmiş ve katıdırlar. Üç nüshadan oluşan emir evrakları imzalanıp, arz edilip, geri gönderilip, soruşturulup, kaybedilip, bulunup, referanduma sunulup, tekrar kaybedilip ve sonunda üç aylığına, yumuşak bataklık kömürüne yatırılıp yeniden dönüşüme uğratılarak ateş yakıcı modülere dönüştürülmeden kendi öz büyük annelerini kurt gibi acıkmış cırtlak canavarlarından kurtarmak için parmaklarını oynatmazlar. Bir vagondan içki koparmanın en iyi yolu boğazınıza parmağınızı sokmak, onu sinir etmenin en iyi yoluysa büyük annesini tıralın kurt gibi acıkmış cırtlak canavarına vermektir. Arthur Gözlerini kırpıştırarak ekrana baktı. Ne tuhaf bir kitap. O zaman bu gemiye biz nasıl binebildik? Tam üstüne bastın. Bu kitap güncellenmemiş durumda, dedi Ford. Kitabı yeniden kabına yerleştirirken. Gözden geçirilip düzeltilmiş yeni baskısı için saha araştırmasını ben yapıyorum. Ve eklemem gereken şeylerden biri de Vokonların artık bizim için oldukça kullanışlı ve küçük bir kaçamak noktası sağlayan Dentrassi aşçılarına iş verdikleri. Arthur'un yüzünden acılı bir ifade geçti. Peki ama Dentrassi'lerde kim? dedi. Harika adamlar, dedi Ford. En iyi yemeği yapanlar, en iyi içki hazırlayanlar onlardır ve bunun dışındaki hiçbir şeyde umursamazlar. Otostopçuların gemilerine binmelerine her zaman yardımcı olurlar ki bunu kısmen arkadaşlık etmeyi sevdikleri ama daha çok da vagonları sinirlendirmeyi sevdikleri için yaparlar. Günde 36 dolarından az bir paraya evrenin harikalarını görmeye çalışan yoksul bir otostopçuysan tam olarak bilmen gereken şeylerden biri de budur. Eğlenceli değil mi? Arthur'un kafası karışmış gibiydi. Şaşırtıcı dedi ve çatık kaşlarla diğer şiltelerden birine baktı. Maalesef yer planlandığımdan oldukça fazla takıldım, dedi Ford. Bir haftalığına gelmiştim ve 15 yıl boyunca orada saplanıp kaldım. Peki her şeyden önce oraya nasıl ulaştın? Kolay oldu. Bir zibidi beni aracına aldı. Zibidi? Evet. Hmm. Nedir bu zibidi? Zibidi mi? Zibidiler yapacak hiçbir şeye olmayan zengin çocuklarıdır genellikle. Henüz yıldızlar arası bağlantı kuramamış gezegenler arayarak gezinir ve onlarla kafa bulurlar. Kafa bulmak mı? Arthur, Ford'un hayatı onun için zorlaştırmaktan zevk aldığını düşünmeye başlamıştı. Evet, diye yanıtladı Ford. Onlarla kafa bulurlar. Etrafta çok az insanın bulunduğu ıssız bir yer saptar, Sonra hiçbir şeyden haberi olmayan ve kimsenin asla inanmayacağı bir zavallının tam yanına iner. Sonra da kafalarına aptal antenler takıp bip bip sesleri çıkararak zavallının çevresinde bir ileri bir geri gezinirler. Gerçekten fazlasıyla çocukça. Ford ellerini kafasının arkasına koyarak şilteye uzandı ve insanı çileden çıkaracak kadar hayatından memnun görünüyordu. Ford diye ısrar etti Arthur. Sana aptalca bir soru gibi gelir mi bilmem. Ama benim burada işim ne? Bunun cevabını biliyorsun," dedi Ford. Seni yerküreden kurtardım. Peki yerküreye ne oldu? Ha, yok edildi. Öyle mi?" dedi Arthur sakin bir ifadeyle. "Evet, buharlaşıp uzaya karıştı." "Bak," dedi Arthur. "Bu biraz keyfimi kaçırdı." Ford kaşlarını çattı. Bu düşünceyi kafasında şöyle bir değerlendiriyor gibiydi. ''Evet, bunu anlayabiliyorum.'' dedi sonunda. ''Bunu anlayabiliyor musun?'' diye haykırdı Arthur. ''Demek bunu anlayabiliyorsun.'' ''Kitaba bakmaya devam et.'' diye tısladı aceleyle. ''Ne? Paniğe kapılma. Paniğe kapılmıyorum. Evet, kapılıyorsun. Pekala, tamam. Paniğe kapılıyorum.'' Ama yapacak başka ne var ki? Sadece benimle gel ve iyi vakit geçir. Galaksi eğlenceli bir yerdir. Bu arada şu balığı kulağına koyman gerekecek. Pardon anlayamadım, dedi Arthur. Bu çok kibarca oldu diye düşünerek. Ford, içinde minik sarı bir balığın kıvrılarak yüzdüğü küçük cam bir kavanoz tutuyordu elinde. Arthur gözlerini kırpıştırarak arkadaşına baktı. Bu olup bitenler keşke anında kavrayabileceği basit ve anlaşılır şeyler olsaydı. Dentrassi iç çamaşırları, skorn şelos şilte yığınları ve ve minik sarı bir balığı tutup kulağına koymasını söyleyen bu bidilci islünün yanında küçücük bir mısır gevreği paketi görebilseydi kendini güvende hissedecekti. Ama göremedi dolayısıyla da kendini güvende hissedemedi birdenbire belirleyemediği bir kaynaktan şiddetli bir ses üzerlerine atladı. Bir taraftan bir kurt sürüsüyle boğuşurken, diğer taraftan gargara yapmaya çalışan bir adamın hırıltılarını andıran sesleri duyunca korkudan nefesini tuttu Arthur. ''Şşş'' dedi Ford. ''Dinle. Bu önemli olabilir.'' ''Önemli mi?'' Vagon kaptan genel bir duyuru yapıyor. Yani vagonlar böyle konuşuyor mu demek istiyorsun? Dinle. Ama ben vagonca bilmiyorum. Bilmen gerekmiyor. Şu balığı kulağının içine tık yeter. Ford şimşek kızıyla elini Arthur'un kulağına koyverdi ve işitme sisteminin derinliklerine yılan gibi süzülen balığın hissi aniden Arthur'un midesini kaldırdı. Dehşetle soluyarak bir iki saniyeliğine kulağını karıştırdı. Ama sonra meraklı gözleri hayretle yuvalarından fırladı. Siyah renkli iki yüz silüetinden oluşan resme bakarken onun aniden beyaz bir şamdan olduğunu fark etmenin işitsel eş değerini yaşıyordu. Ya da bir kağıt parçasının üzerinde aniden altı rakamına dönüşen ve gözlükçünüzün size yeni bir gözlük için yüklü bir fatura keseceği anlamına gelen bir sürü renkli noktaya bakmanın eş değerini. Hala ulumalarla karışık gargara seslerini dinlediğini biliyordu. Ama şimdi nasıl olduysa sesler net olarak anlaşılabilen dümdüz bir İngilizceye benzemişti. Duydukları şuydu. Bölüm 6 U U kar kar U kar kar u. u U gar gar, U kar kar U kar kar U U kar 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 U kar 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 U şrup ö Hiçbir neden göremiyorum. Mesaj tekrarlanıyor. Kaptanınız konuşuyor. Her ne yapıyorsanız bırakın ve dikkatle dinleyin. Her şeyden önce aletlerimizden gördüğüm kadarıyla Gemide bir çift otostopçu var. Her neredeyseniz merhaba. Kesinlikle hoş karşılanmadığınızı açıkça belirtmek istiyorum. Bugün bulunduğum yere gelmek için çok çalıştım ve kokuşmuş bir grup beleşçi onu taksiye çevirsin diye bir vagon inşaat gemisine kaptan olmadım ben. Bir arama ekibi gönderdim ve sizi bulur bulmaz gemiden atacağım. Eğer çok şanslıysanız size şiirlerimden birkaçını da okuyabilirim. İkinci olarak, Bernard yıldızı yolculuğumuz için hiperuzaya sıçramak üzereyiz. Vardığımızda bakım için 72 saat limanda kalacağız ve o süre boyunca hiç kimse gemiden ayrılamayacak. Tekrar ediyorum, bütün gezegen izinleri iptal edilmiştir. Kısa süre önce mutsuz bir gönül ilişkisi yaşadım ve o nedenle başkalarının iyi vakit geçirmesi için hiçbir neden göremiyorum. Mesaj sona ermiştir. Gürültü kesildi. Arthur kafasını kollarının arasına almış ve iki büklüm kıvrılmış bir halde yerde yattığını utanarak fark etti. Hevessiz bir şekilde gülümsedi. "Çok etkileyici bir adam." diye konuştu. "Keşke bir kızım olsaydı da bunlardan biriyle evlenmesini yasaklayabilseydim. Böyle bir şey yapmana gerek kalmazdı." dedi Ford. Onların cinsel çekicilikleri ancak bir trafik kazasınınki kadardır. Hayır, hareket etme, diye ekledi. Hiperuzay sıçrayışına hazırlansan iyi olur. Tatsız bir şekilde sarhoş olmaya benzer. Sarhoş olmanın nesi tatsızmış? Bir bardak su içmek istersin. Arthur bunun üzerine düşündü. Ford, dedi. Evet, bu balık kulağımda ne yapıyor? Senin için çeviri yapıyor. O bir Babil balığı. İstersen kitaptan bak. Otostopçunun galaksi rehberini Arthur'a attı ve Jen'in gibi kıvrılıp yatarak kendisini sıçrayışa hazırladı. Tam o anda Arthur'un zihni dipsiz bir kuyuya düştü. Gözleri yuvalarında adeta ters döndü. Ayakları kafasının tepesinden dışarı çıkmaya başladı. İçinde bulunduğu oda dümdüz olup katlandı, fırıl fırıl döndü, varoluşun dışına çıktı ve Arthur'u kendi göbek deliğinin içine kayarken öylece bırakıverdi. Hiperuzay'dan geçiyorlardı. ''Babil balığı'' dedi otostopçunun galaksi rehberi sakin bir sesle. Küçük ve sarı renkli olup sülüyü andırır, ve büyük olasılıkla evrendeki en garip şeydir. Taşıyıcısından değil, onun çevresindekilerden aldığı beyin dalgası enerjisiyle beslenir. Besinliğini sağlamak için bu beyin dalgası enerjisindeki bütün bilinçaltı zihinsel frekansları emer. Sonra taşıyıcısının zihnine bilinçli düşünce frekansıyla beynin onları üreten konuşma merkezlerinden alınan sinir sinyallerinin bir karışımından oluşan telepatik bir matriks atar. Bütün bunların pratik sonucu şudur. Kulağınıza bir Babil balığı soktuğunuzda herhangi bir dilde söylenen her şeyi anında anlarsınız. Aslında duyduğunuz konuşma şablonları Babil balığınız tarafından beyninize aktarılan beyin dalgası matriksini çözümler. Şaşkınlık uyandıracak kadar yararlı bir şeyin tamamen şans eseri evrimleşmesi öyle tuhaf ve öyle olanaksız bir rastlantıdır ki bazı düşünürler bunu Tanrı'nın var olmadığının nihai ve sağlam bir kanıtı olarak görür. Bu sav şuna benzer bir şeydir. Ben var olduğumu kanıtlamayı reddediyorum der Tanrı. Çünkü kanıt inancı yatsır ve inanç olmadan ben bir hiçim. Ama der kişi Babil balığı tamamen bedavadan. Öyle değil mi? Şans eseri evrimleşmiş olamaz. O senin var olduğunun kanıtıdır. Öyleyse kendi savınla senin var olmadığın kanıtlanıyor. Vay canına der Tanrı. Bunu hiç düşünmemiştim. Ve o anda bir mantık dumanı içinde puf diye kaybolur. Ah bu kolaydı der kişi ve zaferinin ardından bir bis yapmak adına siyahın beyaz olduğunu kanıtlamaya girişir ve bir sonraki yaya geçidinde canından olur. Pek çok önde gelen teolog, bu savın bir yığın saçmalıktan ibaret olduğunu iddia eder. Ama bu, konuyu en çok satanlar listesinde başı çeken kitabı, işte bu Tanrı'nın defterini dürer de, ana tema olarak kullanan Oğlan Kolifid'in küçük bir servet elde etmesine engel olamamıştır. Bu sırada zavallı Babil balığı farklı ırklar ve kültürler arasındaki bütün iletişim engellerini etkili bir biçimde ortadan kaldırarak yaratılış tarihindeki diğer her şeyden çok daha fazla kanlı savaşlara neden olmuştur. Arthur hafifçe inledi. Hiperuzaydan geçmenin yol açtığı heyecanın kendisini öldürmediğini fark ederek dehşete düşmüştü yer küre hala var olsaydı bulunacağı yerden altı ışık yılı uzaklıktaydı. Yer küre. Oraya ait görüntüler alt üst olmuş beyninin içinde midesini bulandırarak yüzmeye başladı. Bütün yer kürenin yitip gitmiş oluşunun etkisini sahip olduğu hayal gücüyle kavrayabilmesi mümkün değildi. Bu çok fazlaydı. Anne babasının ve kız kardeşinin de öldüğünü düşünerek hislerini şöyle bir dürttü. Bir tepki veremedi. Yakın olduğu bütün insanları düşündü. Yine tepki yok. İki üç gün önce süpermarket kuyruğunda arkasında beklediği hiç tanımadığı bir yabancıyı düşündü ve göğsüne ani bir sancı saplandı. Süpermarket yok olmuştu. İçindeki herkes yok olmuştu. Nelson'un köşesi gitmişti. Nelson'un köşesi yok olmuştu ve hiçbir itiraz duyulmayacaktı. Çünkü geride itiraz edecek kimse kalmamıştı. Bundan böyle Nelson'un köşesi sadece zihninde var olacaktı. İngiltere yalnızca zihninde var olacaktı. Bu nemli, kokuşmuş, çelik kaplı uzay gemisine tıkılıp kalmış zihninde. Bir klostrofobi dalgasıyla boğulur gibi oldu. İngiltere artık yoktu. Bunu anlayabilmişti. Bunu her nasılsa anlayabilmişti. Tekrar denedi. Amerika diye düşündü. Yok oldu. Bunu kavrayamadı. Yeniden küçük şeylerden başlamaya karar verdi. New York yok olmuştu. Tepki veremedi. New York'un var olduğuna zaten ciddi bir biçimde hiç inanmamıştı ki. Dolar diye düşündü. Sonsuza kadar düşmüştü. Bu onu hafifçe sarstı. Bütün Bogart filmleri de silinip gitti dedi kendi kendine ve bu ona berbat bir darbe indirdi. McDonald's diye düşündü. Artık McDonald's hamburgeri diye bir şey yok. Kendinden geçti. Bir saniye sonra kendine geldiğinde kendini annesi için hıçkıra hıçkıra ağlarken buldu. Sert bir ifadeyle ayağa fırladı. Ford! Ford kendi kendine mırıldanarak oturduğu köşeden kafasını kaldırıp baktı. Uzay yolculuklarının gerçekten uzaydan geçilerek yapılan kısımlarını her zaman yorucu bulurdu. Evet, dedi. Eğer sen şu kitap işinde araştırmacıysan ve yerkürede bulunduysan bir süredir onun hakkında bilgi topluyor olmalısın. Şey, yerküre üzerine yazılan özgün maddeyi bir miktar geliştirebildim, evet. O zaman bu edisyonda yerküre hakkında ne deniyor bir bakayım. Onu görmem gerekiyor. Peki, tamam. Kitabı tekrar Arthur'a uzattı. Arthur kitabı kaptı ve ellerinin titremesine engel olmaya çalıştı. İlgili sayfayı bulmak için madde başlığını girdi. Ekran birden parladı, ortaya yazılı bir sayfa çıktı. Arthur boş gözlerle ekrana baktı. ''Burada onunla ilgili bir madde yok.'' diye patladı. Ford omzunun üzerinden baktı. ''Evet var.'' dedi. ''Aşağıda, ekranın altında.'' Erotikon altının üç memeli fahişesi Eccentrica Galumbis'in hemen altında. Arthur, Ford'un parmağını izledi ve nereye işaret ettiğini gördü. Bir an için yine anlayamadı. Sonra aklı neredeyse başından gidiyordu. Ne? Zararsız. Söyleyeceği tek şey bu mu? Zararsız. Tek bir sözcük. Ford omuzlarını silkti şey, galakside 100 milyar yıldız var ve kitabın mikro işlemcilerinde bunlar için ayrılan yer sınırlı, dedi. Ve elbette ki hiç kimse yer küre hakkında fazla bir şey bilmiyor. Tanrı aşkına, bu maddeyi biraz düzeltmişsindir umarım. Ha, evet, editöre yeni bir madde göndermeyi başardım. Biraz kısaltmak zorunda kaldı ama bu da bir ilerleme sayılır. Peki, şimdi ne yazıyor? diye sordu Arthur. Çoğunlukla zararsız diye itiraf etti Ford. Hafif bir utançla öksürerek. Çoğunlukla zararsız diye bağırdı Arthur. O ses de neydi diye tısladı Ford. Benim bağırışımdı diye bağırdı Arthur. Hayır kes sesini dedi Ford. Sanırım başımız dertte. Sen başımızın dertte olduğunu sanıyorsun dışarıdan gelen uygun adım yürüme sesleri net bir şekilde duyuluyordu. Dendrasiler mi? diye fısıldadı Arthur. Hayır, bunlar çelik uçlu postallar, dedi Ford. Kapıya sertçe vuruldu. O zaman kim bunlar? diye sordu Arthur. Şey, dedi Ford. Eğer şanslıysak bunlar bizi uzaya atmak için gelen vagonlardır. Peki ya şanssızsak? Eğer şanssızsak, dedi Ford ciddi bir endişeyle. Kaptan bizi atmadan önce şiirlerinden birkaçını okuyacağı konusunda ciddiydi demektir. Bölüm 7 Vogon şiiri hiç şüphesiz evrendeki en kötü üçüncü şiirdir. En kötü ikinci şiir ise Kiriali Azgotların yazdıklarıdır. Şair-i azamları Osuruklu Gruntos, yaz ortasında bir sabah koltuk altımda bulduğum küçük yeşil macun yumrusuna kaside adlı şiirini okurken dinleyicilerden dördü iç kanamadan yaşamını yitirmiştir. Orta Galaktik Sanat Onur Kurulu Başkanı ise kendi bacaklarından birini kemirerek hayatta kalmayı başarmıştı. Şiirlerine gösterilen tepkilerin guruntosu düş kırıklığına uğrattı ve tam en sevdiğim Banyolı Kırtıları başlıklı 12 ciltlik epik çalışmasını okumaya başlayacakken kendi kalın bağırsağının yaşamı ve uygarlığı kurtarmak adına çılgınca bir girişimde bulunarak dost doğru boynundan geçip beynini boğduğu söylenir. Bunların hepsinden daha kötü olan şiirlerse yaratıcısı olan İngiltere, Essex, Greenbridge'ten Paula Nancy Milstone Jenix ile birlikte yerküre gezegeninin yıkımı sırasında yok olup gitmişti. Prostetnik Vagon Gels çok hafifçe gülümsedi. Bunu ürkütücü bir etki yaratmaktan çok kas hareketlerinin sırasını hatırlamak için yapmıştı. Tutsaklarına bağırıp çağırmak ona son derece iyi gelmiş, iyice rahatlatmıştı ve artık biraz acımasızlaşabilirdi. Tutsaklar şiir değerlendirme sandalyelerine oturtulup sıkıca bağlandılar. Vagonlar yapıtlarının genel olarak nasıl karşılandığı konusunda oldukça gerçekçiydiler. Yazma konusundaki ilk girişimleri evrimlerini uygun biçimde tamamlamış ve kendi kültürüne sahip bir ırk olarak kabul görme konusundaki şiddetli ısrarcılıklarından kaynaklanmıştı. Ama şimdi ise devam etmelerinin tek nedeni gadarlıklarıydı. Fort Prefect'in alnında biriken ter damlacıkları, şakaklarına bağlanan elektrotların çevresinden süzüldü. Bunlar, bir dizi elektronik donanımın, teşbih yoğunlaştırıcıları, uyak düzenleyicileri, Ses yineleyiciler ve benzetme boşaltıcıları şarjına bağlıydı. Hepsi de şiirin etkisini artırmak ve şairin düşüncelerinin en ince ayrıntısına kadar anlaşıldığına emin olmak için tasarlanmıştı. Arthur Dent oturduğu yerde tir tir titriyordu. Kendisini neyin beklediği konusunda hiçbir fikri yoktu. Ama şimdiye kadar olanlardan hiç hoşlanmadığını biliyordu ve bundan sonra da durum pek değişeceğe benzemiyordu. Vogon okumaya başladı. ''Senin işemelerin banadır.'' diye başladı. Ford'un bedeni büyük bir acıyla kasıldı. ''Ey lekecikli homurtu böcekçiyi, hastalıklı bir arının üzerindeki bir sürü gevezelik lekesi gibi.'' Ah diye haykırdı Ford Prefect. Acı dalgalarının güm güm vurduğu kafasını geriye atarak Arthur'u belli belirsiz görebiliyordu. Dişlerini sıktı. Zor olsa da bul onu, yalvarıyorum sana diye devam etti acımasız Vogon. Benim yürüyen, dönen asalaklarım. Vogon'un sesi korkunç ve coşkulu bir tizliğe ulaşıyordu ve üzerim ke buruşuk gürdüz sefaklarından halka halka a at yoksa seni bulandıran çatırdağımla parçanklara büldürtürüm seni bak bakalım vazgeçiyor muyum dur diye haykırdı Ford Prefect elektronik olarak gücü arttırılmış son dize şakaklarının ortasında ani bir patlamaya yol açarken son kez kasılıp pelte gibi sandalyesine yığılıp kaldı. Arthur ise hala koltuğunda rahat rahat oturuyordu. Şimdi, aciz dünyalılar, vızıldadı Vogon. Fort Prefect'in aslen Beetlejuice civarındaki küçük bir gezegenden olduğunu bilmiyordu. Zaten bilseydi de bu umrunda olmazdı. Size basit bir seçenek sunuyorum. Ya uzay boşluğunda ölün ya da melodramik bir etki yaratmak için duraksadı. Şimdi bana şiirimin ne kadar iyi olduğunu söyleyin. Kendisini yarasa biçimindeki kocaman deri bir koltuğa atıp onları izledi. Yine aynı şekilde gülümsedi. Ford hırıltıyla nefes almaya çalışıyordu. Kurumuş dilini kavrulmuş dudaklarında gezdirip inledi. Arthur neşeli bir sesle konuştu. Aslında benim bayağı hoşuma gitti. Ford ağzı açık kalmış bir halde ona döndü. İşte böyle bir yaklaşım aklına hiç gelmemişti. Vagon şaşkınlıkla tek kaşını kaldırdı. Ki bu hareketi burnunu etkili bir şekilde gizleyebildiği için hiç de kötü sayılmazdı. Ah tanrım! diye vızıldadı. Hatırı sayılır bir şaşkınlık yaşıyordu. Şey, evet, dedi Arthur. Özellikle metafizik benzetmelerden bazıları gerçekten etkileyiciydi. Ford boş gözlerle ona bakmayı sürdürürken düşüncelerini bu yepyeni kavram çerçevesinde yavaş yavaş bir düzene sokmaya çalıştı. Bu işten yüzsüzlükle sıyrılmayı gerçekten başarabilecekler miydi acaba? Evet, devam et, diye Arthur'u yüreklendirdi Vogon. Ve şey, ilginç uyak oyunları da vardı, diye devam etti Arthur. Ki bunlar da şeyle şey birlikte kullanılmış. Eee, eee, bocaladı. Ford tehlikeye atılarak onun yardımına koştu. Temeli oluşturan mecazın gerçek üstücülüğü, eee, e, o da bocaladı. Ama Arthur böylece Tekrar hazırlanacak kadar vakit bulabilmişti. İnsanlıkla vagonlukla diye ona fısıldadı Ford. Şey, evet, bu uyak oyunları şairin merhametli ruhunda taşıdığı vagonlukla, pardon, birlikte kullanılmış görünüyor. Arthur oyunun sonuna geldiğini hissediyordu. Böylece uyak oyunları şiirin yapısı aracılığıyla kendine bir yol açıp onu ağrılaştırıyor, onu aşıyor ve diğerinin temel ikilikleriyle hesaplaşıyor. Zafer'e yaklaşmakta olan Arthur'un sesi gittikçe yükseliyordu. Dinleyici de engin ve canlı bir kavrayışla, kavrayışla, eee... Ama Zafer'in sandığı kadar yakın olmadığını anladı. Ford, acıyı durdurucu son darbeyi indirmek için atıldı. Şiir her ne hakkındaysa ona engin ve canlı bir kavrayışla yaklaşıyor, dedi bağırarak. Sonra ağzının kenarıyla hafifçe fısıldadı. İyi iş çıkardın Arthur, çok iyiydi. Vagon onları dikkatle inceledi. Söylenenler bir an için ruhunun ırkına özgü acılarla dolu kısmına dokunmuştu. Ama hayır, diye düşündü. Bunun için artık çok geçti. Sesi bir kedinin hışır hışır bir naylonla oynamasını andırıyordu. Yani acımasız, duygusuz ve kalpsiz dış görünüşümün altında yalnızca sevilmek istediğim için mi şiir yazdığımı söylüyorsunuz? Dedi. Duraksadı. Bu doğru mu? Ford sinirli bir kahkaha attı. Evet, bunu söylemek istiyorum, dedi. Hepimiz içten içe anlarsın ya. Eee... Vogon ayağa kalktı. Hayır, tamamen yanılıyorsunuz, dedi. Yalnızca acımasız, duygusuz ve kalpsiz dış görünüşümü daha çok belirginleştirmek için şiir yazıyorum. Öyle ya da böyle, sizi gemiden atacağım zaten. Muhafız, tutsakları üç numaralı hava kilidine götür ve dışarı at. Ne? İri yarı genç bir vagon muhafız öne çıktı ve kalın yağlı kollarıyla onları kayışların arasından çekip çıkardı. "Bizi uzaya atamazsınız," diye bağırdı Ford. "Biz bir kitap yazmaya çalışıyoruz." "Direnmek faydasız," diye bağırarak karşılık verdi vagon muhafız. Vagon muhafız ordusuna katıldığında ilk öğrendiği cümleydi bu. Kaptan dalgın bir keyifle onları izledi ve sonra sırtını döndü. Arthur çılgınca çevresine bakındı. "Şimdi ölmek istemiyorum," diye bağırdı. "Hala başım ağrıyor. Cennete baş ağrısıyla gitmek istemiyorum. Bütün aksiliğim üstümde olacak ve cennetin tadını çıkaramayacağım." Muhafız ikisini de boyunlarından sıkıca kavradı ve kaptanın sırtını saygıyla eğilerek selamladıktan sonra ani bir manevrayla itiraz etmekte olan iki tutsağı sürükleyerek köprüden çıkardı. Çelik bir kapı kapandı ve kaptan yine tek başına kaldı. Şiir defterini yavaş yavaş karıştırırken sessizce mırıldanarak derin düşüncelere dalmıştı. Hmm dedi. Temeli oluşturan mecazın gerçek üstücülüğü. Bunu bir an değerlendirdi, sonra zalimce bir gülümsemeyle defterini kapattı. Ölüm onlar için fazla iyi bir son, dedi. Çelik duvarlı uzun koridor, vagonun kauçuğu andıran koltuk altlarına sıkıştırdığı iki insansının güçsüz debelenmeleriyle yankılandı. Bu harika, dedi şaşkınlıktan zırvalayan Arthur. Bu gerçekten müthiş. Bıraksana beni, seni hayvan. Vagon muhafız onları sürüklemeye devam etti. Endişelenme, dedi Ford. Bir şeyler düşüneceğim. Ama sesi hiç de umut verici gelmiyordu. Direnmek faydasız, diye böğürdü muhafız. Böyle şeyler söylemeyi kes, dedi Ford kekeleyerek. Böyle şeyler söylersen olumlu zihinsel yaklaşımımızı nasıl koruyabiliriz? Tanrım diye yakında Arthur. Olumlu bir zihinsel yaklaşımdan bahsediyorsun. Ama bugün yok edilen senin gezegenin değildi. Bu sabah uyandığımda güzel ve rahat bir gün geçireceğimi düşünüyordum. Ufak tefek bir şeyler okuyacak ve köpeği fırçalayacaktım. Saat henüz öğleden sonra dört ve ben bu saatte yer kürenin hala dumanı tüten kalıntılarından altı ışık yılı uzaktaki bir uzay gemisinden dışarı atılıyorum. Vagon onu daha sıkı tutmaya başlayınca gurultulu sesler çıkararak anlaşılmaz bir şeyler daha geveledi. Pekala, dedi Ford. Sadece paniğe kapılma. Paniğe kapılmaktan söz eden kim? diye bağırdı Arthur. Ben hala kültür şoku yaşıyorum. Sen bir de beni duruma uyum sağlayıp ne olup bittiğini iyice anladıktan sonra gör. İşte o zaman paniğe kapılmaya başlayacağım. Arthur, Arthur, gittikçe isterik davranıyorsun. Kapa çeneni. Ford bütün gücüyle düşünmeye çalıştı. Ama tekrar bağırmaya başlayan muhafız sağlıklı düşünmesini engelliyordu. Direnmek faydasız. Sen de çeneni kapayabilirsin. Diye bağırdı Ford. Direnmek faydasız. Of kes artık şunu dedi Ford. Başını kendisini tutan muhafızın yüzünü görene dek çevirdi. O anda aklına bir fikir geldi. Bu tür şeylerden gerçekten hoşlanıyor musun diye aniden sordu. Vagon durup hareketsizleşti ve yüzüne yavaş yavaş sınırsız bir aptallık ifadesi yayıldı. Hoşlanmak mı diye gürledi. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu, dedi Ford. Bu sana tam anlamıyla tatmin edici bir yaşam sunuyor mu? Etrafta ayaklarını yere vura vura dolaşmak, bağırıp çağırmak, insanları uzay gemilerinden atmak. Vagon alçak ve çelik tavana boş boş baktı. İki kaşı neredeyse birbiri üstüne binecekti. Ağzı açıldı ve öylece kaldı. Ama mesai saatleri iyi, diyebildi sonunda. Öyle olmak zorunda," diye onayladı Ford. Arthur bakmak için başını Ford'a çevirdi. "Ford, ne yapıyorsun?" diye sordu, şaşkınlık içinde fısıldayarak. "Yalnızca çevremde olup bitenlerle ilgilenmeye çalışıyorum, tamam mı?" dedi Ford. "Demek saatler oldukça iyi, öyle mi?" diye devam etti. Miskin düşünceler zihninin karanlık derinliklerinde Uyuşuk uyuşuk kıpırdanmaya başlarken Vogon başını eğip ona baktı. Evet, dedi. Ama sen konuyu açtığın için söylüyorum. Zamanın büyük bölümü oldukça berbat geçiyor. Bir tek şey dışında, tekrar düşündü ki bu da tavana bakmasını gerektirmişti. Bazen bağırıp çağırmak çok hoşuma gidiyor. Ciğerlerini havayla doldurup böğürdü direnmek. Evet, evet tamam diye hızla sözünü kesti Ford. Bu işte başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama madem çoğunlukla berbat, dedi yavaşça, sözcüklere hedefe ulaşmaları için zaman tanıyarak. O zaman neden bu işi yapıyorsun? Bunun nedeni nedir? Kızlar, deri, maçoluk, yoksa bütün bunların anlamsız sıkıcılığıyla boğuşmak sana ilginç bir meydan okuma fırsatı sunuyor? Arthur şaşkınlık içinde bir forda bir muhafıza bakıyordu. Eee dedi muhafız. Eee bilmiyorum. Galiba ben bu işi yalnızca yalnızca işte teyzem uzay gemisi muhafızlığının genç bir vagon için iyi bir meslek olduğunu söyledi. Anarsın ya üniforma bele takılan kılıfın içinde aşağı sarkan sersemletici ışın tabancası, anlamsız sıkıcılık falan. Bak gördün mü Arthur? dedi Ford. Kanıtlamaya çalıştığı şeyi sonuca bağlamış birinin tavrıyla. Sen de derdin var sanıyorsun. Arthur gerçekten de öyle sanıyordu. Gezegeninin başına gelen bunca tatsız şeyden ayrı olarak vagon muhafızı onu neredeyse boğmak üzereydi ve uzay boşluğuna atılma düşüncesinden pek hoşlanmamıştı. Bir de onun derdini anlamaya çalış diye ısrar etti Ford. Şu zavallı delikanlıya bak. Ömrü boyunca yapacağı iş; ayaklarını yere rap rap vura vura yürüyüp insanları uzay gemilerinden atmak ve bağırmak diye ekledi muhafız. Bir de bağıracak elbette dedi Ford boynuna dolanmış kalın kola dostça bir tevazuyla vurdu hafifçe. Ve bunu neden yaptığını bile bilmiyor. Arthur bunun çok üzücü olduğunu zayıf bir hareketle onayladı. Çünkü konuşacak kadar soluk alamıyordu. Kafası iyice karışmış muhafızdan derin homurtular duyuldu. Evet, böyle düşününce sanırım. Bravo delikanlı diye yüreklendirdi onu Ford. Peki ama diye devam etti homurdanma. Başka bir seçeneğim var mı? Var, dedi Ford. Neşeyle ama yavaşça. Bu işi bırakabilirsin elbette. Onlara diye devam etti. Onlara artık bu işi yapmayacağını söyle. Buna bir şeyler eklemesi gerektiğini hissetti ama şu an için muhafızın aklı kendisine söylenenlerle epey meşgul görünüyordu. Hmm dedi muhafız. E ee, şey bence bu o kadar da güzel bir fikir değil. Ford fırsatın avuçlarından kayıp gitmek üzere olduğunu fark etti. Dur bir dakika dedi. Bu yalnızca bir başlangıç anlıyor musun? Tam da o anda muhafız onları tekrar sıkıca tutmaya başladı ve asıl amacı olan tutsakları hava kilidine taşıma işine devam etti. Konuşma belli ki ona oldukça dokunmuştu. Hayır, eğer sizin için fark etmezse, dedi muhafız. İkinizi şu hava kilidinden atıp yapmam gereken birkaç bağırıp çağırma işine devam etsem iyi olacak. Ford için kesinlikle fark ederdi. Hadi ama, dinle biraz, dedi daha yavaş, daha neşesiz bir tonla. Ah, dedi Arthur. Anlaşılır bir tonlama kullanmaksızın. Bekle biraz, diye devam etti Ford. Daha müzik ve sanat var. Sana anlatacağım daha pek çok şey var. Ah! Direnmek faydasız, diye böğürdü muhafız ve ekledi. Görüyorsun ya, eğer böyle devam edersem, kıdemli bağırma subaylığına terfi edebilirim. Bağırmayan ve insanları itip kalkmayan subaylar için genelde boş kadro bulunmaz. Bu yüzden bence bildiğim şey yapmaya devam etmek benim için daha iyi. Artık hava kilidine ulaşmışlardı. Geminin iç yüzeyine gömülü daire biçiminde kocaman çelik bir kapaktı. Çok ağır ve aşılmaz görünüyordu. Muhafız bir düğmeye bastı ve kapak yağ gibi kayarak açıldı. Yine de ilgilendiğiniz için teşekkür ederim dedi Vogon muhafız. Hoşça kalın. Ford ve Arthur'u kapaktan içeri küçük bir kabine fırlattı. Arthur düştüğü yerde soluk solağa yatıp kaldı. Ford hemen yerden kalkıp kapanmakta olan kapağı umutsuzca omuz attı. Ama dinle diye bağırdı muhafıza. Hakkında hiçbir şey bilmediğin koca bir dünya var. Bak buna ne dersin? Umutsuzca o anda aklına gelen tek kültür kırıntısına sarıldı. Beethoven'ın 5. senfonisinin ilk notalarını mırıldanmaya başladı. Da 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 dam. Bu içindeki hiçbir şeyi harekete geçirmiyor mu? Hayır, dedi muhafız. Pek değil ama teyzeme bundan bahsedeceğim. Sonra başka bir şey söylediyse bile ne dediği duyulmadı. Kapak sıkı kapanmış, ve gemi motorlarının uzaktan gelen hafif mırıltısı dışında ortalık sessizleşmişti. Yaklaşık iki metre çapında, üç metre yüksekliğinde ve pırıl pırıl parlatılmış silindir bir bölmenin içindeydiler. Ford soluk soluğa çevresine bakındı. Onda biraz potansiyel var sanmıştım, dedi ve yere çöküp sırtını kavisli duvara dayadı. Arthur Hala düştüğü yerde, zeminin kavisli kısmında yatıyordu. Kafasını kaldırıp bakmadı. Kesik kesik soluyarak öylece yattı. Şimdi köşeye sıkıştık, değil mi? Evet dedi Ford. Köşeye sıkıştık. Peki bir şey düşünemedin mi? Bir şeyler düşüneceğini söylemiştin sanırım. Belki de bir şey düşündün ama ben fark edemedim. Şey, evet bir şey düşündüm dedi Ford hızlı hızlı soluyarak Arthur umutlu gözlerle ona baktı. Ama maalesef diye devam etti Ford. Düşündüğüm şey bu hava geçirmez kapağın diğer tarafı için geçerliydi. Az önce üzerlerine kapanan kapağı tekmeledi. Ama iyi bir fikirdi değil mi? Ya evet. Çok zekiceydi. Neydi? Şey, ayrıntıları henüz belirlememiştim. Bunun bir anlamı da kalmadı zaten değil mi? O zaman... e ee, şimdi ne olacak? Diye sordu Arthur. Ha. Karşımızdaki kapak birkaç saniye sonra otomatik olarak açılacak ve sanırım biz de uzayın derinliklerine fırlayıp oksijensizlikten boğulacağız. Tabii eğer ciğerlerini havayla doldurursan 30 saniye kadar dayanabilirsin ellerini arkasına koyup kaşlarını kaldırdı ve eski bir Beetlejuice savaş ilahisi mırıldanmaya başladı. Birdenbire Arthur'un gözüne çok uzaylı göründü. Demek buraya kadarmış, dedi Arthur. Öleceğiz. Evet, dedi Ford. Tek bir istisna var. Olamaz, dur bir dakika. Birden karşısında Arthur'un görüş alanının arkasında kalan bir şeyin üzerine atıldı. Bu düğme deneyin nesi? dedi haykırarak. Ne? Nerede? diye bağırdı Arthur, o tarafa doğru dönerek. Hayır, yalnızca şaka yapıyordum dedi Ford. Eninde sonunda öleceğiz. Duvara yaslanıp kendini tekrar yere bıraktı ve ilahisine kaldığı yerden devam etti. Biliyor musun, dedi Arthur. Böyle zamanlarda, yani bir dil cüslü bir adamla bir vagon, hava kilidine tıkılıp kaldığımda ve uzayın derinliklerinde havasızlıktan ölmeme azıcık bir zaman kaldığında, keşke gençken annemi dinleseydim diyorum. Neden? Ne derdi sana? Bilmem. Hiç dinlemedim ki. Ha! Ford mırıldanmaya devam etti. Harika diye düşündü Arthur kendi kendine. Nelson'ın sütunu gitti. McDonald's gitti. Geriye kalan tek şey ben ve çoğunlukla zararsız sözcükleri. Birkaç saniye içinde geriye yalnızca çoğunlukla zararsız sözcükleri kalacak. Oysaki dün gezegende her şey son derece yolunda görünüyordu. Bir motor vızıldadı. Hafif bir tıslama, dış kapağın gerçek olamayacak kadar parlak ışık noktacıklarıyla bezenmiş, kapkara bir boşluğa açılmasıyla içeriye hücum eden havanın sağır edici gürlemesine dönüştü. Ford ve Arthur, oyuncak bir tabancadan fırlayan mantarlar gibi uzay boşluğuna fırladılar. Bölüm 8. Otostopçunun Galaksi Rehberi her şeyiyle dikkate değer bir kitaptır. Yıllar boyunca pek çok farklı kişinin editörlüğü altında tekrar tekrar derlenmiştir. Sayısız gezginin ve araştırmacının katkılarını içermektedir. Giriş bölümü şöyle başlar: Uzay der büyüktür. Gerçekten büyüktür. Ne kadar engin, ne kadar uçsuz bucaksız ve ne kadar akıllara durgunluk verecek büyüklükte olduğuna inanamazsınız. Aşağıdaki eczaneye giden yolun uzun olduğunu düşünebilirsiniz, ama bu uzayın yanında fındık kadar kalır. Bakın. Diye devam eder. Üslup biraz oturur ve size gerçekten bilmeniz gereken şeyleri anlatmaya başlar. Örneğin inanılmaz derecede güzel olan Betselam'in gezegeninde yaşayanların her yıl ziyarete gelen 10 milyar turist nedeniyle giderek artan erozyon yüzünden büyük endişe duyduklarından ve bu yüzden gezegen üzerindeyken yediklerinizle vücuttan attıklarınız arasındaki herhangi bir tutarsızlığın ayrılmadan önce ameliyatla beden ağırlığınızdan düşürüldüğünden söz eder. Yani tuvalete her gidişinizde makbuz almanız hayati bir önem taşımaktadır. Yine de dürüst olmak gerekirse Yıldızlar arası mesafelerin katıksız enginliğiyle karşılaştırıldığında, rehberin giriş kısmını yazanlarınkinden daha iyi çalışan akıllar bile bocalamıştır. Bazıları sizi bir an için Reading'de küçük bir fıstığı ve Johannesburg'ta küçük bir cevizi ya da buna benzer baş döndürücü kavramları düşünmeye davet eder. Basit gerçekse İnsanların hayal gücünün yıldızlar arası uzaklıkları kavrayamayacağıdır. Işık öylesine hızlı hareket eder ki pek çok ırkın onun hareket edebildiğini anlaması binlerce yıl sürmüştür. Ancak ışığın bile yıldızlar arası seyahat etmesi zaman alır. Güneş yıldızından Eskiden yerkürenin bulunduğu yere varması 8 dakika sürer ve buradan güneşin en yakın yıldız komşusu Alfa Proxima'ya gitmek içinse 4 yıl daha gerekir. Işığın, galaksinin diğer ucuna, örneğin Damogran'a ulaşması daha uzun sürer. 500 bin yıl. Bu mesafeyi otostopla kat etme rekoru 5 yılın altındadır ama yolda pek fazla bir şey görme fırsatınız olmaz. Otostopçunun galaksi rehberi, ciğerlerinizi havayla doldurursanız uzay boşluğunda 30 saniye kadar yaşayabileceğinizi söyler. Ama bununla birlikte akıl almaz boyuttaki uzayda o 30 saniye içinde bir başka geminin sizi alma olasılığının 2 üzeri 276.709'da 1 olduğunu da eklemektedir. Çok şaşırtıcı bir rastlantı eseri bu sayı aynı zamanda Arthur'un bir zamanlar Islington'da yediği ve ilişkiye giremediği çok hoş bir kızla tanıştı. Kız evden davetsiz bir misafirle ayrılmıştı. Partinin verildiği dairenin telefon numarasıydı. Yerküre gezegeni, Islington'daki daire ve telefon çoktan yok olmuştu. Ama 29 saniye sonra Ford ve Arthur'un kurtarılması vesilesiyle kısaca da olsa anılması küçük bir tesellidir. Bölüm 9 Ortada hiçbir neden yokken hava kilitlerinden birinin kapağının açılıp kapandığını fark eden bir bilgisayar kendi kendine söylendi. Bunun nedeni mantığın öğle yemeğine çıkmış olmasıydı. Biraz önce galakside bir delik oluşmuştu bir saniyenin tam hiçte biri uzunluğunda, bir santimetrenin hiçte biri genişliğinde ve bir ucundan diğerine nice milyonlarca ışık yılı derinliğindeydi. Kapanırken içinden bir sürü kağıt şapka ve parti balonu düşüp evrenin içinde sürüklenmeye başladı. Bir metre boyunda yedi piyasa analistinden oluşan bir ekip dışarı fırlayıp biraz havasızlıktan Biraz da şaşkınlıktan can verdiler. 239 bin hafif kızarmış yumurtada dışarı uçup pansel sisteminin kıtlık çekmekte olan Pogril bölgesinin üzerinde kocaman ve titrek bir yığın oluşturmuştu. Birkaç hafta sonra ise kolesterol zehirlenmesinden ölen tek bir kişi dışında Pogril kabilesinin tamamı kıtlıktan ölmüştü. Deliğin açık kaldığı saniyenin hiçte biri, son derece inanılmaz bir şekilde zaman içinde bir ileri bir geri yankılandı. Uzak geçmişin derinliklerinde bir yerlerde, uzayın steril boşluğunda sürüklenen, rastgele toplanmış küçük bir atom grubunu şiddetle sarstı ve onları hiç olmayacak olağan dışı bir düzende birbirine bağladı. Bu düzen kendini kopyalamayı çabucak öğrendi. Bu düzenin olağan dışı yanlarından biri de buydu. Ve sürüklendiği her gezegende büyük sorunlara yol açmaya başladı. Evrende yaşam işte böyle başlamıştı. Beş vahşi olay girdabı, tehlikeli mantıksızlık fırtınalarına kapıldılar ve içlerindekini bir kaldırıma kustular. Kaldırımda yatan Fort Prefect, ve Arthur'dan yarı ölü balıklar gibi yutkunarak nefes almaya çalışıyorlardı. İşte dedi Ford güçlükle soluyarak. Bilinmez'in üçüncü katında hızla ilerleyen kaldırımda parmaklarıyla tutunacak yer arıyordu. Sana bir şeyler düşüneceğimi söylemiştim. Şey tabii dedi Arthur. Tabii. Yoldan geçen bir uzay gemisi bulma ve onun tarafından kurtarılma fikrim dedi Ford. Çok parlak bir düşünceydi. Gerçek evren insanın midesini alt üst eden kavisler çizerek altlarından akıp gidiyordu. Türlü türlü taklit nesne dağ keçileri gibi sessizce yanlarından geçmekteydi. İlk ışık uzay zamanı adeta sütlaç parçacıklarıyla sıvayarak patladı. Zaman çiçeklendi madde büzülerek yok oldu. En büyük asal sayı bir köşede sessizce tek bir vücut haline geldi ve kendini sonsuza tek gizledi. ''Şey bırak bu ayakları'' dedi Arthur. Bunun olma olasılığı çok küçüktü. Homurdanmayı bırak, işe yaradı işte, dedi Ford. Nasıl bir geminin içindeyiz, diye sordu Arthur. Sonsuzluk çukuru altlarında esnerken. "Bilmiyorum," dedi Ford. "Henüz gözlerimi açmadım." "Evet, ben de açmadım," dedi Arthur. Evren sıçradı, donup kaldı, titredi ve birkaç beklenmedik yöne doğru büküldü. Arthur ve Ford gözlerini açıp çevrelerine hatırı sayılır bir şaşkınlık içinde baktılar. "Yüce Tanrım," dedi Arthur. Burası tıpkı saatündeki deniz kıyısına benziyor. Vay canına. Bunu söylediğini duymak beni rahatlattı, dedi Ford. Niçin? Çünkü delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Belki de deliriyorsundur. Belki de bunları söylediğimi sadece sen uyduruyorsundur. Ford bunun üzerine düşündü. Pekala. Bunları söyledin mi, söylemedin mi? diye sordu. Sanırım söyledim," dedi Arthur. "Şey, belki ikimiz de deliriyoruzdur." "Evet," dedi Arthur. "Bütün olanları düşünürsen, burasının Satun olduğunu düşünmemiz için bizim delirmiş olmamız gerek." "Peki, sen buranın Satun olduğunu düşünüyor musun?" "Ha, evet. Ben de. O zaman ikimiz de delirmiş olmalıyız." "Delirmek için güzel bir gün." Evet dedi yanlarından geçip giden bir manyak. Bu da kim diye sordu Arthur. Hangisi? Beş kafalı ve tütsülenmiş ringa balıklarıyla dolu böğürtlen çalısına sahip bir adam mı? Evet. Bilmiyorum. Birisi işte. Ya. İkisi de kaldırıma oturdular ve devasa çocukların kumda bütün ağırlıklarını vererek zıplayışlarını ve belirsiz bölgelere takviyeli parmaklık stokları götüren vahşi atların gökyüzü boyunca fırtına gibi koşuşlarını belirgin bir huzursuzlukla izlediler. Biliyor musun, dedi Arthur hafifçe öksürerek. Eğer burası Southampton ise bu işte bir tuhaflık var. Denizin bir kaya gibi hareketsiz durması ve binaların devamlı yukarı aşağı dalgalanmasını mı kastediyorsun? diye sordu Ford. Evet, ben de bunu tuhaf karşıladım aslında. Saatun büyük bir patlamayla birbirinin çevresinde müstehcen ve şehvetli biçimlerde uçan danslar edip fırıl fırıl dönen altı eşit parçaya bölünürken konuşmaya devam etti. Burada ayrıca hiç de tekin olmayan bir durum var. Boruların ve tellerin vahşice uluyan sesleri rüzgarda kuruyup kavruldu tanesi on peni olan sıcak çörekler yoldan dışarı fırladı. Gökyüzünde iğrenç bir balık fırtınası başladı. Bunun üzerine Arthur ve Ford hemen tabanları yağlayıp oradan tüme vaktinin geldiğine karar verdiler. Kalın ses duvarlarının, kadim düşüncelerin oluşturduğu dağların, duygusal müzik vadilerinin, Sezondaki kötü ayakkabıların ve beş para etmez bezbol sopalarının içine daldılar ve birdenbire bir kız sesi duydular. Oldukça mantıklı bir sese benziyordu ama tek söylediği iki üzeri yüz bine bir ve daha da düşüyor oldu. Ford bir ışından aşağıya kaydı ve sesin kaynağını bulmaya çalışarak sağa sola bakındı durdu. Ama ciddi olarak inanabileceği hiçbir şey göremedi. O ses de neydi? diye bağırdı Arthur. Bilmiyorum diye karşılık verdi Ford bağırarak. Bilmiyorum. Bana bir ihtimal hesabı gibi geldi. İhtimal mi? Nasıl yani? İhtimal. Bilirsin işte 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 4'te 1 gibi. Ses 2 üzeri 100 bine 1 dedi. Oldukça düşük bir ihtimal değeri. 1 milyon galonluk bir fıçı dolusu krema kendisini hiçbir uyarıda bulunmaksızın onların üzerine boca etti. ''Peki ama bu ne anlama geliyor?'' diye haykırdı Arthur. ''Ne, krema mı? Hayır, ihtimal hesabı. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Sanırım bir tür uzay gemisindeyiz. Tek tahmin edebildiğim'' dedi Arthur. Buranın birinci mevki olmadığı, uzay zamanın dokusunda kabartılar belirmeye başladı kocaman ve çirkin kabartılar. Ah! dedi Arthur. Bedeninin yumuşadığını ve alışılmadık yönlere doğru büküldüğünü hissettiğinde. Görünüşe göre saatun eriyip gidiyor. Yıldızlar girdaba kapılmış gibi dönüyor. Kuraklık yüzünden toz fırtınalarının koptuğu bir arazi gibi. Bacaklarım gün batımına dalıyor. Sol kolum da yerinden çıktı aklına ürkütücü bir düşünce geldi. Lanet olsun dedi. Dijital saatimi şimdi nasıl çalıştıracağım? Gözlerini çaresizlik içinde Ford'un bulunduğu yöne doğru çevirdi. Ford dedi. Bir penguene dönüşüyorsun kes şunu. Ses yine duyuldu. İki üzeri yetmiş beş bine bir ve düşmeye devam ediyor. Ford göletinin çevresinde öfkeyle badi badi yürüdü. Hey, sen kimsin?" dedi baklayarak. "Neredesin? Neler oluyor ve bunu durdurmanın bir yolu var mı? Lütfen sakin olun." dedi ses tatlı tatlı. İnsanın aklına yalnızca tek kanadı kalmış ve iki motorundan biri yanmakta olan büyük bir yolcu uçağının hostesi geliyordu. "Tamamen güvendesiniz. Ama konu bu değil ki," dedi Ford öfkeden kudurarak. Konu şu ki ben artık tamamen güvende olan bir penguenim. Meslektaşımsa hızla kol ve bacaklarını kaybediyor. Tamam, sorun yok, onları geri aldım, dedi Arthur. İki üzeri elli bine bir ve düşmeye devam ediyor, dedi ses. Elbette, dedi Arthur. Bu kadar uzun olmalarını istemezdim gerçi ama... Kuşlara özgü bir öfkeyle ciyaklayarak ses boğazını temizledi. Dev bir pötübör uzaktan beceriksizce koşmaya başladı. ''Hoş geldiniz.'' dedi ses. ''Yıldız gemisi altın kalbe, hoş geldiniz.'' Ses devam etti. ''Lütfen.'' dedi ses. ''Çevrenizde gördüğünüz ya da duyduğunuz hiçbir şey sizi korkutmasın. İki üzeri 276 bine bir olan bir ihtimalsizlik düzeyinde, ihtimalen çok daha yüksekken, mutlak bir ölümden kurtarıldığınız için başlangıçta bazı kötü etkiler hissedeceksiniz. Şimdi iki üzeri 25 bine bir düzeyinde seyretmekteyiz ve düşüş sürüyor. Normalin ne olduğuna emin olur olmaz, normale dönüyor olacağız nasılsa. Teşekkürler. 2 üzeri 20 bine bir ve düşüş devam ediyor. Ses kesildi. Ford ve Arthur kendilerini aydınlık, küçük ve pembe bir odacıkta buldular. Ford çılgınca heyecanlanmıştı. "Arthur," dedi. "Bu harika. Sonsuz ihtimalsizlik motoruyla çalışan bir gemi tarafından kurtarıldık. Bu inanılmaz bir şey. Bununla ilgili söylentileri daha önce duymuştum. Hepsi resmi kaynaklarca yalanlanmıştı. Ama şimdi yapmış olmalılar." İhtimalsizlik motorunu yaptılar. Arthur bu. Arthur. Arthur neler oluyor? Bedenini küçük odanın kapısına bastırmış olan Arthur onu kapalı tutmaya çalışıyor ama kapı bir türlü yerine oturmuyordu. Parmaklarında mürekkep lekeleri olan minik tüylü eller aralıktan içeri uzanıyor. İncecik sesler susmamacasına çılgınlar gibi konuşuyordu. Arthur başını kaldırıp baktı. Ford, dedi. Dışarıda yazdıkları Hamlet metni hakkında bizimle konuşmak isteyen sonsuz sayıda maymun var. Ölüm 10 Sonsuz ihtimalsizlik motoru, yıldızlar arası engin mesafeleri, hiperuzaydaki bütün o can sıkıcı gidip gelmeler olmaksızın saniyenin hiçte biri kadar bir zamanda kat etmeyi sağlayan yeni ve harika bir yöntemdi. Şans eseri bulunmuş ve galaktik hükümetin Damogran'daki araştırma ekibi tarafından idare edilebilir bir fırlatma gücü haline getirilmişti. Yöntemin keşfedilişinin öyküsü kısaca şöyleydi. Bir Bamble 57 ve 16 beynin mantık devrelerini güçlü bir Brownian hareket üreticisine, bir fincan güzel ve sıcak çay diyelim, sarkıtılmış atomik vektör belirticisine basit bir şekilde bağlayarak ufak miktarda sonlu ihtimalsizlikler üretme ilkesi şüphesiz iyi kavranmıştı. Ve böyle jeneratörler belirsizlik teorisine bağlı olarak partilerde buzları eritmekte kullanılıyor ve onunla ev sahibesinin iç çamaşırlarındaki bütün moleküllerin eş zamanlı olarak 30 santim sola doğru sıçraması sağlanıyordu pek çok saygıdeğer fizikçi böyle bir şeyi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bunun nedeni kısmen buluşun bilimin itibarını zedelemesiydi ama asıl neden böylesi partilere davet edilmemeleriydi. Dayanamadıkları bir başka şey de bir uzay gemisinin Yıldızlar arasındaki akıllara durgunluk verici mesafeleri sıçraması için gereken sonsuz ihtimalsizlik alanını üretebilecek bir makine yapmaya çalışırlarken karşılaştıkları ebedi başarısızlıktı ki en sonunda böyle bir makine yapmanın neredeyse imkansız olduğunu açıkladılar buysuz bir biçimde. Sonra bir gün özellikle başarısız bir partinin ardından laboratuvarı süpürmek için bırakılan bir öğrenci kendini şöyle bir mantık yürütürken buldu. Eğer, diye düşündü kendi kendine, böyle bir makine neredeyse imkansızsa o zaman mantık gereği bunun sonlu bir ihtimalsizlik olması gerekiyordu. Yani böyle bir makine için yapmam gereken şeyler sırasıyla bunun tam tersi olarak ne kadar ihtimalsiz olduğunu hesaplamak. Bunun sonucu sonlu ihtimalsizlik jeneratörüne bağlamak, ona bir bardak taze ve gerçekten sıcak çay vermek ve sonrasında onu çalıştırmak olacaktır. Bunu da yaptı ve uzun zamandır aranan altın değerindeki sonsuz ihtimalsizlik jeneratörünü hiçbir zahmete girmeksizin yaratmayı başardığını görünce çok şaşırdı. Galaktik Enstitü Üstün Zeka ödülünü alışının hemen ardından hiç dayanamayacakları bir şey varsa, onun da çok bilmiş olduğunu en sonunda anlayıp küplere binen bir grup saygın fizikçi tarafından linç edilmesi öğrenciyi daha da şaşırttı. Bölüm 11. Altın Kalp'in ihtimalsizlik geçirmez kontrol kabini tamamen sıradan bir uzay gemisininkine benziyordu. Tek farkı çok yeni olduğu için tertemiz olmasıydı. Kontrol koltuklarının bazılarının üzerinde hala naylon kılıfları duruyordu. Kabin ağırlıkla beyazdı. Dikdörtkendi ve yaklaşık olarak küçükçe bir restoran büyüklüğündeydi. Aslında tam bir dikdörtgen değildi. İki uzun kenar hafif paralel bir kavisle yana yatıyordu. Kabinin bütün açıları ve köşeleri heyecan verici bir bodurlukta şekillendirilmişti. İşin aslı şuydu ki kabini sıradan, üç boyutlu dikdörtgen bir oda olarak inşa etmek çok daha kolay ve çok daha kullanışlı olurdu. Ama sonra tasarımcılar aç kalırdı. Bükey duvardaki kontrol ve yönlendirme sistem panellerinin üzerindeki büyük video ekranları ve dış bükey duvarın içine uzun sıralar halinde yerleştirilmiş bilgisayarlar sayesinde kontrol kabini heyecan verici bir şekilde anlamlı görünüyordu. Bir köşede kamburunu çıkarmış halde bir robot oturuyor. Fırçalanıp parlatılmış çelik kafası, fırçalanıp parlatılmış çelik dizlerinin arasında gevrekçe sallanıyordu. O da çok yeniydi. Ama güzel bir biçimde yapılıp cilalanmış olmasına rağmen, aşağı yukarı insansı bedeninin çeşitli parçaları her nasılsa birbirine tam uymamış görünüyordu. Aslında parçalar tamamen düzgün bir şekilde birbirlerine geçmişlerdi. Ama robotun duruşundaki bir şey görenlere daha iyi yapılabilirdi hissini veriyordu. Ellerini pırıl pırıl aletlerin üzerinde gezdirip heyecanla kıkırdayan Zafot Bible Prox kabinde sinirli sinirli dolanıyordu. Trillian bazı ölçümler yapan bir yığın aletin üzerine kambur bir şekilde eğilerek oturmuştu. Sesi geminin anon sistemiyle her yere ulaşmaktaydı. Beşe bir ve düşmeye devam ediyor, dedi. Dörde bir ve düşmeye devam ediyor. Üçte bir, iki, bir. İhtimal faktörü bire bir. Normale döndük. Tekrar ediyorum. Normale döndük. Mikrofonu kapattı. Sonra yüzünde hafif bir gülümsemeyle yeniden açtı ve devam etti. Yani hala üstesinden gelemediğiniz herhangi bir şey varsa bu sizin kendi sorununuz demektir. Lütfen sakinleşin. Yakında sizi almaya geleceğiz. Zafod öfkeyle patladı. Kim bunlar trilyan? Trilyan ona bakmak için koltuğunu çevirdi ve omuzlarını silkti. Görünüşe göre uzay boşluğundan aldığımız iki herif yalnızca dedi. ZZ9 çoğul Z alfa bölgesi. Şey, evet bu çok tatlı bir düşünce trilyan diye yakındı Zafot. Ama bu şartlar altında bunun gerçekten akıllıca olduğunu düşünüyor musun? Demek istediğim, şu anda kaçıyoruz filan şimdiye kadar galaksi polis gücünün yarısı peşimize düşmüştür. Ama biz otostopçuları almak için duruyoruz. Tamam, artistik puan 10 üzerinden 10. Ama akıllıca düşünme eksi bilmem kaç milyon öyle değil mi? Parmakları bir kontrol panelinin üzerinde sinirli sinirli tempo tuttu. Önemli bir tuşa dokunmadan Trilyan adamın elini sakin bir şekilde ortadan uzaklaştırdı. Zafotun zihinsel özellikleri neyi içerirse içersin, gösteriş, kabadayılık, kibir, konu mekanik olduğunda hiç yeteneği yoktu ve ölçüsüz bir el hareketiyle gemiyi göz açıp kapayana kadar havaya uçurabilirdi. Trillian onun bu kadar çılgın ve başarılı bir yaşam sürmüş olmasının ana nedeninin yaptığı hiçbir şeyin önemini asla anlamamış olması olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Zafol dedi sabırlı bir ruh haliyle. Uzay boşluğunda korumasız bir şekilde süzülüyorlardı. Ölmelerini istemezdin değil mi? Şey biliyorsun hayır öyle değil ama... Öyle değil mi? Öyle ölmelerini mi istemezdin? Ama ne? Trilyan başını bir tarafa doğru eğip adama baktı. Şey, belki de birileri onları daha sonra gemisine alırdı. Bir saniye daha dışarıda kalsalardı şimdi ölmüş olacaklardı. Evet, yani sen mesele üzerine biraz daha düşünme zahmetine katlansaydın şimdi böyle bir derdimiz olmayacaktı. Ölmelerine izin vermek seni mutlu mu edecekti yani? şey biliyorsun pek öyle mutlu etmeyecekti ama... Her neyse, dedi Trillian. Kontrol paneline dönerek. Onları gemiye ben almadım. Ne demek istiyorsun? Kim aldı o zaman? Gemi aldı. Ha? Gemi aldı. Tamamen kendisi yaptı. Ha? İhtimalsizlik motorunu çalıştırdığımız sırada. Ama bu inanılmaz. Hayır Zafot. Yalnızca ihtimali çok çok düşük. Hmm, evet. Zafot dinle, dedi Trillian, adamın kolunu hafifçe okşayarak. Yabancılar konusunda endişelenme. Yalnızca iki herif işte. Robotu onları buraya alıp getirmesi için aşağıya göndereceğim. Hey, Marvin! Köşedeki robotun kafası ani ve sert bir dönüş yaptı. Ama sonra neredeyse algılanamaz bir hareketle sağa sola sallandı. Gerçek ağırlığından 10 kilo daha ağırmış gibi uğraşarak ayağa kalktı ve dışarıdan gözlemleyen birine odanın diğer tarafına gitmek için kahramanca bir çaba sarf ettiğini düşündürecek bir tavırla yürümeye başladı. Trilyan'ın önünde durdu ve kızın sol omzunun üstünden ötelere bakıyormuş gibi görünüyordu. "Moralimin son derece bozuk olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi robot. Sesi boğuk ve umutsuzdu. Of tanrım diye homurdandı Zafod ve kendini bir koltuğa bırakıverdi. Pekala dedi Trillian umut verici, şefkatli bir sesle. İşte seni oyalayacak ve kafanı bir takım şeylere takmanı engelleyecek bir iş. Bu işe yaramaz dedi Marvin monoton bir sesle. Benim olağanüstü bir düşünme gücüm var. Marvin diye uyardı Trillian. Pekala dedi Marvin. Benden ne yapmamı istiyorsun? İki numaralı giriş bölmesine in ve ortaki iki yabancıyı alıp buraya getir. Gözün üstlerinde olsun. Mikrosaniyelik bir duraksama ve ses perdesiyle tını üzerinde yapılan ince ayarlar sayesinde gerçekten kulp takabileceğiniz bir şey değildi. Bu Marvin insani olan her şeye karşı duyduğu katıksız küçümsemeyi ve korkuyu ifade etmeyi başardı. Hepsi bu kadar mı? Evet, dedi Trillian sertçe. Bundan hiç keyif almayacağım, dedi Marvin. Zafot koltuğundan ayağa fırladı. Senden keyif almanı istemiyor, diye bağırdı. Yalnızca söyleneni yap, anlaşıldı mı? Pekala, dedi Marvin, üzerine sertçe vurulmuş büyük ve çatlak bir çan gibi çınlayarak. Söyleneni yapacağım. İyi, diye bağırdı Zafot. İyi, Teşekkürler. Marvin dönüp üçgen şeklindeki kırmızı ve yassı kapaklı gözleriyle ona baktı. Canınızı sıkmıyorum değil mi? diye sordu dokunaklı bir sesle. Hayır, hayır Marvin, dedi Trillian oynak bir şarkı söylercesine. Ortada hiçbir sorun yok gerçekten. Canınızı sıktığımı düşünme hoşuma gitmezdi. Hayır, bu konuda endişen olmasın, diye devam etti oynak şarkıya. Sen yalnızca doğal davranıyorsun ve her şey yoluna girecek. Aldırmadığınıza emin misiniz?" diye daha da kurcaladı Marvin. "Hayır dedim ya Marvin." diye sürdürdü oynak şarkısını Trillian. "Hiçbir sorun yok gerçekten. Bu hayatın bir parçası." Marvin ona elektronik bir bakış fırlattı. "Hayat," dedi Marvin. "Bana hayattan bahsetmeyin." Topuklarının üzerinde umutsuzca döndü ve kendisini kontrol kabininden dışarı sürükledi. Hoşnut bir mırıltı ve tıkırtıyla kapı arkasından kapandı. "Bu robota daha fazla dayanabileceğimizi sanmıyorum Zafod." diye hırladı Trillian. Ana Galaktik Ansiklopedisi, robotu insanların işlerini yapmak üzere tasarlanmış mekanik bir aygıt olarak tanımlar. Sirius Sibernetik şirketinin pazarlama bölümü ise robotu birlikte eğlenceli vakit geçirdiğiniz plastik dostunuz şeklinde tanımlar. Otostopçunun galaksi rehberi ise Sirius Sibernek şirketinin pazarlama bölümünü, devrim gerçekleştiğinde duvarın önüne ilk dizilecek bir avuç kafasız olarak tanımlar ve editörlerin robot muhabirliği görevinde çalışmakla ilgilenen herkesten gelecek başvuruları büyük memnuniyetle karşılayacaklarını söyleyen bir dipnot düşer. Tuhaf bir şekilde ana galaktik ansiklopedisinin bir zaman kayması sonucunda bin yıl sonrasından düşen bir edisyonunda Sirius Sibernetik şirketinin pazarlama bölümü devrim gerçekleştiğinde duvarın önüne ilk dizilen bir avuç kafasız olarak tanımlanmıştır. Pembe odacık çok kısa bir süre içinde yok oldu. Maymunlar daha iyi bir boyuta geçmişlerdi. Ford ve Arthur kendilerini geminin biniş alanında buldular burası pek bir şıktı. Bence bu gemi yepyeni, dedi Ford. Nereden anladın? diye sordu Arthur. Metalin yaşını ölçen acayip bir aletin mi var? Hayır, yalnızca yerde duran şu tanıtım broşürünü buldum. Evren sizin olabilir cinsi saçmalıklarla dolu. Hey, bak, haklıymışım. Ford sayfalardan birine parmağıyla sertçe vurdu ve Arthur'a gösterdi. Şöyle diyor. İhtimalsizlik fiziğinde yepyeni ve müthiş bir buluş. Geminin motoru sonsuz ihtimalsizliğe ulaşır ulaşmaz evrendeki her noktadan geçer. Diğer büyük hükümetleri imrendirin. Vay be! Amma da büyük bir iş bu. Ford heyecanla geminin teknik özelliklerini anlatan bölümü arayıp buldu. Arada bir okudukları karşısında hayranlıkla soluğu kesiliyordu. Sürgünde olduğu yıllarda galaktik astroteknoloji alıp başını gitmişti. Arthur kısa bir süre onu dinledi ama Ford'un söylediklerinin çoğunu anlayamasa hale geldiğinde düşüncelerinin zihninde aylak aylak gezmesine izin verdi. Parmaklarını bir bilgisayarın akıl almaz klavyesinin kenarında gezdirirken birden yandaki panele uzandı. Ve insanı basmaya davet ediyormuş gibi görünen büyük ve kırmızı bir düğmeye bası verdi. Panel, lütfen bu düğmeye bir daha basmayın. Sözcükleriyle aydınlandı. Arthur kendine geldi. Dinle, dedi Ford. Hala broşüre dalmış bir halde. Geminin sibernetiğini amma da abartmışlar. Sirius Sibernetik Şirketinin Gik özelliğine sahip yeni nesil robotları ve bilgisayarları. Gike özelliği mi? diye sordu Arthur. O da ne? Ha, gerçek insan kişiliği diyor. Hmm, dedi Arthur. Korkunç görünüyor. Öyle, dedi arkalarından gelen bir ses. Bu boğuk ve umutsuz sese belli belirsiz bir tangırta eşlik ediyordu. Arkalarına döndüklerinde kamburu çıkarmış bir halde kapı eşiğinde dikilen, çelik gövdeli ve perişan görünüşlü bir adam gördüler. Ne? dediler. Korkunç, diye devam etti Marvin. Hepsi bu. Kesinlikle korkunç. Bu konuyu hiç açmayın. Şu kapıya bakın, dedi kapıdan içeri girerken. Tanıtım broşürünün tarzını taklit ederken ses ayarlarındaki alaycılık devreleri çalışmaya başladı. Bu uzay gemisindeki bütün kapılar keyifli ve neşeli bir doğaya sahiptir. Sizin için açılma onlar açısından bir zevk ve görevini başarıyla tamamladığını bilerek tekrar kapanmak bir memnuniyettir. Kapı arkalarından kapandığında gerçekten de tatminkar bir iç çekmeye benzeyen bir sese sahip olduğu anlaşıldı. Marvin kapıya doğru bir nefretle bakarken mantık devreleri tiksintiyle çatırdadı ve kapıya fiziksel şiddet uygulama düşüncesiyle tıkırdadı. Bazı başka devreler neden kardeşim? Ne gereği var? Hiçbir şey karışmaya değmez diye araya girdi. Başka devrelerde kapının ve insansıların beyin hücrelerinin moleküler bileşenlerini çözümleyerek eğlendiler. Son olarak da bis olsun diye çevrelerindeki küçük odanın ne kadar hidrojen yaydığını çabucak ölçtüler ve ardından can sıkıntısı içinde yeniden kapandılar. Onlara doğru dönerken robotun bedeni bir umutsuzluk kasılmasıyla titredi. Haydi, dedi monoton sesiyle. Sizi köprüye götürme emri aldım. İşte buradayım. Gezegen büyüklüğünde bir beynim var ve benden istedikleri şey sizi köprüye kadar götürmem. Buna iş memnuniyeti denebilir mi? Ben demem. Döndü ve nefret ettiği kapıya doğru yürüdü. Eee, affedersiniz, dedi Ford peşinden giderek. Bu gemi hangi hükümete ait? Marvin onu duymazdan geldi. Şu kapıyı seyredin, diye homurdandı. Yeniden açılmak üzere, durup dururken dayanılmaz bir kendini beğenmişlik havası yaydığını söyleyebilirim. Kapı çevresindekilerin sevgisini kazanmayı amaçlayan şirin, hafif bir vızıltıyla açıldı ve Marvin paldır küldür dışarı çıktı. Haydi, dedi. İkisi hızla peşinden gitti ve kapı tekrar memnuniyet dolu hafif tıkırtılar ve vızıltılar eşliğinde kayarak yerine oturdu. Sirius Sibernetik Şirketi'nin pazarlama bölümü, sağ olsun, dedi Marvin, önlerinde kıvrılarak uzanan pırıltılı koridorda perişan bir halde, isteksizce ayak sürüyerek yürümeye başladı. Haydi gerçek insan kişiliğine sahip robotlar yapalım, dediler. Sonra da denemeye benimle başladılar. Ben bir kişiliğe sahip ilk örneğim. Her halimden anlaşılıyor değil mi? Ford ve Arthur sıkılmış bir ruh haliyle zayıf itiraz mırıltıları çıkardılar. O kapıdan nefret ediyorum diye devam etti Marvin. Canınızı sıkmıyorum öyle değil mi? Hangi hükümet diye tekrar başladı Ford. Bu gemi hiçbir hükümete ait değil diye tersledi robot. Çalındı. Çalındı mı? Çalındı mı? diye taklit etti Marvin. Kim çaldı? diye sordu Ford. Zafot Bible Prox. Ford'un yüzüne sıra dışı bir şey oldu. Birbiriyle ilgisi olmayan en az beş ayrı şok ve hayret ifadesi karman çorman bir yığın halinde üst üste binmişti. Adım atmak üzere kalkan sol ayağı basacak bir yer bulmakta zorlanıyormuş gibiydi ve boş gözlerle robota baktı ve bazı yüz kaslarını çözmeye çalıştı. "Zafod Bleeprox." dedi güçsüz bir sesle. "Özür dilerim, yanlış bir şey mi söyledim?" diye sordu Marvin, ayaklarını dikkatsizce sürüyerek. "Nefes aldığım için beni affedin." Aslında bunu hiç yapmam. Bu yüzden bunu söyleme zahmetine niçin girdiğimi de bilmiyorum. Ah, Tanrım! Öyle mutsuzum ki. İşte kendinden memnun kapılardan biri daha. Hayat. Sakın bana hayattan bahsetmeyin. Kimse hayattan filan bahsetmedi, dedi Arthur kızgın bir şekilde homurdanarak. Ford, sen iyi misin? Ford ona boş boş baktı. Robot, Zafot, Bible Prox mu dedi? Dedi. Bölüm 12 Zafot, kendisiyle ilgili haberleri dinlemek için ETA-6 radyo bantlarını araştırırken, altın kalbin kontrol kabinini bir anda yüksek sesli bir gang müziği tıngırtısı doldurdu. Makineyi çalıştırmak çok zordu. Radyolar yıllarca düğmelere basarak ve ayar düğmeleri çevrilerek çalıştırılmıştı. Sonra teknoloji geliştikçe dokunmaya duyarlı aletler üretilmeye başlandı. Sadece panellere parmağınızla hafifçe dokunmak yetiyordu. Şimdi ise tek yapmanız gereken parçaların genel yönüne doğru elinizi sallamak ve umut etmekti. Bu kas gücünden ciddi bir tasarruf demekti elbette. Ama aynı programı dinlemeye devam etmek istiyorsanız çileden çıkartıcı bir şekilde put gibi oturmanız gerektiği anlamına da geliyordu. Zafot elini salladı ve kanal tekrar değişti. Yine gang müziği tıngırtısı. Ama bu kez tıngırtı bir haber bülteninin fon müziğiydi. Haberler müziğin ritimlerine uysun diye yayına her zaman büyük uğraşlarla hazırlanırdı. Ve et 6 dalga bandında galaksinin dört bir yanında saat başı yayın yapan haber bültenini dinliyorsunuz dedi cırtlak bir ses. Bütün zeki yaşam türlerine ve dışarıdaki herkese koca bir merhaba. İşin sırrı taşları birbirine çarpmakta. Çocuklar, tabii ki bu gecenin en büyük haberi de yeni ihtimalsizlik motoruna sahip ilk ve tek geminin Galaksi Başkanı Zafot B. tarafından sansasyonel bir şekilde çalınması. Ve bu noktada herkesin sorduğu soru aynı. Koca Z Sonunda çıldırdı mı? Pangalaktik gargara bombasını icat etmiş, bir zamanlar Esentrika Golombits tarafından büyük patlamadan bu yana gelmiş geçmiş en iyi patlama olarak tanımlanmış ve bu yakınlarda yedinci kez bilinen evrenin en kötü giyinen akıl sahibi varlığı seçilen eski düzenbaz B.B.Leprox. Bakalım bu kez verecek bir cevabı var mı? Onun özel beyin bakımı uzmanı Gek Halfrantas sorduk. Müzik bir an için girdap gibi döndü, sonra sesi alçaldı. Konuşmaya muhtemelen Halfrand'a ait olan başka bir ses daha katıldı. ''Nasıl desem Zafot zıradan bir adamdı işte.'' dedi. Ama bundan sonra söyledikleri duyulmadı. Çünkü kabinin diğer tarafından uçan elektrikli bir kurşun kalem, radyonun duyarlı açma-kapama alanından geçmişti. Zafot dönüp Trillian'a öfkeyle baktı kalemi atan oydu. "Hey!" dedi. "Bunu neden yaptın?" Trilyan bir ekran dolusu şekle parmaklarıyla hafifçe vuruyordu. "Aklıma bir şey geldi," dedi Trilyan. "Ya, öyle mi? Bu benim hakkımdaki bir haber bültenini yarıda kesmeye değecek bir şey mi? Kendin hakkında zaten yeterince şey duyuyorsun. Ben güvensiz biriyim, bunu ikimiz de biliyoruz." Bir an olsun ekon'dan kurtulabilir miyiz? Bu önemli. Eğer etrafta benim egomdan daha önemli bir şey varsa derhal yakalanıp vurulmasını istiyorum. Zafot kısa ters ters baktı ve ardından kahkahayla güldü. Dinle, dedi Trillian. O iki herifi gemiye aldığımız yer. Hangi iki herif? Gemiye aldığımız iki herif. Ha, evet, dedi Zafot. Şu iki herif. Onları ZZ9 çoğul Z alfa bölgesinden aldık. E dedi Zafot. Gözlerini kırpıştırdı. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? diye sessizce sordu Trilyan. Hmm dedi Zafot. ZZ9 çoğul Z alfa. ZZ9 çoğul Z alfa. Evet dedi Trilyan. Hmm Z ne anlama geliyor? dedi Zafot. Hangi Z? Trillian'ın Zafod'la ilişkisinde yaşadığı temel zorluklardan biri, onun sırf insanları hazırlıksız yakalamak için mi aptal numarası yaptığını, yoksa düşünme zahmetine katlanamadığı ve başka birinin onun yerine düşünmesini istediği için mi aptal numarası yaptığını, olup bitenleri gerçekten anlamadığını saklamak için mi olağanüstü aptal numarası yaptığını, yoksa gerçekten mi aptal olduğunu ayırt etmeyi öğrenmekti. Adam şaşırtıcı derecede zeki olmasıyla ünlüydü. Ama her zaman değil. Ki tıpkı şimdi olduğu gibi bu besbelli onu endişelendiriyordu. Zafot insanların kendisini küçümsemesi yerine şaşırmalarını yerlerdi. Bu düşünce Trilyan'a her şeyden daha da aptalca geliyordu. Ama artık bu konuda tartışmaya zahmet etmiyordu. İç çekti ve durumu Zafod için basitleştirmek adına, Zafod'un bunu istememesinin nedeni her ne olursa olsun, sert bir dokunuşla görüntü ekranına bir yıldız haritası getirdi. ''İşte'' diye işaret etti Trillian. ''Tam burada.'' Ha, ''Evet'' dedi Zafod. ''Yani?'' ''Yani ne?'' Trilya'nın kafasının içindeki bölümler kafasının içindeki diğer bölümlere haykırdılar. Burası beni gemiye aldığın bölge, dedi kız çok sakin bir şekilde. Zafot önce kıza sonra tekrar ekrana baktı. Hey, evet, dedi. Bu müthiş. Dost doğru at başlı nebulanın içine girmiş olmalıydık. Nasıl oldu da oraya gittik? Demek istediğim orası çok uzak. Kız bunları duymazlıktan geldi. İhtimalsizlik motoru dedi sabırlı bir şekilde. Bunu bana bizzat sen açıklamıştın. Evrendeki her noktadan geçiyoruz. Bunu biliyorsun. Evet ama bu müthiş bir tesadüf değil mi? Evet. Tam o noktadan birilerini almak. Evrende seçilebilecek bunca yer varken bu gerçekten de çok B ''Bunu hesaplamak istiyorum. Bilgisayar!'' Geminin her bir zerresine hakim ve nüfus etmiş Sirius sibernetik gemi bilgisayarı açılıp iletişim durumuna geçti. ''Selam millet!'' dedi bilgisayar canlı bir sesle ve eş zamanlı olarak da yalnızca kayıt tutulması amacıyla minik bir kağıt şeridi çıkardı. ''Of tanrım!'' dedi Zafod bu bilgisayarla çok uzun süre çalışmamıştı. Ama ondan nefret etmeyi çoktan öğrenmişti. Bilgisayar sanki deterjan satıyormuş gibi küstah ve neşeli bir sesle devam etti. Bilmenizi isterim ki sorununu serneyse onu çözmenize yardım etmek için buradayım. Evet, evet, dedi Zafon. Bak, yalnızca bir parça kağıt kullanacağım sanırım. Elbette, dedi bilgisayar aynı anda mesajını bir çöp kutusuna gönderirken. Anlıyorum. Eğer isterseniz kes sesini dedi Zafot. Bir kalem kaptı ve konsolun başına Trillia'nın yanına oturdu. Tamam tamam dedi bilgisayar. incinmiş bir ses tonuyla ve konuşma kanalını kapattı. Zafod ve Trillian, ihtimalsizlik uçuş rotası tarayıcısının sessizce önlerindeki ekrana gönderdiği rakamları dikkatle okudular. Olaya onların açısından bakarsak, dedi Zafod. Kurtulmalarının ne kadar ihtimalsiz olduğunu hesaplayabilir miyiz? Evet, bu bir sabit, dedi Trillian. 2 üzeri 276.709'a 1. O iki herif çok, çok şanslı. Evet, ama gemi onları aldığında bizim yapmakta olduğumuz şeye kıyasla... Trillian gerekli tuşlara bastı ve ekranda iki üzeri sonsuzluk eksi 1'e 1, yalnızca ihtimalsizlik fiziğinde geleneksel bir anlam taşıyan irasyonel sayı göründü. Bu bir hayli düşük diye devam etti Zafot hafif bir ıslık çalarak. Evet diye onayladı Trillian ve kafası karışmış bir halde ona baktı. Bu açıklanması gereken büyük bir ihtimalsizlik boşluğu. Eğer işlem yüksek bir toplam verecekse bilançoda ihtimalsizliği oldukça yüksek bir şey çıkmalı. Zafot kağıda birkaç toplama işlemi çiziktirdi, bunları karaladı ve kalemi fırlatıp attı. Elinin körü. Hesaplayamıyorum. Yani? Zafot sinirle iki kafasını birbirine vurup dişlerini gıcırdattı. Tamam. Bilgisayar ses devreleri yeniden canlandı. Hey, merhaba millet dedi. Kağıt şeridi, kağıt şeridi. Tek yapmak istediğim gününüzü daha güzel kılmak. Daha da güzel, daha, daha güzel. Öyle mi? Tamam. Çeneni kapa da benim için bir şey hesapla. Elbette diye tıkırdadı bilgisayar. Bir ihtimal tahmini istiyorsunuz ve bunun dayanağı... ihtimalsizlik verilerini istiyoruz evet. Tamam diye devam etti bilgisayar. İşte küçük ve ilginç bir fikir. Çoğu kişinin yaşamının telefon numaraları tarafından yönetildiğini biliyor muydunuz? Zafot'un yüzlerinin birinde beliren acı dolu ifade öbür yüzüne geçti. Sen kafayı mı üşüttün? Hayır ama size şunu anlattığım zaman sizi üşüteceksiniz. Trilyan'ın nefesi kesildi. İhtimalsizlik uçuş rotası ekranındaki tuşlara çabuk çabuk bastı. Telefon numarası mı? dedi. Sayılar ekranda hızla hareket etti. Bilgisayar nazikçe duraksadı ve sonra devam etti. Biraz önce söylemek üzere olduğum şey şu ki... Hiç zahmet etme, titrilan Ne neler oluyor dedi Zafod Bilmiyorum dedi Trillian Ama o yabancılar o sefil robotla birlikte buraya geliyor Bölüm 13 Koridorda ağır adımlarla yürüyen Marvin hala inliyordu Ayrıca sonra sol tarafımdaki bütün diyotlarda korkunç bir ağrı da var elbette Ya dedi yanında yürüyen Arthur endişeyle. Gerçekten mi? Öyle işte, dedi Marvin. Bu parçaları yenileriyle değiştirmelerini istedim ama hiç kimsenin umrunda bile değil. Anlayabiliyorum. Ford'dan belli belirsiz bir ıslık sesi ve mırıltılar geliyordu. Vay 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 diyordu sürekli kendi kendine. Zafot Biblebrox. Marvin birdenbire durdu ve elini havaya kaldırdı. Şimdi ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır. Ne oldu? Dedi hiçbir şey bilmek istemeyen Arthur. O kapılardan birine daha geldik. Koridorun yanında kayarak açılan kapılardan biri vardı. Marvin kuşkulu gözlerle kapıyı süzdü. Ee, giriyor muyuz? Giriyor muyuz? diyerek onu taklit etti Marvin. Evet, köprünün girişi bu. Bana da sizi köprüye getirmem söylenmişti. Bugün alacağım en zorlu zihinsel kapasite gerektiren emir bu olursa hiç şaşırmam. Avına sezdirmeden yaklaşan bir avcı gibi yavaş yavaş kapıya doğru büyük bir nefretle ilerledi. Kapı birden kayarak açıldı. Teşekkür ederim, dedi kapı. Basit bir kapıyı bu kadar çok mutlu ettiğiniz için. Marvin'in göğsünün derinliklerindeki dişliler gıcırdadı. Komik, dedi cenaze törenlerine çok uygun bir sesle. Tam hayat daha kötü olamaz derken birden her şey nasıl da daha kötüye gidiyor. Birbirlerine bakıp omuzlarını silken Ford ve Arthur'u geride bırakıp kendini kapıdan içeri attı. İçeriden Marvin'in sesini tekrar duydular sanırım artık yabancıları görmek istersiniz, diyordu. Şimdi bir köşede oturup paslanmamı mı istiyorsunuz, yoksa ayakta dikilirken aniden yere düşüp parçalanmamı mı? Tamam, onları içeri alır mısın Marvin, dedi başka bir ses. Arthur Ford'a baktı ve onun güldüğünü gördüğünde şaşırıp kaldı. Ne? Şşş, dedi Ford. Hadi, içeri. Kapıdan geçip köprüye adım attı. Arthur gergin bir halde onu izledi ve içeride koltuğuna iyice yayılmış, ayaklarına bir kontrol konsolunun üzerine uzatmış, sol eliyle sağ kafasındaki dişleri karıştıran bir adam gördüğünde fazlasıyla afalladı. Sağ kafa bütün dikkatini bu işe vermiş görünüyordu. Ama sol yüzde kocaman, rahat ve kayıtsız bir sırıtış vardı. Arthur'un gördüğüne inanamadığı şeylerin sayısı oldukça fazlaydı. Bir süre ağzı açık öylece kala kaldı. Tuhaf adam Ford'a tembelce el salladı ve korkunç yapmacık bir kayıtsızlıkla konuştu. Ford, selam, nasılsın? Gemime atlayabildiğine sevindim. Ford kayıtsızlıkta ondan geri kalacak gibi değildi. Zafod, dedi sözcüğü uzatarak. Seni görmek harika. İyi görünüyorsun. Fazladan bir kol sana yakışmış. Çaldığın gemi de güzelmiş. Arthur'un Forda hayretle bakan gözleri az kalsın yuvalarından fırlayacaktı. "Bu adamı tanıyor musun yani?" dedi, parmağını Zafota doğru çılgın gibi sallayarak. "Onu tanımak mı?" dedi Ford bağırarak. "O Birden duraksadı ve tanıştırma faslına önce Arthur'dan başlamaya karar verdi. "Şey, Zafod, bu benim arkadaşım Arthur Dent." dedi. "Gezegeni havaya uçtuğunda onu kurtardım." "Evet, hiç şüphem yok." dedi Zafod. "Selam Arthur, hayatta kalabildiğine sevindim." Sağ taraftaki başı ilgisiz bir ifadeyle ona dönüp "Selam." dedi ve dişlerini kurcalamaya devam etti. Ford konuşmasına devam etti. ''Arthur'' dedi. ''Bu da benim üvey kuzenim Zafod bir... Daha önce tanışmıştık.'' dedi Arthur sertçe. Sağdaki en hızlı şeritte giderken birkaç döküntü otomobili hiç yorulmadan geçip kendinizden hoşnut bir şekilde ilerlemektesinizdir ve tam o sırada vitesi dörtten üçe düşüreceğinize kazara bire düşürüp motorunuzun kaportadan dışarı fırlamasına yol açar ve oldukça berbat bir duruma düşersiniz. Böyle bir durum bütün özgüvenimizi alıp götürür ve havanızı söndürür. Tıpkı Arthur'un sözlerinin Fort Prefek'e yaptığı gibi. E? Ne? dedi. Daha önce tanıştığımızı söyledim. Safot beceriksiz bir şaşkınlık ifadesi takındı ve damaklarından birini şaklattı. Hey, e, tanışmış mıydık? Ford gözlerinde çakan öfke şimşekleriyle Arthur'a döndü. Kendini tam eve dönmüş hissederken galaksi meseleleri hakkında Ilford kökenli bir sivrisineğin Pekin hakkında sahip olduğu kadar bilgisi olan bu cahil ve ilkel adamı peşine taktığı için ani bir pişmanlık duymaya başlamıştı. Daha önce tanıştıkta da ne demek? diye sordu. Bu Beetlejuice 5'ten Zafod Bibleprox Crydon'dan kahrolası Martin Smith değil. Umrumda bile değil, dedi Arthur soğuk bir sesle. Biz tanıştık. Değil mi Zafot Bible Prox? Yoksa filmi demeliyim. Ne? diye bağırdı Ford. Bana hatırlatman gerekecek, dedi Zafot. Canlı türleri konusunda hafızam berbattır. Bir partideydik, diye devam etti Arthur. Öyle mi? Bak ondan şüphe ederim, dedi Zafod. Sakin ol Arthur, tamam mı? dedi Ford, emredercesine. Arthur vazgeçmiyordu. Altı ay önceki bir parti, yerkürede, İngiltere'de. Zafod dudaklarını sıkıca birbirine bastırıp gülümseyerek hatırlamıyorum anlamında kafasını salladı. Londra, diye üsteledi Arthur. Islington. Ha, dedi Zafod yüzünde bir suçluluk ifadesiyle. Şu parti bu fort için hiç de adil değildi. Bir Artura bir Zafoda bakıyordu. Ne? dedi Zafoda. Senin de o küçük sefil gezegende bulunduğunu söylemek istemiyorsun, değil mi? Hayır, tabii ki bulunmadım, dedi Zafod güvenle. Şey, kısa bir süreliğine uğramış olabilirim, bilirsin, yolumun üzerindeyken. Ama 15 yıl boyunca oraya saplanıp kaldım ben. İyi ama ben bunu bilmiyordum ki öyle değil mi? Ne arıyordun orada? Etrafa bakınıyordum işte, bilirsin. Davet edilmediği bir partiye geldi dedi Arthur öfkeyle titreyerek. Bir kıyafet balosuydu. Başka ne olabilirdi dedi Ford. Bu partide diye inatla devam etti Arthur. Bir kız vardı, her neyse Artık bunun bir önemi yok. Oralar tamamen toz duman içinde yok olup gitti zaten. Şu kahrolası gezegen için surat asmayı bırak, dedi Ford. Kimdi şu hanım? Şey, kızın biri işte. Pekala, tamam. Kızla işler pek iyi gitmiyordu. Bütün akşam uğraşıp durmuştum. Kahretsin, kız çetin cevizdi. Güzel ve çekiciydi. İnsanı mahvedebilecek kadar zekiydi. Biraz da olsa ilgisini çekmeyi başarmıştım ve tam konuşmaya girişmiş hedefe doğru ilerlemekteydim ki senin dostun lafa girip ''Hey bebek, bu herif seni sıkıyor mu? Onun yerine neden benimle konuşmuyorsun? Ben başka bir gezegendenim.'' dedi. Kızı ondan sonra bir daha görmedim. ''Zafot!'' dedi Ford sesini yükselterek. ''Evet'' dedi Arthur ona ters ters bakıp kendisini bir salak gibi hissetmemeye çalışarak. O zaman yalnızca iki kolu ve tek kafası vardı. Adının da Fil olduğunu söylemişti. Ama... ''Ama itiraf etmelisin ki gerçekten başka bir gezegenden olduğu ortaya çıktı.'' dedi Trillian köprünün diğer ucundan görüntüye girerek. Arthur'a tatlı tatlı gülümsedi ki bu gülümsemenin etkisi Arthur'un üzerine bir ton tuğla yığmış gibiydi sanki. Sonra kız dikkatini yeniden geminin kontrollerine verdi. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından Arthur'un beynindeki karmaşanın içinden birkaç sözcük dışarı çıktı. Tricia Macmillan dedi. Burada ne işin var? Seninkiyle aynı diye yanıtladı kız. Otostop çektim. Bir matematik ve bir de astrofizik diplomasıyla başka ne yapabilirdim ki zaten? Ya bunu seçecektim ya da pazartesileri dağıtılan işsizlik maaşı kuyruğunu. Sonsuzluk eksi bir diye tıkırdadı bilgisayar. İhtimalsizlik toplamı tamamlandı. Zafot önce çevresine, sonra Ford'a, Arthur'a ve en son trilyona baktı. trilyon dedi. Böyle şeyler ihtimalsizlik motorunu her kullanışımızda olacak mı? Korkarım ki büyük bir ihtimalle dedi kız. Bölüm 14 Altın kalp artık bilindik foto motorunu kullanarak uzayın karanlığında sessizce yol alıyordu. Onları bir araya getirenin kendi iradeleri ya da basit bir rastlantı olmadığını, bir arada olmalarının nedeninin fiziğin garip bir sapması olduğunu bilmek, dört kişiden oluşan mürettebatı bir hayli huzursuz ediyordu. Sanki kişilerin arasındaki ilişkiler de atom ve moleküller arasındaki ilişkileri belirleyen kurallardan etkileniyordu. Geminin yapay gecesi çöktüğünde her biri minnettar bir şekilde ayrı kameralara çekilip düşüncelerine mantıklı açıklamalar getirmeye çalıştılar. Trillian uyuyamamıştı. Bir kanepeye oturup gözlerini yer küreyle arasındaki son ve tek bağlantıyı barındıran küçük kafese dikti kafeste Zafod'un itirazlarına rağmen yanına aldığı iki beyaz fare vardı. Gezegenini bir daha görmeyi hiç beklememişti ama gezegenin yok edildiği haberine verdiği olumsuz tepki onu rahatsız etmişti. Bu ona uzak ve gerçek dışı gelmişti. Bu konuda hiçbir şey düşünemiyordu. Farelerin kafeste bir oraya bir buraya seyirtişlerini küçük plastik çarklarının içinde çılgın gibi koşturuşlarını seyretmeye daldı. Birden silkindi ve geminin boşlukta ilerleyişini haritaya döken minik pırıltılar ve rakamları seyretmek üzere köprüye gitti. Düşünmemeye çalıştığı şeyin ne olduğunu keşke bilebilseydi. Zafot uyuyamamıştı. O da düşünmemeye çalıştığı şeyin ne olduğunu bilmeyi isterdi kendini bildi bileli tam olarak ifade edemediği ve içini kemiren bir orada olmama hissinden çok çekmişti. Genelde bu düşünceyi bir kenara koyup bu konuda endişelenmemeyi başarabiliyordu. Ama bu his Fort Prefect ve Arthur Dent'in ani ve açıklanamaz gelişleriyle yeniden uyanmıştı. Bu olay bir şekilde onun göremediği bir düzene uyuyordu. Ford uyuyamamıştı tekrar yollara düşmenin heyecanıyla doluydu. 15 yıllık fiili hapis hayatı tam da umudunu kaybetmek üzereyken bitmişti. Bir süreliğine Zafot'la takılmak fazlasıyla eğlence vaat ediyordu. Ama yine de üvey kuzeninde tam olarak saptayamadığı bir tuhaflık seziyordu. Galaksi başkanı olması açıkçası çok şaşırtıcıydı. Görevinden ayrılma biçimi de öyle. Bunun arkasında bir neden var mıydı? bunu Zafot'a sormasının anlamı yoktu. Çünkü bugüne dek yaptığı herhangi bir şeyin bir nedeni varmış gibi davranmamış ve anlaşılmazlığı bir sanat biçimine dönüştürmüştü. Yaşamdaki her şeye olağan dışı bir deha ve saf bir beceriksizliğin karışımıyla saldırırdı. Hangisinin hangisi olduğunu anlamak genellikle çok zordu. Arthur uyuyordu. Korkunç bir şekilde yorgundu. Zafod'un kapısı hafifçe vuruldu. Kapı kayarak açıldı. Zafod. Evet. Arkadan vuran oval biçimli aydınlıkta Trilya'nın silüeti seçilebiliyordu. Sanırım aradığın şeyi az önce bulduk. Hey, sahi mi? Fort uyumaya çalışmaktan vazgeçti. Kamerasının bir köşesinde küçük bir bilgisayar ekranı ve bir klavye vardı. Bir süre bilgisayarın başında oturdu ve rehbere vagonlar konusunda yeni bir madde yazmak için uğraştı. Ama yeterince nefret dolu bir şey düşünemediği için bundan da vazgeçti. Üstüne bir giysi geçirerek köprüye doğru uzanan bir yürüyüşe çıktı. İçeri girdiğinde aletlerin üzerine heyecanlı bir şekilde eğilmiş iki kişiyi görüp şaşırdı. ''Gördün mü? Gemi yörüngeye girmek üzere.'' diyordu Trillian orada bir gezegen var. Hem de tam tahmin ettiğin koordinatlarda. Bir ses duyan Zafot dönüp baktı. Ford diye tısladı. Hey, gel de şuna bir bak. Ford gidip baktı. Ekranda yanıp sönen bir dizi rakam vardı. Bu galaktik koordinatları tanıdın mı? dedi Zafot. Hayır. Sana bir ipucu vereceğim. Bilgisayar, ne haber koçlar? dedi bilgisayar büyük bir hevesle. İyice sosyalleşiyoruz değil mi? Kapa çeneni, dedi Zafot Bize ekranları göster. Köprü ışıkları loşlaştı. Konsolların üzerinde oynaşan ışık noktacıkları dış monitörlere bakan dört çift göze yansıdı. Ekranların hepsi karanlıktı ve hiçbir şey yoktu. Bunu tanıdın mı? diye sordu Zafot. Ford kaşlarını çattı. Şey, hayır, dedi. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Tanıdın mı? Neden bahsediyorsun sen? At başlı Nebula'nın içindeyiz. Tamamen karanlık, uçsuz, bucaksız bir bulut. Bunu kapkara bir ekrana bakarak mı anlamamı bekliyordun? Galakside karanlık bir ekran görebileceğin tek yer bir karanlık Nebula'nın içidir. Aman ne iyi. Safot bir kahkaha attı. Bir şeyler yüzünden çok ve neredeyse çocuk gibi heyecanlandı, açıktı. Hey bu gerçekten müthiş, çok, çok iyi. Bir toz bulutunun içine saplanmanın nesi bu kadar harika, dedi Ford. Burada ne bulmayı düşünürdün, diye ısrar etti Zafot. Hiçbir şey. Yıldızlar, gezegenler. Hayır, Bilgisayar diye bağırdı Zafot. Görüş açını 180 derece çevir ve sakın konuşma. Bir an için hiçbir şey olmuyormuş gibi göründü. Sonra dev ekranın kenarında bir parlaklık belirdi. Küçük bir tabak büyüklüğünde kıpkırmızı bir yıldız ekranda kaydı. Hemen ardından bir tane daha kaydı. İkili bir sistem. Sonra görüntünün köşesini uçsuz bucaksız bir hilal ikiye böldü. Zifiri karanlığın içinde yavaş yavaş kaybolan kırmızı bir pırıltı, gezegenin geceyi yaşayan kısmı. İşte buldum onu, diye haykırdı Zafod, konsola bir yumruk indirerek. Buldum onu. Ford şaşkınlıkla ekrana baktı. Nedir bu? dedi. Bu, dedi Zafod, şimdiye dek var olan en ihtimal dışı gezegen. Bölüm 15. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden alıntı. Sayfa 634784. Bölüm 5A, Madde Magretia. Kadim zamanların sisli geçmişinde kalan eski galaktik imparatorluğun harika ve görkemli günlerinde yaşam, vahşi, bereketli ve çoğunlukla vergiden muaftı. Güçlü yıldız gemileri galaktik uzayın en uzak köşelerinde macera ve ödüller arayarak egzotik güneşlerin arasında ilerliyorlardı. O günlerde yürekler cesur, tehlikeler büyüktü. Erkekler gerçek erkek, kadınlar gerçek kadındı. Ve Alfa Centauri'li küçük tüylü yaratıklar, gerçek Alfa Centauri'li küçük tüylü yaratıklardı. Hepsi de bilinmeyen tehlikelerin karşısına cesurca dikilmeye, fevkalade işler yapmaya, daha önce kimsenin nitelemediği sıfatlarla nitelenen eylemler gerçekleştirmeye cüret ettiler. İmparatorluk işte böyle dövülüp şekillendi. Elbette pek çok kişi aşırı zengin oldu ama bu son derece doğaldı ve bunun utanılacak bir yanı yoktu. Çünkü kimse en azından sözünü etmeye değecek bir kimse gerçekten fakir sayılmazdı. Çok zengin ve başarılı bütün tüccarların yaşamları kaçınılmaz bir şekilde öylesine sıkıcı ve tek düze bir hale geldi ki, bunun yerleştikleri gezegenin hatası olduğunu düşünmeye başladılar. Hiçbiri onları tam anlamıyla tatmin etmiyordu. Ya iklim öğleden sonranın son bölümünde uygun değildi ya da günün uzunluğu yarım saat fazla veya denizin rengi pembenin tamamen yanlış bir tonuydu. Böylece yeni ve şaşkınlık verici bir uzmanlık endüstrisi için gereken koşullar yaratıldı. Ismarlama lüks gezegen inşası. Bu endüstrinin merkezi hiperuzay mühendislerinin uzayın beyaz derinliklerinden emdikleri maddeleri rüya gezegenleri halinde biçimlendirdikleri Magretia gezegeniydi. Altın gezegenler, platin gezegenler, üzerinde pek çok deprem yaşanan yumuşak kağıçuk gezegenler. Hepsi galaksinin en zengin kişilerinin doğal olarak bekledikleri ulaşılması güç, titiz standartlara ulaşmak adına özene bözene yapılmıştı. Ama bu girişim öylesine başarılı oldu ki kısa süre içinde Magreti gelmiş geçmiş en zengin gezegen verdi ve galaksinin geri kalanı sefil bir yoksulluğa boyun eğdi. Bu nedenle sistem çöktü, imparatorluk yıkıldı. Bir milyar aç gezegenin üzerine uzun ve kasvetli bir sessizlik çöktü. Sessizliği bozan tek şey, geceler boyunca planlanmış bir politik ekonominin önemi üzerine kibirli bilimsel incelemeler yazan aydınların kalem gıcırtılarıydı. Magreti de yok olmuştu ve anısı kısa sürede silik bir efsaneye dönüştü. Bu aydınlanmış günlerde... Kimse bu konunun tek bir kelimesine bile inanmıyor elbette. Bölüm 16 Arthur bir tartışma sesiyle uyandı ve köprüye gitti. Ford kollarını sağa sola sallayıp duruyordu. ''Sen çıldırmışsın Zafot'' diyordu. ''Magretia bir efsane. Bir peri masalıdır. Çocuklarının büyünce ekonomist olmasını isteyen anne babalar Geceleri onlara bu öyküyü anlatır. O bir. Ve şu anda biz de bu efsanenin yörüngesine girmek üzereyiz. Diye diretti Zafod. Dinle beni. Kişisel olarak neyin yörüngesinde olduğunu bilemem. Dedi Ford. Ama bu gemi... Bilgisayar! Diye bağırdı Zafod. Yo, hayır. Selam millet. Ben gemi bilgisayarınız Eddie ve kendimi gerçekten harika hissediyorum. Çocuklar, çalıştırmak istediğiniz bütün programları büyük bir zevkle çalıştıracağıma eminim. Arthur meraklı gözlerle Trillian'a baktı. Kız ona içeri gelmesini ama ses çıkarmamasını işaret etti. ''Bilgisayar'' dedi Zafot. ''Bize şu anki yörüngemizin adını tekrar söyle.'' Büyük bir zevkle ahbap, diye mırıldandı bilgisayar. Şu anda efsanevi gezegen Magretia'nın yörüngesinde 500 kilometre yükseklikte seyrediyoruz. Bu hiçbir şey kanıtlamaz, dedi Ford. Kendi adıma konuşayım. O bilgisayarın kilomu bile doğru söyleyeceğine güvenmem ben. Elbette kilonuzu söyleyebilirim, dedi bilgisayar. Hevesli bir sesle ve daha fazla yazılı kağıt çıkarmaya başladı. Eğer bir yararı olacaksa 10 on ondalık basamağa kadar kişilik sorunlarınızı bile çözebilirim. Trillian araya girdi. Zaphod dedi. Gezegenin adı her neyse gündüz tarafına geçmemiz an meselesi. Hey, ne demek adı her neyse? Gezegen tahmin ettiğim yerde, öyle değil mi? Evet. Orada bir gezegen olduğunu biliyorum. Kimseyle tartışmıyorum ben yalnızca herhangi başka bir soğuk kaya yığınından ayırt edemeyeceğimi söylüyorum. Eğer merak ediyorsan gün ağarmak üzere. Tamam tamam diye homurdandı Zafot. En azından gözlerimiz bayram etsin. Bilgisayar! Selam millet, sizin için yap... Çeneni kapa ve bize gezegeni tekrar göster. Ekranları bir kez daha karanlık ve hiçbir özelliği olmayan bir kütlenin görüntüsü kapladı. Gezegen aşağılarında dönüyordu. Bir süre sessizce izlediler ama Zafot'un heyecandan içi içine sığmıyordu. ''Şu anda gece tarafının üzerinden geçiyoruz.'' dedi kısık bir sesle. ''Gezegenin yüzeyi şu anda 500 kilometre altımızda.'' diye devam etti çok önemli bir an olması gerektiğini düşündüğü bu anın diğerleri üzerinde de özel bir etki bırakmasını sağlamaya çalışıyordu. Magretia. Fortune şüpheli tutumu gururunu kırmış ve onu kışkırtmıştı. Magretia. Birkaç saniye içinde diye devam etti sözlerine. Göreceğiz işte. Ve o an gelmişti. En deneyimli yıldız serserisi bile uzaydan izlenen bir gün doğuşu karşısında ürpermeden edemezdi. Ama iki güneşli bir sistemdeki gün doğuşu galaksinin harikalarından biriydi. Aniden parlayan kör edici bir ışık noktası zifiri karanlığa bıçak gibi saplandı. Hafif açılarla yavaş yavaş yukarı tırmandı ve yanlamasına yayılarak hilal şeklinde incecik bir bıçağa dönüştü. Saniyeler içinde ışık kazanlarına benzeyen iki güneş göründü ve kapkara ufuk çizgisini beyaz bir ateşle dağıladı. Altlarındaki ince atmosferi renkli ışın sütunları delip geçti. Şafak alevleri diye fısıldadı Zafod. İkiz güneşler Solianis ve Ram ya da her neyse dedi Fort sessizce. Solianis ve Ram Güneşler uzayın zifiri karanlığında alev alev yanarken köprüde belli belirsiz ürkütücü bir melodi duyuldu. İnsanlardan fazlasıyla nefret eden Marvin alaycı sesiyle bir şarkı mırıldanıyordu. Ford önlerindeki ışık gösterisini gözünü bile kırpmadan izlerken içi heyecanla yanıyordu. Ama bu yalnızca yeni ve garip bir gezegen görmenin heyecanıydı. Gördüğü şey tek başına yeterince güzeldi. Zafod'un etkilenmek için manzaraya saçma fanteziler katmaya çalışması biraz canını sıkmıştı. Bütün bu Magretia saçmalığı çocukçaydı. İşin içinde periler olduğuna inanmadan da bir bahçenin güzel olduğunu göremez miydi insan? Bütün bu Magretia meselesi Artur'a hepten saçma geliyordu. Trillian'a yaklaşıp ona neler olup bittiğini sordu. Zafod'un bana anlattığı kadarını biliyorum," dedi kız fısıldayarak. Anlaşılan Magretia kimsenin ciddiye almadığı çok eski bir efsane. Ama bu efsaneye göre Magretyalılar gezegeni imal ediyorlar. Arthur ekranlara bakıp gözlerini kırpıştırdı ve önemli bir şeyi kaçırıyormuş hissine kapıldı. Birden bunun ne olduğunu fark etti. "Bu uzay gemisinde çay var mı?" diye sordu. Altın kalp yörüngesinde hızla ilerlerken aşağıdaki gezegen iyice gözler önüne seriliyordu. Güneşler şimdi karanlık göğün tepesinde duruyordu ve şafağın havai fişek gösterisi sona ermişti. Gezegenin yüzeyi bildik gün ışığında soğuk ve kasvetli görünüyordu. Gri ve tozlu bir şeydi. Üzerinde yalnızca belli belirsiz çizgiler vardı bir mezar kadar kıpırtısız ve soğuk görünüyordu. Arada bir uzaktaki ufuk çizgisinde bir şeyler vaat eden hatlar beliriyordu. Dar ve derin koyaklar, belki dağlar, hatta belki de kentler olabilirdi bunlar. Ama yaklaştıkça çizgiler yumuşuyor, belirsizleşip görünmez oluyor ve ortaya hiçbir şey çıkmıyordu. Gezegenin yüzeyi zamanla ve yüzyıllar boyunca üzerinde sürünmüş cansız ve durgun havanın ağır hareketleriyle bulanıklaşmıştı. Altlarından akan gri manzarayı seyreden Ford'un içine bir şüphe düştü. Zamanın uçsuz bucaksızlığı onu endişelendiriyor, canlı bir varlıkmış gibi hissettiriyordu kendini. Boğazını temizledi. Pekala, varsayalım ki... Varsaymaya gerek yok, zaten öyle, dedi Zafot. Hayır değil, diye devam etti Ford. Ama onunla ne yapmayı istiyorsun? Orada hiçbir şey yok. Yüzeyde yok, dedi Zafod. Pekala, diyelim ki gezegende bir şey var. Buraya sırf endüstriyel arkeoloji amacıyla gelmediğini anladım. Neyin peşindesin? Zafod kafalarından birini diğer tarafa çevirdi. İlkinin neye baktığını görmek için öteki de döndü. Ama orada pek bir şey olmadığını gördü. Pekala, dedi Zafod, havalı havalı. Kısmen merak, kısmen de macera heyecanı. Ama sanırım en çok da şöhret ve para peşindeyim. Ford ona sert bir bakış fırlattı. Zafod'un niçin burada olduğuna dair en ufak fikri bile olmadığı şeklinde güçlü bir izlenime kapılmıştı. Biliyor musunuz, ben bu gezegenin görüntüsünden hiç hoşlanmadım dedi trilyan ürpertiyle şey hiç aldırma dedi zafod eski galaktik İmparatorluğun servetinin yarısının aşağıda bir yerlerde saklandığını düşünürsek neden süslü görünmeyi göze alamayacağını anlayabiliriz saçmalık diye düşündü ford burasının çoktan yetip gitmiş kadim bir uygarlığın yurdu olduğunu Hatta buna benzer bir sürü imkansız şeyi varsaysalar bile uçsuz bucaksız hazinelerin hala anlam taşıyan bir şekilde burada saklı olmasının hiç yolu yoktu. Omuzlarını silkti. Bence burası yalnızca ölü bir gezegen, dedi. Gerilim beni hasta ediyor, dedi Arthur sabırsız bir ses tonuyla. Günümüzde stres ve gerginlik galaksinin her yerinde rastlanabilen ciddi ve toplumsal sorunlar arasındadır. Ki bu durumun daha da kötüye gitmesini engellemek adına aşağıdaki gerçekler peşinen açıklanacaktır. Söz konusu gezegen gerçekten de efsanevi Magretia'dır. Kadim zamanlardan kalma bir otomatik savunma sistemi tarafından yakında gerçekleştirilecek olan ölümcül füze saldırısı yalnızca 3 kahve fincanı ve bir fare kafesinin kırılmasına bir kişinin kolunun üst kısmının çürümesine ve bir saksı petunyayla masum bir ispermeçet balinasının ani ölümüne yol açacaktır. Merak unsurunu korumak gerektiği düşüncesiyle kimin kolunun üst kısmının çürüdüğü konusunda şimdilik bir açıklama yapılmayacak. Bu bilgi hiçbir önem taşımadığı için büyük bir rahatlıkla merak konusu yapılabilir. Bölüm 17 Güne oldukça keyifsiz bir başlangıç yapışının ardından Arthur'un zihni bir önceki gün yaşadığı ruhsal çöküntüden geriye kalan parçacıkları bir araya getirmeye başlıyordu. Bir besin matik makinesi buldu ve aygıtın verdiği bir plastik bardak dolusu neredeyse ama tam olarak değil çaya hiç benzemeyen sıvıdan aldı. Makinenin çalışma biçimi çok ilginçti. İçecek düğmesine basıldığında makine kişinin tat alma duyargalarını çok kısa bir süre içinde ve son derece ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuyor, metabolizmasının spektroskobik analizini yapışının ardından neyin daha çok hoşuna gideceğini görmek için sinir sistemi kanallarından beynindeki tat merkezlerine minik deneysel sinyaller gönderiyordu. Ancak hiç kimse makinenin bunu tam olarak neden yaptığını bilmiyordu. Çünkü her zaman bir bardak dolusu neredeyse ama tam olarak değil, çaya hiç benzemeyen sıvıdan veriyordu. Besinmatik şikayet bölümü şimdilerde Sirius Tau yıldız sistemindeki ilk üç gezegenin en önemli kara parçalarının tümünü kapsayan Sirius Sibernetik şirketi tarafından tasarlanıp üretilmişti. Arthur sıvıyı içti ve onu canlandırıcı buldu. Yine ekranlara baktı birkaç yüz kilometrelik kıraç griliğin daha gözlerinin önünden kayıp gidişini izledi. Bir süredir onu rahatsız eden bir soruyu sormak geldi aklına birdenbire. Bu keseken güvenli mi? diye sordu. Beş milyon yıldır ölü, dedi Zafod. Elbette ki güvenli. Şimdiye kadar hayaletler bile yerleşip çoluk çocuğa karışmıştır. Tam o anda ansızın Köprüye garip ve beklenmedik bir ses yayıldı. Sanki uzaklarda coşkulu bir şölen marşı çalıyordu. Boşlukta çınlayan ince ve titrek marşı onun kadar ince ve titrek bir sesin konuşması izledi. "Selamlar size," dedi ses. Ölü gezegenden biri onlarla konuşuyordu. "Bilgisayar," diye bağırdı Zafot. "Selam millet." Foton aşkına bu da ne? Ha, o mu bize yayın yapan 5 milyon yaşında bir band kaydı yalnızca. Bir ne? Bir band kaydı mı? Şşş dedi Ford. Devam ediyor. Ses yaşlı, nazik, neredeyse büyüleyiciydi. Ama alttan alta su götürmez bir kötülük izi taşıyordu. Bu kaydedilmiş bir duyurudur dedi ses. Korkarım ki şu anda hepimiz dışarıdayız. Kadim Margetia'dan gelen bir ses diye haykırdı Zafod. "Tamam. Tamam." dedi Ford. "Ama üzüntüyle söylemem gerekiyor ki," diye devam etti ses. "Bütün gezegenimiz iş anlamında geçici olarak kapalıdır. Teşekkür ederiz." Sinyal sesinden sonra adınızı ve sizinle irtibat kurabileceğimiz bir gezegen adresi bırakabilirsiniz. Kısa bir sinyal sesi duyuldu, sonra sessizlik. Bizi başlarından savmak istiyorlar, dedi Trilyan sinirli bir sesle. Ne yapacağız? Bu yalnızca bir band kaydı, dedi Zafod. Yolumuza devam edeceğiz. Anladın mı bilgisayar? Anladım, dedi bilgisayar ve gemiyi daha da hızlandırdı beklediler. Bir iki saniye sonra coşkulu şölen marşının ardından ses tekrar duyuldu. Sizi temin ederiz ki iş yerimiz yeniden çalışmaya başlar başlamaz, moda olan bütün dergilerde ve renkli eklerde duyurular yayınlayacağız. Bu şekilde müşterilerimiz bir kez daha çağdaş coğrafyadaki en iyiler arasından istediklerini seçme şansına kavuşacak. Sesteki kötülük tonu daha tehlikeli bir hal aldı. Bu arada müşterilerimize nazik ilgileri için teşekkür ediyor ve onlardan ayrılmalarını rica ediyoruz. Derhal. Arthur başını çevirerek arkadaşlarının gergin yüzlerine göz attı. Şey, sanırım gitsek iyi olacak, öyle değil mi? diye önerdi. Şşşt, dedi Zafod. Kesinlikle endişelenecek hiçbir şey yok. O zaman neden herkes bu kadar gergin? Yalnızca dikkat kesilmiş durumdalar," diye bağırdı Zafot. Bilgisayar, atmosfere doğru alçalmaya başla ve iniş için hazırlan. Bu kez coşkulu şölen marşı oldukça baştan sağma çalındı ve ses belirgin bir şekilde soğuktu. Gezegenimize gösterdiğiniz büyük ilginin," dedi ses eksilmeden devam etmesi son derece mutluluk verici. Bu nedenle sizi temin etmek isteriz ki şu anda geminize yaklaşmakta olan güdümlü füzeler aşırı istekli müşterilerimizin tümüne sunduğumuz özel hizmetin bir parçasıdır ve tam donanımlı nükleer başlıklar bu noktada elbette nazik bir ayrıntıdır. Gelecek yaşamlarınızda da müşterimiz olmanız dileğiyle. Teşekkürler ses kesildi. Ah dedi Trillian. Hmm dedi Arthur. E ee? dedi Ford. Bakın dedi Safford. Şunu kafanıza sokacak mısınız? Bu yalnızca kaydedilmiş bir mesaj. Milyonlarca yıl önce yapılmış. Bizi etkileyemez. Anladınız mı? Peki ama dedi Trillian sessizce. Ya füzeler? Füzeler mi? ''Beni güldürme.'' Ford, Zafod'un omzuna hafifçe vurup arka ekranı gösterdi. Arkalarında iki gümüş ok, atmosferden yukarıya, gemiye doğru hızla yükseliyordu. Görüntünün çabucak büyütülmesiyle birlikte daha yakından görülebilir bir hale geldiler. Gökyüzünde gümbür gümbür ilerleyen ve gerçekten büyük iki roketti. Olayın aniliği şok ediciydi. Sanırım bizi etkilemek için başarı olasılığı yüksek bir deneme yapacaklar, dedi Ford. Zafod şaşkınlık içinde onlara baka kaldı. "Hey, bu dehşet verici," dedi. "Aşağıdaki birileri bizi öldürmeye çalışıyor." "Dehşet verici," dedi Arthur. "Bunun ne anlama geldiğini anlamıyor musunuz? Evet öleceğiz. Evet, ama onun dışında. Onun dışında mı?" Bu gerçekten de doğru yolda olduğumuz anlamına geliyor. Yörüngeden ne kadar zamanda çıkıp kaçabiliriz? Saniyeler ilerledikçe füzelerin ekrandaki görüntüleri daha da büyüyordu. Şimdi kendi çevrelerinde ani bir dönüş yapıp dost doğru hedeflerine giden bir rotaya girmişlerdi. Yalnızca savaş başlıkları görünüyordu. Sadece meraktan soruyorum, dedi Trillian. Ne yapacağız? ''Sakin olun yeter.'' dedi Zafot. ''Hepsi bu mu?'' diye bağırdı Arthur. ''Hayır, ayrıca şey de yapacağız, eee... Kaçacağız.'' dedi Zafot. Ani bir panikle. ''Bilgisayar, nasıl bir kaçış hareketi belirleyebiliriz?'' ''Şey, korkarım ki belirleyemeyiz çocuklar.'' dedi bilgisayar. ''Ya da başka bir şey.'' dedi Zafot. ''Eee...'' yönlendirme sistemlerimde bir tutukluk var sanırım, diye açıkladı bilgisayar canlı bir sesle. Çarpışmaya 45 saniye. Eğer rahatlamanıza yardım edecekse bana Eddie deyin lütfen. Zafot aynı anda birkaç farklı yöne kaçmaya çalıştı. Pekala, dedi. E, ee, gemiyi manuel kontrole geçirmeliyiz. Onu uçurabilir misin? diye sordu Ford tatlı bir sesle. Hayır. Sen? Hayır. Trilyon sen? Hayır. Tamam dedi Zafod gevşeyerek. Öyleyse bunu hep birlikte yaparız. Ben de uçuramam dedi Arthur. Orada olduğunu gösterme vaktinin geldiğini hissetmişti. Bunu tahmin etmiştim dedi Zafod. Pekala bilgisayar. Tam bir manuel kontrole ulaşmak istiyorum. Sizindir dedi bilgisayar. Birkaç büyük masa paneli kayarak açılıverdi. İçlerinden sıra sıra kontrol konsolu çıktı ve mürettebatın üzerine genişletilmiş polistiren ambalajı parçaları ve selofan ruloları yağdı. Bu kumanda cihazları daha önce hiç kullanılmamıştı. Zafod çıldırmış gibi kontrollere baktı. "Pekala Ford," dedi. "Tam güç geri itiş. Sancak tarafına 10 derece dön." Ya da buna benzer bir şey. İyi şanslar çocuklar diye cıvıldadı bilgisayar. Çarpışmaya 30 saniye. Ford kumanda cihazlarına atladı. Ona yalnızca birkaç tanesi ilk bakışta bir şeyler ifade etmişti ve o da bunların kollarını çekti. Yönlendirici jet roketleri aynı anda her yöne itmeye çalışırken gemi sarsıldı ve çığlığı bastı. Ford çektiği kolların yarısını bıraktı ve gemi kendi çevresinde Dar bir kavisle dönerek geldiği yöne, dost doğru üzerine gelen füzelere doğru ilerledi. Herkes duvarlara fırlayınca duvarlardaki hava yastıkları bir anda şişti. Birkaç saniyeliğine atalet kuvvetleri onları dümdüz yerlerine mıhladı. Nefes alabilmek için kıvranmak isteseler de hareket edemiyorlardı. Zafod hareket etmeye çalıştı. Çaresizlikten delirmiş bir halde debelendi ve sonunda yönlendirme sisteminin bir parçası olan küçük bir manivela koluna sert bir tekme indirmeyi başardı. Manivela kolu koptu. Gemi ani sert bir dönüş yaptı ve roket gibi yukarı fırladı. Mürettebat şiddetle köprünün arkasına savruldu. Ford'un otostopçunun galaksi rehberi kopyası kontrol konsolunun başka bir bölümüne şiddetle çarptı ve bunun sonucu olarak da rehber dinlemek isteyen herkese Antarelerde yaşayan Antare papağanı salgı bezi kaçakçılığının en iyi yollarını anlatmaya başladı. Bir kürdana geçirilmiş Antare papağanı salgı bezi iğrenç ama çok aranan bir kokteyl lezzetidir ve diğer zengin budalaları etkilemek isteyen zengin budalalar bu lezzet için sık sık büyük paralar dökmektedir ve birdenbire gemi bir taş gibi aşağıya düşmeye başladı. Aşağı yukarı tam o anda mürettebatın birinin kolunun üst kısmında fena bir çürük meydana geldi. Bunu vurgulamalı. Çünkü daha önce açıklanmış olduğu üzere onun dışında mürettebat bu olaydan sıyrık bile almadan kurtulmuş ve ölümcül nükleer füzeler sonunda gemiye çarpmamıştır mürettebatın güvenliği kesinlikle garanti altındadır. Çarpışmaya 20 saniye çocuklar, dedi bilgisayar. O zaman yeniden çalıştır şu lanet olası motorları, diye bas bas bağırdı Zafot. Şey, elbette çocuklar, dedi bilgisayar. Motorlar hafif bir kükremeyle yeniden çalışırken, hızla düşmekte olan gemi yumuşak bir hareketle düzeldi ve bir kez daha füzelere doğru ilerlemeye başladı. Bilgisayar bir şarkıya başladı. Fırtınada yürürken diye mırıldandı genizden bir sesle. Dik tut başını. Zafot ona çenesini kapamasını haykırdı. Ama sesi doğal olarak yaklaşan sonları olduğunu varsaydıkları gürültüde kaybolup gidecekti. Ve sakın korkma karanlıktan diye feryat etti edi. Gemi düşüşten kurtulup yerle paralel hale gelirken bunu baş aşağı dönerek yapmıştı. Bu nedenle artık tavanda yatmakta olan mürettebat için yönlendirme sistemlerine ulaşmak tamamen imkansızdı. Fırtınanın sonunda diye şarkısına yumuşak bir sesle devam etti Edi. Ekrandaki iki koca füze gemiye doğru gümbür gümbür yaklaşırken iyice korkunç görünüyorlardı altın bir gökyüzü vardır. Ama olağan dışı bir şans eseri, füzeler uçuş motorlarını zikzak çizerek ilerleyen gemininkine tam olarak uyduramamışlardı henüz. Ve geminin tam altından geçip gittiler. Ve tarla kuşunun tatlı gümüş şarkısı. İkinci çarpışma süresi 15 saniye dostlar. Rüzgarda yürümeye devam et. Acı bir çığlık atarak kavis çizen füzeler tekrar geminin peşinden dalışa geçtiler. "Buraya kadarmış." dedi Arthur onları izlerken. "Artık öleceğimiz oldukça kesin, değil mi?" "Keşke bunu söyleyip durmasan." diye bağırdı Ford. "Yine de öleceğiz, öyle değil mi?" "Evet." "Yağmurda yürümeye devam et." diye şarkısını sürdürdü Eddie. Arthur'un aklına aniden bir fikir geldi. Ayağa kalkmaya uğraştı. ''Neden kimse şu ihtimalsizlik motoru denen şeyi çalıştırmıyor?'' dedi. ''Ona ulaşabiliriz herhalde.'' ''Nesin sen? Deli mi?'' dedi Zafod. ''Uygun programlama yapılmadan çalıştırılırsa her şey olabilir.'' ''Şu aşamada bir şey fark eder mi?'' diye bağırdı Arthur düşlerin fırlatılıp atılsa ve yerle bir olsa bile diye devam etti Edi. Arthur duvar kavisinin tavanla birleştiği noktalara yerleştirilmiş heyecan verici bodurluktaki dökme parçalardan birine tırmandı. Yürümeye devam et. Yüreğinde umutla yürü. Arthur'un ihtimalsizlik motorunu neden çalıştıramadığını bilen var mı? diye bağırdı Trillian. Ve asla yalnız yürümeyeceksin. Çarpışmaya beş saniye. Sizi tanımak harikaydı çocuklar. Tanrı sizi korusun. Asla yalnız yürümeyeceksin. Size soruyorum diye bağırdı Trillian. Arthur'un ihtimalsizlik motorunu neden çalıştıramadığını tam o anda akıllara zarar bir gürültü ve ışık patlaması oldu. Bölüm 18. Bu olayın hemen ardından Altın Kalp oldukça dikkat çekici ve yeni bir iç tasarımla sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bir şekilde biraz daha büyümüş, yeşil ve mavinin zarif pastel tonlarına boyanmıştı. Ortada süs niyetine konulmuş sarmal bir merdiven, yerden fışkıran eğrelti otları ve sarı çiçeklerin arasında duruyordu. Yanında taştan yapılmış bir güneş saati kaidesi ana bilgisayar terminalini barındırıyordu. Zekice yerleştirilmiş ışıklar ve aynalar, insana zarif görünümlü geniş bir bahçeye bakan bir limonlukta bulunduğu izlenimini veriyordu. Limonluk bölgesinin çevresinde ince ve karmaşık bir güzelliğe sahip, dövme demir ayakları olan mermer masalar vardı. Mermerin cilalı yüzeyine baktığınızda aygıtların şekilleri belli belirsiz görülebiliyor ve onlara dokunduğunuzda aygıtlar hemen elinizin altında gerçeğe dönüşüyordu. Aynalar doğru açılardan bakıldığında gereken bütün verileri yansıtıyordu. Ama verilerin nereden yansıdığını görmek neredeyse imkansızdı. Her şey gerçekten de müthiş güzeldi. Tanrı aşkına neler oldu? dedi hasır örgü bir güneşlenme koltuğunda dinlenen Zafod Bibleprox. ''Şey ben tam diyordum ki'' dedi küçük balık havuzunun kenarına yerleştirilmiş bir şezlongu uzanmış yatan Arthur. ''İhtimalsizlik motorunun düğmesi burada.'' Düğmenin eskiden durduğu yeri işaret etti ama artık orada saksı içinde bir bitki vardı. ''Peki ama neredeyiz biz?'' dedi Ford. Sarmal merdivende oturmuştu ve elinde güzelce soğutulmuş bir bardak pangalaktik gargara bombası tutuyordu. Tam olarak eski yerimizdeyiz sanırım, diye belirtti Trillian. Çevrelerindeki aynalar birdenbire hızla akıp giden Magretia'nın çorak topraklarını gösterirken. Zafot koltuğundan ayağa fırladı. Öyleyse füzelere ne oldu, dedi aynalarda yeni ve şaşırtıcı bir görüntü belirdi. Bir saksı petunya ve çok şaşkın görünen bir balinaya dönüşmüşler gibi, dedi Ford kuşkuyla. İhtimalsizlik faktörü 8 milyon 767 e bin 1, diye araya girdi Eddie. Hiç değişmemişti. Zafot gözlerini dikip Arthur'a baktı. Bunu sen mi düşündün dünyalı? diye sordu şey dedi Arthur. Tek yaptığım bu çok iyi bir fikirmiş biliyor musun? İlk önce koruyucu ekranları çalıştırmadan ihtimalsizlik motorunu bir saniyeliğine çalıştırmak. Hey evlat, az önce hepimizin hayatını kurtardığını biliyorsun değil mi? Şey dedi Arthur, eee aslında ben gerçekten hiçbir şey... Öyle mi? dedi Zafot. Neyse, o zaman unut gitsin. Pekala bilgisayar, bizi yere indir. Ama unut gitsin dedim. Unutulan bir diğer şey de tamamen ihtimal dışı olmasına rağmen bir ispermeçet balinasının aniden yabancı bir gezegenin yüzeyinin birkaç kilometre yukarısında vücut bulmasıydı. Bu bir balina için doğal yollarla kanıtlanması mümkün olmayan bir durum olduğu için bu zavallı masum yaratığın kimliğini kabul etmesi adına yeterli zamanı olmaksızın artık bir balina olmadığı gerçeğine alışması gerekmişti. Aşağıda bu balinanın yaşamına başladığı andan bitirdiği ana dek düşündüklerinin eksiksiz bir kaydını bulacaksınız. Hey, neler oluyor? diye düşündü şey, affedersiniz. Ben kimim acaba? Kimse yok mu? Niçin buradayım? Hayattaki amacım ne? Ben kimim derken ne kastediyorum? Sakin ol. Derhal kendini topla. Hey, ilginç bir duygu bu. Nedir acaba? Şeyimde, şeyimde esnemeye, karıncalanmaya benzer bir şeyler hissediyorum. Dünya adını vereceğim şeyle ilgili bundan sonra muhakeme diyeceğim şeyde ilerleme diyeceğim şeyi kaydetmek istiyorsam, şeylere birer isim bulsam iyi olacak. O zaman şeyime mide diyelim. İyi. O, epey güçleniyor. Birden kafam olarak isimlendireceğim şeyin yanından geçip giden ıslığa, kükremeye benzeyen ses ne? Belki de ona rüzgar diyebilirim. Bu iyi bir isim oldu mu? Oldu oldu. Daha sonra ne işe yaradığını öğrendiğimde ona daha iyi bir isim bulurum herhalde. Çok önemli bir şey olmalı. Çünkü görünüşe bakılırsa etrafta ondan çok fazla var. Hey, bu şey de ne? Buna, buna da kuyruk diyelim. Evet, kuyruk. Onu sağa sola ne güzel savurabiliyorum değil mi? Vay vay vay. Bu harika bir his pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Ama muhtemelen daha sonra ne işe yaradığını anlarım. Şimdi çevremdeki şeyler için hiç anlaşılır bir betimleme yapabildim mi şimdiye dek? Hayır. Boş ver. Hey, bu gerçekten heyecan verici. Keşfedilecek ve beklenecek o kadar çok şey var ki bu heyecan başımı döndürüyor. Yoksa rüzgardan mı? şu anda etrafta ondan çok daha fazla var değil mi? Vay canına! Hey! Aniden büyük bir hızla bana doğru gelmeye başlayan bu şey de ne böyle? Çok, çok hızlı. O kadar büyük, yassı ve yuvarlak ki kulağa kocaman ve geniş gelecek bir ismi ihtiyacı var. Örneğin o... Op... Top... Toprak. İşte bu. Bu iyi bir isim. Toprak. Benimle arkadaş olur mu acaba? Sonrasında ani ve ıslak bir gümbürtünün ardından gelen bir sessizlik vardı. Garip bir şekilde saksıdaki petunyaların düşerken akıllarından geçen tek şey şuydu. Öf. Hayır, yine mi? Pek çok insan petunyaların bunu neden düşündüklerini tam olarak bilebilseydik Evrenin doğası hakkında şimdikinden çok daha fazla bilgi sahibi olabilirdik demiştir. Bölüm 19 Bu robotu da mı yanımıza alıyoruz? dedi Ford. Hoşnutsuz bir tavırla Marvin'e bakarak. Robot bir köşede, küçük bir palmiyenin altında kamburunu çıkarmış bir halde, pantal duruşuyla dikiliyordu. Zafot bakışlarını altın kalbin inmiş olduğu kavruk toprakların panoramik görüntüsünü yansıtan ayna ekranlardan çevirdi. Ha, şu paranoyak android dedi. Evet, onu da alacağız. Pekala, ama manik depresif bir robotla ne yapmayı düşünüyorsun ki? Sen de derdin var sanıyorsun dedi Marvin. Sanki içine daha şimdi bir ceset yerleştirilmiş bir tabutla konuşuyormuş gibi. Sen manik depresif bir robot olsaydın ne yapardın? Yo, hayır. Cevap vermeye zahmet etme. Senden 50 bin kat daha zekiyim. Ama cevabı ben bile bilmiyorum. Sizin seviyenize inerek düşünmeye çalışmaktan başım çatlayacak neredeyse. Trillion aniden kamerasının kapısından fırlayıp içeri daldı. ''Beyaz farelerim kaçmış.'' dedi. Zafot'un iki yüzünde de derin bir endişe ya da ilgi ifadesi okunmadı. ''Başlatma şimdi beyaz farelerine.'' dedi. Alt üst olmuş durumdaki Trillian ona öfkeyle bakıp yeniden ortadan kayboldu. İnsanoğlunun küre gezegenindeki ikinci değil, Bağımsız gözlemcilerin büyük bölümü genel olarak böyle düşünüyordu. Üçüncü zeki canlı türü olduğu Çoğunluk tarafından fark edilseydi, Trilia'nın sözleri çok daha fazla dikkat çekebilirdi. Tünaydın çocuklar. Ses hem tuhaf bir şekilde tanıdık, hem de tuhaf bir biçimde yabancıydı. Genizden gelen ana erkil bir tınısı vardı. Mürettebat gezegen yüzeyine inmelerini sağlayacak hava kilidi çıkış kapısına ulaştığında duyulmuştu. Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. "Bu bilgisayar," diye açıkladı Zafod. "Acil durumlar için yedek bir kişiliği olduğunu keşfettim ve daha çok işe yarayabileceğini düşündüm. Bugün tanımadığınız ve tuhaf bir gezegende geçireceğiniz ilk gününüz," diye devam etti Edi'nin yeni sesi. "Bu yüzden Hepinizden sıkı giyinmenizi ve böcek gözlü yaramaz canavarlarla oynamamanızı istiyorum. Zafot kapıyı sabırsızca tıkırdattı. Kusura bakmayın, dedi. Dışarıya bir hesap cetveliyle çıkmak bile bundan iyidir bence. Öyle mi? diye tersledi bilgisayar. Hanginiz söyledi bunu? Lütfen çıkış kapısını açar mısın bilgisayar? dedi Zafot, sinirlenmemeye çalışarak. Deminki sözleri söyleyen kişi suçunu kabul etmedikçe açmam diye ısrar etti bilgisayar birkaç sinapsını kapatarak. Tanrım diye homurdandı Ford. Bütün ağırlığını bölme duvarına verip ona kadar saymaya başladı. Akıl sahibi canlı türlerinin bir gün bunu yapmayı unutacaklarını düşününce cidden endişelendi. İnsanların bilgisayarlardan bağımsız olduklarını göstermesinin tek yolu yalnızca sayı saymaktı. "Hadi," dedi Edi sertçe. "Bilgisayar," diye söze başladı Zafot. "Bekliyorum," diye sözünü kesti Edi. "Gerekirse bütün gün bekleyebilirim." "Bilgisayar," dedi Zafot. Bir süredir bilgisayarı alt etmek için kurnazca bir mantık oyunu düşünmeye çalışıyordu. Ve sonunda onunla kendi sahasında yarışmamaya karar verdi. ''Eğer o çıkış kapısını şu anda açmazsan doğrudan ana veri bankalarına gider ve seni koca bir baltayla yeniden programlarım. Anladın mı?'' Eddie şok oldu, duraksadı ve bunu iyice düşünüp taşındı. Ford sessizce saymaya devam ediyordu. Bu bir bilgisayara yapabileceğiniz neredeyse en saldırganca şeydir. Aslında bir insanın yanına gidip sürekli kan, 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 kan diye yinelediğiniz zaman da aynı etkiyi yaratırsınız. Hepimiz bu ilişki için emek sarf etmek zorunda kalacağız anlaşılan dedi en sonunda edi. Sakince ve çıkış kapısı açıldı. Dondurucu bir rüzgar içlerine işledi. Üşümemek için kollarını göğüslerinin üstünde sıkıca kavuşturup rampadan indiler ve Magretia'nın çorak, tozlu yüzeyine ayak bastılar. Her şey gözyaşlarıyla sona erecek, bunu biliyorum, diye arkalarından bağırdı Eddie ve kapıyı tekrar kapattı. Birkaç dakika sonra, kendisini tamamen gafil avlayan bir komut yüzünden kapıyı tekrar açıp kapattı. Bölüm 20 Beş silüet gezegenin çorak yüzeyinde yavaş yavaş geziniyordu. Yüzeyin bazı yerleri soluk gri, bazı yerleri soluk kahverengiydi ve geri kalanında ise görülecek ilginç hiçbir şey yoktu. Bütün bitki örtüsü kuruyup yok olmuş ve yüzeyi aşağı yukarı iki parmak kalınlığında bir toz sabakasıyla kaplanmış kuru bir bataklığa benziyordu. Hava çok soğuktu. Bu durum açıkça göründüğü kadarıyla Zafod'un keyfini iyice kaçırmıştı. Diğerlerini bırakıp çevrede tek başına gezindi ve kısa süre içinde yüzeydeki hafif bir yükseltinin ardında gözden kayboldu. Rüzgar Arthur'un gözlerine ve kulaklarına iğne gibi batıyor, bayat ve basık hava boğazını sıkıyordu. Yine de en çok sızlayan yeri başıydı. Müthiş dedi kendi sesiyle kulaklarını çınlatarak. Bu ince atmosfer sesi çok kötü iletiyordu. Bana sorarsanız burası tanrının bile terk ettiği bir delik dedi Ford. İçinde giderek büyüyen bir öfke hissediyordu. Galaksi'nin barındırdığı yıldız sistemlerinin onca gezegeni arasında ki çoğu vahşi, egzotik ve her köşesi yaşamla kaynayan gezegenlerdi ve üstelik tam 15 yıl boyunca bir kazazede hayatı yaşadıktan sonra gele gele sonunda bu çöplüğe gelmişti. Ortalıkta bir sosisli sandviç tezgahı bile göze çarpmıyordu. Eğilip yerden bir avuç soğuk toprak aldı. Ama toprağın altında binlerce ışık yılını aşıp bakmaya değecek hiçbir şey yoktu. Hayır, diye ısrar etti Arthur. Anlamıyor musun? Hayatımda ilk kez başka bir gezegenin yüzeyinde duruyorum. Tamamen yabancı bir dünya. Yine de böyle bir çöplük olması ne yazık. Trillian kollarını kavuşturarak ürperdi ve kaşlarını çattı. Gözünün ucuyla hafif ve beklenmedik bir hareket gördüğüne yemin edebilirdi. Ama hızla o yöne dönüp baktığında tek görebildiği gemiydi yaklaşık 100 metre arkalarında hareketsiz ve sessiz duruyordu. Kız birkaç saniye sonra yüzeydeki bir sırtın üzerinde durmuş, el sallayarak onları çağıran Zafot'u gördüğünde rahatladı. Zafot heyecanlı görünüyordu. Ama yoğunluğu düşük atmosfer ve rüzgar yüzünden söylediklerini anlaşılır bir şekilde duyamıyorlardı. Daha yüksek bir sırta yaklaştıklarında bunun dairesel bir çukur olduğunu fark ettiler yaklaşık 150 metre çapında bir kraterdi. Kraterin dış çevresindeki eğimli yüzeye siyah ve kırmızı yumrular saçılmıştı. Durup bir yumruyu incelediler. Islaktı, lastik gibiydi. Birden bunun taze balina eti olduğunu fark edip dehşete düştüler. Kraterin ağzında Zafot'la buluştular. Bakın, dedi Zafot, kraterin içini işaret ederek. Kraterin ortasında kaderine ağlayacak kadar uzun yaşamamış olan yapayalnız ispermeçet balinasının parçalanmış cesedi yatıyordu. Sessizliği bozan tek şey Trilya'nın boğazından gelen istem dışı kasılma sesleriydi. Sanırım onu gömmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok, dedi Arthur mırıldanarak. Sonra da keşke bunu söylemeseydim diye düşündü. Gelin, dedi Zafot ve tekrar kraterin içine baktı. Ne? Aşağıya mı? dedi Trillian ciddi bir hoşnutsuzlukla. Evet, dedi Zafod. Hadi, size göstereceğim bir şey var. Onu görebiliyoruz, dedi Trillian. O değil, dedi Zafod. Başka bir şey. Hadi, gelin. Hepsi birden duraksadı. Hadi ama, diye ısrar etti Zafod. İçeri giden bir yol buldum. İçeri mi? dedi Arthur dehşet içinde. Gezegenin içine. Bir yer altı geçidi. Balina'nın çarpma kuvveti yüzeyde bir yarı kaçmış. Gitmemiz gereken yer orası işte. Beş milyon yıldır hiç kimsenin ayak basmadığı yere. Zamanın bile derinliklerine ineceğiz. Marvin alaycı alaycı mırıldanmaya başladı yine. Zafot onu tekmeleyince sesini kesti. Küçük bir tiksinti ürpertileriyle bakışlarını kraterin talihsiz yaratıcısından kaçırmaya çalışarak Zafot'un peşinden aşağı indiler. Hayat, dedi Marvin kederli bir sesle. Ondan ister tiksinin ister görmezden gelin, yine de onu sevemezsiniz. Balina'nın çarptığı yer çökmüş, şu an için molozlar ve balinanın iç organlarıyla kapalı dehlizler ve geçitler ortaya çıkmıştı. Zafot, geçitlerden birinin ağzını temizlemeye koyuldu. Ama Marvin bunu ondan çok daha hızlı yapabiliyordu. Geçidin karanlık girintilerinden nemli bir hava esti hafifçe. Zafot içeri bir el feneri tuttu. Ama tozlu karanlığın içinde bir şey göremediler. Efsanelere göre dedi. Magretalılar yaşamlarının büyük bölümünü yer altında geçirirdi. Neden? dedi Arthur. Yüzey çok mu kirlenmiş ya da nüfus patlaması mı yaşanmış? Hayır, sanmıyorum, dedi Safot. Bence yalnızca yüzeyden pek hoşlanmıyorlardı. Ne yaptığını bildiğine emin misin? dedi Trillion, tedirgin bir halde karanlığa bakarak. Biliyorsun ki şimdiden bir kez saldırıya uğradık. Bak kızım, bana inanın ki bu gezegendeki canlı nüfus sıfır artı dördümüz. Hadi, gelin şimdi içeri girelim. Ee, hey, Dünyalı! Arthur, dedi Arthur. Lütfen şu robotu bir şekilde yanında tutup geçitin bu ucunu korur musun? Korumak mı? diye sordu Arthur. Kimden? Daha demin burada kimse olmadığını söyledin. Evet, şey, yalnızca güvenlik için tamam mı? Dedi Zafot. Kimin güvenliği? Sizin kimi yoksa benim kimi? Aferin delikanlı. Pekala, işte gidiyoruz. Zafot çabucak geçide inerken onu Trillian ve Fort izledi. Umarım hepiniz gerçekten berbat vakit geçirirsiniz, diye yakında Arthur. Endişe etme, diye onu temin etti Marvin geçirecekler Birkaç saniye sonra hepsi gözden kaybolmuştu Arthur bir süre öfleye püfleye dolandı sonra bir balina mezarının dolanmak için pek de iyi bir yer olmadığına karar verdi Marvin bir an için nefret dolu gözlerle onu izledi sonra kendi kendini kapattı Zafod kararlı ve hızlı adımlarla geçitten aşağıya inerken sinirleri fena halde gerilmişti. Ama kararlı ve uzun adımlarla yürüyerek bunu saklamaya çalışıyordu. El fenerinin ışığını hızla etrafta gezdirdi. Duvarlar koyu renk çinilerle kaplıydı ve soğuktu. Havada ağır bir çürüme kokusu vardı. İşte ben size ne demiştim? dedi Zafot. Magretia üzerinde hiç kimsenin yaşamadığı bir gezegen diyerek tozun, toprağın ve çinili zemine saçılmış molozların içine daldı. Burası o kadar bakımsız olmasa da Trillian'a ister istemez Londra metrosunu anımsatmıştı. Duvarlarda çinilerin yerini ara sıra kocaman mozaikler alıyordu. Parlak renklerde, basit açılı desenler. Trillian durup birini inceledi ama hiçbir anlam çıkaramadı. Zafot'a seslendi. ''Hey!'' Bu tuhaf simgelerin ne anlama geldiğine dair bir fikrin var mı? Sanırım bunlar yalnızca tuhaf simgeler, dedi Zafot, başlarını bile çevirmeden. Trillian omuzlarını silkti ve adamın arkasından koşturdu. Zaman zaman karşılarına soldaki ya da sağdaki küçük bölmeleri açılan kapılar çıkıyordu. Ve Ford bu bölümlerin terk edilmiş bilgisayar teçhizatlarıyla dolu olduğunu fark edip bölmelerden birine bakması için Zafot'u içeri sürükledi. Trilyan da peşlerinden gitti. Bak, dedi Ford, buranın Magretia olduğunu söylüyorsun. Öyle, dedi Zafot. Mesajı birlikte dinledik değil mi? Pekala, şu an için buranın Magretia olduğunu kabul edelim. Bu konuda şimdiye kadar söylemediğin şey onu koca galaksi içinde nasıl bulduğun, Yerini bir yıldız atlasından bakmadığın kesin. Araştırma, devlet arşivleri, dedektif çalışması, birkaç şanslı tahmin, kolay oldu. Sonra da burayı aramak için mi altın kalbi çaldın? Onu pek çok şeyi aramak için çaldım. Pek çok şeyi mi? dedi Ford, şaşkınlık içinde. Mesela neyi? Bilmiyorum. Ne? Ne aradığımı bilmiyorum. Neden? Çünkü, çünkü ne aradığımı bilirsem onu arayamam. Ne? Delirdin mi sen? Bu henüz eleyemediğim bir seçenek dedi Zafot sessizce. Kendim hakkında aklımın şu anki koşullar altında kavrayabildiği kadar şeyi biliyorum ve şu anki koşullar pek iyi değil. Uzun bir süre kimse bir şey söylemedi. Kafası bir anda endişelerle dolan Ford gözünü zafoda dikmiş bakıyordu. Dinle eski dostum. Eğer yapmak istediğin diye başladı Ford sonunda. Dur bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim dedi Zafot. Ben çok kez pedal çevirmeden kendimi yokuş aşağı bırakırım. Aklıma bir şey yapmak gelir. Hey neden olmasın der ve onu yaparım. Galaksi başkanı olacağımı düşünüyordum ve düşündüğüm oldu. Çok kolay. Bu gemiyi çalmaya karar veriyorum. Magretia'yı aramaya karar veriyorum ve bunların hepsi hemen gerçekleşiveriyor. Evet. Bunun en iyi nasıl yapılabileceğini planlıyorum. Tamam. Ama işler zaten her zaman yolunda gidiyor. Bu borçlarını hiç ödememene rağmen iptal edilmeyen bir galaktik kredi kartına sahip olmaya benziyor. Ne zaman durup niye bunu yapmak istedim? bunu yapmayı nasıl başardım diye düşünsem, bu konuda düşünmeyi kesmek için çok güçlü bir istek duyuyorum. Tıpkı şimdi duyduğum gibi. Bu konuda konuşmak bile beni yoruyor. Zafot bir an için duraksadı. Bir an için bir sessizlik oldu. Sonra kaşlarını çatıp devam etti. Geçen gece yine bu konuda endişeleniyordum. Beynimin bir bölümünün doğru dürüst çalışmadığı gerçeği konusunda yani. Sonra farkına vardım ki iyi fikirler çıkarmak için bana söylemeden beynimi kullanan başka birisi var. Bu iki fikri bir araya getirdim ve o birinin bu amaçla beynimin bir bölümünü kilit altına almış olabileceğine ve bu yüzden de onu kullanamadığıma karar verdim. Bunun doğruluğunu araştırmanın bir yolu olup olmadığını merak ettim. Geminin tıp bölümüne gittim ve kendimi beyin tarayıcısına bağladım. Her iki kafamı da bütün önemli taramalardan, başkanlık adaylığım tam olarak onaylanmadan önce devletin tıbbi görevlilerince sokulduğum bütün taramalardan geçtim. Hiçbir şey çıkmadı. En azından beklenmedik hiçbir şey yoktu. Zeki, hayal gücü kuvvetli, sorumsuz, güvenilmez ve dışa dönük biri olduğum ortaya çıktı gördüğün gibi tahmin edemeyeceğin bir şey yok. Başka herhangi bir anormallik de görünmüyordu. Bu yüzden ben de daha ileri testler uydurmaya başladım. Tamamen gelişi güzel bir şekilde. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra bir kafamdan elde ettiğim sonuçları diğer kafamdan elde ettiklerime eklemeyi denedim. Yine hiçbir şey çıkmadı. En sonunda bütün bunların bir paranoya nöbeti olduğunu düşünüp her şeyden vazgeçtiğim için ahmaklaştım. Her şeyi toparlayıp vazgeçmeden önce yaptığım son şey, kafalarımdan ayrı ayrı elde edip birbirlerine eklediğim düşünceleri alıp onlara yeşil bir filtreden bakmak oldu. Hatırlar mısın? Çocukken hep yeşil renk konusunda batıl inançlarım vardı. Hep bir ticari keşif gemisinde pilot olmak isterdim. Ford başını sallayarak onayladı ve işte oradaydı, dedi Zafot. Gün gibi açıktı. Her iki beynin de orta yerinde, yalnızca birbirlerine bağlı ve çevrelerindeki başka hiçbir şeyle bağlantısı olmayan koca bir bölüm vardı. Piçin biri bütün sinapsları dağlamış ve o iki beyincik yumrusunu elektronik bir tramvaya sokmuştu. Ford donup kalmış bir halde ona baktı. Trilyan'ın beti benzi attı. Bunu sana biri mi yapmış? Evet. Onun kim olduğuna dair bir fikrin var mı ya da bunu niye yaptığına? Niye mi? Bunu yalnızca tahmin edebilirim. Ama piçin kim olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Nasıl öğrendin? Çünkü dağladıkları sinapslara adlarının baş harflerini yazmışlar. Onları benim görmem için orada öylece bırakmışlar. Ford dehşet içinde ona baktı ve tüylerinin ürpermeye başladığını hissetti. Baş harfler mi? Beynine mi dağlamışlar? Evet. Pekala. Tanrı aşkına bu baş harfleri söylesene. Zafot bir an için sessizce ona baktı yine. Sonra gözlerini uzaklara dikti. Z, B dedi sakin bir ses tonuyla. Tam o anda arkalarında çelik bir kepenk indi ve odaya gaz dolmaya başladı. Bunu size sonra anlatırım dedi Zafot güçlükle soluyarak ve üçü de bayıldılar. Bölüm 21 Arthur keyifsiz bir ruh haliyle Magretia'nın yüzeyinde dolaşıyordu. Ford düşünceli davranarak zaman geçirmesi için otostopçunun galaksi rehberi kopyasını ona bırakmıştı. Gelişi güzel birkaç düğmeye bastı. Otostopçunun galaksi rehberi oldukça düzensiz bir şekilde yayına hazırlanmış bir kitaptır ve editörlerine o an için iyi bir fikirmiş gibi gözüken pek çok bölüm içerir. Bunlardan bir tanesi Arthur'un şimdi rastladığı Güya Maxime Galon Üniversitesi'nde Kadim Filoloji, Dönüşümsel Etik ve Tarihsel Algının Dalga Uyumlu Teorisi üzerine parlak bir akademik kariyer yapmış, sessiz ve genç bir öğrenci olan Vith Vojjakig'in deneyimlerine aktarmaktadır. Ki Vith Vojjakig, Zafot Bible Broxla, Pangalaktik Gargara bombaları içerek geçirdiği bir gecenin ardından, Geçen birkaç yıl içinde satın aldığı tükenmez kalemlere ne olduğu meselesini giderek daha da büyüyen bir saplantı haline getirmişti. Bunu oldukça zahmet verici ve titiz bir araştırmayla geçen uzun bir dönem izlemiştir. O dönem boyunca galaksideki belli başlı bütün kayıp tükenmez kalem merkezlerini ziyaret edişinin ardından en sonunda o zamanlar kamuoyunun hayli dikkatini çeken küçük ve tuhaf bir kuram geliştirmişti. Wojcicki'nin söylediğine göre kozmosta bir yerlerde üzerinde insansılar, sürüngensiler, balıksılar, yürüyen ağaçsılar ve süper zeki mavi tonlarının yaşadığı bütün o gezegenlerin yanı sıra tamamen canlı tükenmez kalem türlerine ait bir gezegende vardı. Başıboş bırakılan bütün o tükenmez kalemler Uzaydaki solucan deliklerinden sessizce kayarak tükenmez kalemlere özgü eşsiz bir yaşamın keyfini çıkarabileceklerini bildikleri bu gezegene doğru yola çıkıyorlardı. Tükenmez kalemlere yönelik uyaranlara tepki verdikleri ve genel olarak bir tükenmez kalem için iyi yaşamak neyse öyle yaşadıkları bir yerde orası. Kuramsal açıdan bakıldığında bu tamamen iyi ve hoş bir yaklaşımdı. Ta ki Viet Vo Jagik birdenbire bu gezegeni bulduğunu ve bir süreliğine orada kartuşu değiştirilebilir, ucuz ve yeşil türde bir tükenmez kalem ailesinin limuzin şoförlüğünü yaptığını iddia edene kadar bunun üzerine Viet Vo sürüldü, hapsedildi, bir kitap yazdı ve sonunda vergi sürgününe gönderildi ki aslında bu durum kendilerini halk önünde aptal yerine koymaya kararlı olanları bekleyen bilindik bir kaderdi. Bir gün Vojakigin bu gezegene ait olduğunu iddia ettiği uzay koordinatlarına bir araştırma seferi düzenlendiğinde üzerinde yaşlı bir adamın tek başına yaşadığı küçük bir gezegen buldular ve adam defalarca iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi. Ama daha sonra yalan söylediği ortaya çıktı. Bununla birlikte yaşlı adamın Brantis Vagon'daki banka hesaplarına her yıl yatırılan gizemli 60 bin altı doları ve elbette ki Zafod Broxun yüksek karlı ikinci el tükenmez kalem ticareti hala yanıtlanamayan sorular olarak kalacaktı. Arthur bunu okudu ve kitabı kapadı robot oracıkta put gibi hareketsiz bir şekilde oturuyordu. Arthur ayağa kalktı ve kraterin tepesine doğru yürüdü. Kraterin çevresinde dolaştı. İki güneşin Magretia'nın üzerinde muhteşem bir şekilde batışını izledi. Kraterin içine döndü. Robotu uyandırdı. Çünkü manik depresif bir robotla konuşmak bile hiç kimseyle konuşmamaktan daha iyiydi. Gece çöküyor, dedi. Bak robot, yıldızlar çıkmaya başladı. Bir karanlık nebulanın merkezinden çok az yıldız ve onlar da yalnızca belli belirsiz görülebilirdi. Ama yine de oradaydılar. Robot itaatkar bir tavırla yıldızlara baktı. Sonra bakışlarını tekrar yere indirdi. Biliyorum, dedi. Berbat, değil mi? Ama bugün batımı muhteşem, en delice rüyalarımda bile buna benzer bir şey görmemiştim. İki güneş birden, uzayda harıl harıl yanan ateş dağları gibi. Ben onları görmüştüm, dedi Marvin. Tam anlamıyla saçmalık. Benim geldiğim yerde sadece bir tane güneş vardı, diye devam etti Arthur. Ben yer küre denen bir gezegenden geliyorum, biliyorsundur. Biliyorum, dedi Marvin o gezegen hakkında konuşup duruyorsun. Söylediklerin kulağa berbat geliyor. Yo, hayır. Orası güzel bir yerdi. Okyanusları var mıydı? Ya, evet, dedi Arthur iç çekerek. Muhteşem, engin, dalgalanan masmavi okyanuslar. Okyanuslara dayanamam, dedi Marvin. Söylesene, dedi Arthur merakla. Diğer robotlarla iyi anlaşabiliyor musun sen? Onlardan nefret ediyorum, dedi Marvin. Nereye gidiyorsun? Arthur buna daha fazla dayanamayacaktı. Tekrar ayağa kalkmıştı. Sanırım bir tur daha atacağım, dedi. Seni suçlayamam, dedi Marvin. Ve bir saniye içinde tekrar uykuya dalmadan önce 597 milyar koyun saydı. Arthur görevini yerine getirmek konusunda daha coşkulu davranabilmek adına kanının daha istekli bir şekilde akmasını sağlamak için kollarıyla bedenini ovuşturdu. Sonra güçlükle kraterin duvarına yeniden tırmandı. Atmosfer yoğunluğu çok düşük olduğu ve ay olmadığı için gecenin bastırışı çok hızlıydı ve hava artık zifiri karanlıktı. İşte bu yüzden Arthur az daha fark edemeyip yaşlı bir adama çarpıyordu. Bölüm 22 Yaşlı adam sırtı Arthur'a dönük bir halde, ışığın ufuk çizgisinin ardında karanlığa gömülüşünü izliyordu. Uzunca boylu ve yaşlıcaydı. Üzerinde uzun ve gri renkli tek parça bir giysi vardı. Döndüğünde yüzünün ince ve kibar hatlı, Endişeden yıpranmış ama sevecenliğini yitirmemiş bir insanın mutlulukla güvenebileceği türden bir yüz oldu ortaya çıkacaktı ama henüz dönmemişti. Arthur'un şaşkınlıktan kopardığı çığlığa bir tepki vermek için bile sonunda güneşin son ışıkları da gözden kayboldu ve yaşlı adam yüzünü Arthur'a çevirdi. Yüzü hala bir yerlerden ışık alıyordu. Ve Arthur ışığın kaynağını aradığında birkaç metre ötede küçük bir tür geminin durduğunu gördü. Küçük bir hovercraft herhalde diye tahmin yürüttü. Geminin çevresinde loş bir ışık havuzu oluşmuştu. Adam Arthur'a baktı, görünüşe göre hüzünlenmiş gibiydi. "Ölü gezegenimizi ziyaret etmek için soğuk bir gece seçmişsiniz." dedi. "Kim? Kimsiniz siz?" dedi Arthur kekeleyerek. Adam bakışlarını uzaklara çevirdi. Yüzünden yine bir hüzün ifadesi geçer gibi oldu. Adım önemli değil, dedi. Aklını kurcalayan bir şeyler varmış gibi görünüyordu. Konuşurken acele etmeye gerek duymadığı belliydi. Arthur bir an için ne yapacağını bilemedi. Ben e, beni ürküttünüz, dedi kekeleyerek. Adam tekrar ona dönüp baktığında hafifçe kaşlarını çatmıştı. ''Hımm'' dedi. ''Beni ürküttünüz'' dedim. ''Korkmayın, size zarar vermeyeceğim.'' Arthur kaşlarını çatarak ona baktı. ''Ama bize ateş ettiniz, füzeler vardı'' dedi. Yaşlı adam gözlerini krater çukuruna dikti. Marvin'in gözlerinden süzülen hafif bir pırıltı Devasa balina cesedi üzerine silik kırmızı gölgeler düşürüyordu. Adam hafifçe kıkırdadı. Otomatik bir sistem, dedi ve hafifçe göğüs geçirdi. Gezegenin iç kısımlarına dizilmiş kadim bilgisayarlar, karanlık bin yılın geçmişinin günlerini sayıyorlar. Yüzyıllar tozlu veri bankalarına ağır gelmiş olmalı. Tek düzelikten bir an için kurtulup rahatlamak adına Ara sıra önlerine çıkan fırsatları değerlendiriyorlar sanırım. Ciddi bir ifadeyle Arthur'a baktı ve dedi ki: "Ben bilime hayranımdır, biliyor musunuz?" "Ya, e, gerçekten mi?" dedi Arthur. Adamın tuhaf ve dostça tavrını sinir bozucu bulmaya başlamıştı. "Ya, öyle." dedi yaşlı adam ve yine kesti konuşmayı. Şey dedi Arthur. Eee tuhaf bir şekilde kendisini zina yaparken birden kadının kocasının odaya girip pantolonunu değiştirmesi ve havadan sudan konuşup ardından odadan çıkıp gitmesiyle afallayan bir adam gibi hissetti. Tedirgin görünüyorsunuz dedi yaşlı adam nazik bir kaygı ifadesiyle. Eee hayır pekala evet aslında buralarda kimseyi bulacağımızı sanmıyorduk. Ben hepinizin öldüğü veya ona benzer bir şeyler olduğu kanaatine varmıştım. Ölmek mi? dedi yaşlı adam. Ulu Tanrıma şükürler olsun ki ölmedik. Yalnızca uyuduk. Uyudunuz mu diye sordu Arthur, söyleneni pek de inandırıcı bulmadığını belirterek. Evet, ekonomik durgunluk dönemi boyunca Anlarsınız ya dedi yaşlı adam. Görünüşe bakılırsa Arthur'un söylediklerinin tek kelimesini bile anlamamasına hiç aldırmıyordu. Arthur onu tekrar konuşmaya teşvik etmek zorunda kaldı. E, ekonomik durgunluk mu? Pekala, anlatacağım. Evet. 5 milyon yıl önce galaktik ekonomi çöktü ve sipariş üzerine inşa edilen gezegenlerin lüks tüketim malzemesi sınıfına girdiğini görünce biz de... Anlıyorsunuz değil mi? Duraksadı ve Arthur'a baktı. Bizim gezegenler inşa ettiğimizi biliyorsun, değil mi? Diye sordu ciddi bir ses tonuyla. Şey, evet, dedi Arthur. Bunu anlamıştım. Harika bir işti, dedi yaşlı adam. Gözlerine özlem dolu bir bakış yerleştirmişti. Sahil şeritleri yapmak daima en sevdiğim iş olmuştu. Fiyortların küçük girinti ve çıkıntılarını şekillendirmekten sonsuz keyif alırdım. Her neyse, dedi. Anlatacağı konudan uzaklaşmamaya çalışarak. Durgunluk başladı ve onu uykuda atlatırsak pek çok zahmetten kurtulacağımıza karar verdik. Böylece bilgisayarları durgunluk sona erdiğinde bizi uyandırmaları için programladık. Adam çok hafif bir esnemeyi bastırarak konuşmaya devam etti. Bilgisayarlar galaktik borsa fiyatlarına endekslendi. Anlıyorsun değil mi? Böylece diğer herkes ekonomiyi düzeltip satın alma gücünü bizim hayli pahalı hizmetimize yetecek düzeye çıkardıklarında biz de uyandırılacaktık. Bu duydukları düzenli bir gardiyan okuru olan Arthur'u derinden sarstı. Bu oldukça çirkin bir davranış, değil mi? Öyle mi? diye sordu yaşlı adam yumuşakça. Özür dilerim, gelişmelerden biraz uzak kaldım da. Kraterin içini işaret etti. O robot size mi ait? diye sordu. Hayır, dedi. Kraterin içinden gelen İnce ve metalik ses. Ben bana aidim. Eğer ona robot denilebilirse, diye homurdandı Arthur. O daha çok bir tür elektronik somurtma makinesidir. Onu buraya getir, dedi yaşlı adam. Arthur, yaşlı adamın sesinde aniden bir kararlılık ifadesi duyuşuna çok şaşırdı. Marvin'e seslendi ve robota bartılı bir topallama numarası yaparak, aslında topal falan değildi, yokuşu tırmanmaya başladı. Bir daha düşündüm de, dedi yaşlı adam. Bırak orada kalsın. Sen benimle gelmelisin. Büyük olaylar yakın. Hiçbir görünür sinyal almadan karanlığın içinden sessizce onlara yaklaşan gemisine doğru döndü. Arthur, kraterin içindeki Marvin'e baktı. Robot şimdi de zorlanarak diğer tarafa dönüp kraterin içine zahmetli bir şekilde geri dönme numarası yapıyor ve kendi kendine acı acı mırıldanıyordu. ''Haydi gel'' dedi yaşlı adam. ''Gel, yoksa geç kalacaksın.'' ''Geç kalmak mı?'' dedi Arthur. ''Ne için geç kalacağım?'' ''Adın nedir insanoğlu?'' ''Dent.'' ''Arthur Dent'' dedi Arthur. ''Geç kalacaksın.'' Rahmetli Dent Arthur Dent'e olduğu gibi geç kalacaksın, dedi yaşlı adam sertçe. Bu bir tür tehdit, anlıyorsun ya. Yaşlı ve yorgun gözlerine özlem dolu bir başka bakış yerleşti. Tehdit konusunda ben asla pek başarılı olamadım ama bana tehdidin epeyce etkili olabileceği söylendi. Arthur adama bakarak gözlerini kırpıştırdı ne kadar sıra dışı biri diye mırıldandı kendi kendine. Özür dilerim, anlayamadım dedi yaşlı adam. Ha yok bir şey, affedersiniz dedi Arthur utanç içinde. Pekala, şimdi nereye gidiyoruz? Hava mobilime dedi adam. Arthur'a sessizce gelip yanlarında duran araca binmesini işaret ederek. Gezegenin derinliklerine ineceğiz. Irkımızın şu anda 5 milyon yıllık uykusundan uyandığı yere Magretia uyanıyor. Arthur yaşlı adamın yanına oturduğunda gayri ihtiyari ürperdi. Olayın tuhaflığı, geminin karanlık göklerde yükselirken sessizce yukarı aşağı hareket edişi huzurunu epeyce kaçırmıştı. Yüzü kontrol panelindeki minik ışıkların donuk pırıltısıyla aydınlanan yaşlı adama baktı. ''Özür dilerim.'' dedi. ''Bu arada isminiz neydi?'' ''İsmim mi?'' dedi yaşlı adam ve yüzüne yine o belirsiz keder yerleşti. Duraksadı. ''İsmim'' dedi. ''Slarty Bartfess.'' Arthur bir an için gerçekten nefessiz kalıp boğulacak gibi oldu. Özür dilerim, anlayamıyorum, dedi ağzında geveleyerek. "Slarty Bartfest" diye tekrar etti yaşlı adam sessizce. "Slarty Bartfest." Yaşlı adam ciddi bir ifadeyle baktı. "Önemli olmadığını söylemiştim," dedi. Hava mobil gecenin içinde süzüldü. Bölüm 23 Olayların her zaman göründüğü gibi olmadığı önemli ve yaygın bir gerçektir. Örneğin Yerküre gezegeninde insanoğlu başardığı onca şeye dayanarak tekerlek, New York, savaşlar vesaire her zaman Yunuslardan daha zeki olduğunu varsaymıştır ve bütün bunlar gerçekleşirken Yunusların tek yaptığı suda oradan oraya atlayarak eğlenmek olmuştur. Ama öte yandan Yunuslar da her zaman için insanoğlundan çok daha zeki olduklarına inanmıştı. Hem de tam olarak aynı nedenler yüzünden. Tuhaftır ki Yunuslar yer küre gezegeninin yıkımının yakın olduğunu çok uzun zamandır biliyordu ve insanoğlunu tehlikeye karşı uyarmak için pek çok girişimde bulunmuşlardı. Ama iletişim kurma çabalarının çoğu toplara vurmak ya da lezzetli lokmalar karşılığında ıslık çalmak gibi eğlendirme çabaları olarak yorumlandı. Onlar da sonunda pes edip vagonların gelişinden kısa süre önce kendi olanaklarıyla yerküreyi terk ettiler. Yunusların bıraktığı en son mesajda yanlış yorumlanmış ve ıslıkla Amerikan milli marşını çalarken çift ters takla atarak bir halkanın içinden geçmeleri şaşırtıcı karmaşıklıkta bir numara olarak değerlendirilmişti. Oysa mesajın aslı şöyleydi. Elveda ve balıklar için teşekkürler. Gerçekte gezegende yunuslardan daha zeki tek bir tür daha vardı. Ve onlar da zamanlarının büyük bölümünü davranış araştırmaları laboratuvarlarında tekerleklerin içinde koşarak ve insanoğlu üzerinde korkutucu derecede ayrıntılı ve kurnaz deneyler yürüterek geçiriyorlardı. İnsanoğlunun bu ilişkiyi de baştan aşağı yanlış anlaması bile aslında bu yaratıkların planlarının bir parçasıydı. Bölüm 24 Kapkaranlık Magretia gecesinde yapayalnız parlayan yumuşak bir ışık olarak görünen hava mobil, soğuk karanlığın içinde sessizce ilerledi. Çabucak hızlandı. Arthur'un yol arkadaşı düşüncelere dalmış görünüyordu. Arthur birkaç kez onu yeniden konuşturmayı denediyse de adam yeterince rahat olup olmadığını sorarak karşılık verdi ve sonra konuşmayı oracıkta kesti. Arthur uçuş hızlarını tahmin etmeye çalıştı. Ama dışarıda zifiri bir karanlık vardı ve ne hızla gittiklerini anlaması için gereken tüm ipuçları ondan esirgenmişti öyle yumuşak ve öyle hafif bir şekilde hareket ediyorlardı ki hiç kıpırdamadıklarına bile inanabilirdi sonra çok uzaklarda ufacık bir ışık pırıltısı belirdi ve birkaç saniye içinde öyle büyüdü ki Arthur ışığın muazzam bir hızla üstlerine doğru geldiğini fark ederek bunun ne tür bir gemi olabileceğini çıkarmaya çalıştı ona dikkatle baktı ama net bir şekilde seçemedi ve hava mobil keskin bir dalış yapıp kesin bir çarpışma rotasına girmek üzere alçalırken aniden korkudan soluğu kesildi. Farkına vardığı bir sonraki şey çevresini kuşatmış görünen gümüş rengi delice bir bulanıklıktı. Kafasını ani ve sert bir hareketle çevirip arkasına baktığında hızla küçülen küçük siyah bir nokta gördü neler olduğunu anlaması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Yerin altında bir tünele dalmışlardı. Asıl muazzam olan kendi hızlarıydı. Çünkü Arthur'un üstlerine doğru geldiğini sandığı ışık, yerdeki sabit bir delik, bir tünelin ağzıydı. Gümüş rengi delice bulanıklıksa, içinden yıldırım gibi Görünüşe göre saatte birkaç yüz kilometre hızla geçtikleri tünelin dairesel duvarıydı. Dehşete kapılmış bir şekilde gözlerini kapattı. Uzunluğunu tahmin etmeye hiç kalkışmadığı bir sürenin ardından hızlarında hafif bir düşüş olduğunu hissetti ve sonra yumuşak bir duruş yapmak üzere yavaş yavaş kaydıklarını fark etti. Gözlerini tekrar açtı. Hala gümüş tünelin içindeydiler. Bir noktada birleşen çapraz tünellerin oluşturduğu labirentin içinde sık sık yön değiştirerek ilerliyorlardı. Sonunda kavisli çelikten küçük bir odanın içinde durdular. Birkaç tünel daha orada son buluyordu ve Arthur odanın diğer ucunda büyük bir ışık dairesi gördü. Işık soluk ve rahatsızlık vericiydi rahatsızlık veriyordu çünkü göz alıcı oyunlar oynuyordu. Işığa doğru dürüst odaklanmak veya ne kadar yakında ya da uzakta olduğunu tahmin etmek imkansızdı. Arthur bunun mor ötesi ışık olabileceğini tahmin etti. Ama çok yanılıyordu. Slarty Bartfest dönüp yaşlı ve vakur gözlerle Arthur'a baktı. Dünyalı, dedi. Şu anda Magretia'nın kalbinin derinliklerindeyiz. Benim dünyalı olduğumu nereden bildiniz?" diye sordu Arthur. "Bunları ileride daha iyi anlayacaksın," dedi nazik bir şekilde. "En azından," diye ekledi, sesinde çok hafif bir şüphe tonuyla. "Şu an olduğundan daha iyi anlayacaksın." devam etti. İçine girmek üzere olduğumuz bölmenin gezegenimizin içinde gerçekten var olmadığı konusunda seni uyarmalıyım. Bölme biraz fazla büyük. Bizi hiperuzayın uçsuz bucaksız bir bölgesine götürecek geçitten geçmek üzereyiz. Bu seni rahatsız edebilir. Arthur gergin olduğunu gösteren bir takım sesler çıkardı. Slarty Bartfest bir düğmeye dokundu ve hiç de güven verici olmayan bir tavırla ekledi. Benim bile ödümü patlatıyor. Sıkı tutun. Hava mobil ışık çemberine bir yıldırım gibi daldı ve aniden Arthur'un kafasında sonsuzluğun nasıl göründüğüne dair bir fikir oluştu. Bu sonsuzluk değildi aslında. Sonsuzluk dümdüz ve sıkıcı görünür. Geceleyin gökyüzüne bakmak sonsuzluğa bakmaktır mesafe anlaşılamaz ve bu nedenle de anlamsızdır. Hava mobilin içine girdiği bölme kesinlikle sonsuz değildi. Yalnızca çok, çok, çok büyüktü. Öylesine büyüktü ki sonsuzluk izlenimini sonsuzluğun kendisinden bile daha iyi veriyordu. Arkalarında titrek bir ışıkla parlayan duvarda gözün seçemediği bir iğne deliği gibi duran geçitten çıkıp açık havada yavaş yavaş yükselirlerken, hava mobilin ulaştığı muazzam hız Arthur'un duyularını alt üst etmişti. Duvar. Duvar hayal gücüne meydan okuyor, onu baştan çıkarıyor ve yenilgiye uğratıyordu. Duvar öylesine geniş, öylesine dimdikti ki tepesi, dibi ve kenarları görüş alanının ötesine geçiyor İnsan ona bakınca tutulup kalıyordu. Sırf baş dönmesinin yarattığı şok bile insanı öldürmeye yeterdi. Duvar kusursuz bir şekilde dümdüz görünüyordu. Sonsuzluğa uzanırken, baş döndürücü bir şekilde aşağıya inerken ve her iki yana doğru akarken aynı zamanda kıvrıldığını tespit etmek için en iyi lazer ölçüm aletleri gerekirdi. 13 ışık saniyesi ötede duvarın iki ucu birleşiyordu. Başka bir deyişle duvar boş bir kürenin uzunluğu 5 milyon kilometreden fazla olan ve hayal edilemez bir ışıkla dolup taşan bir kürenin içini oluşturuyordu. ''Hoş geldin'' dedi Slarty Bartfest. Ses hızının üç katı hızla yol alan minik bir noktaya dönüşen hava mobil Akıl almaz boşlukta fark edilmeden ilerliyordu. Burası fabrika katımız. Arthur dehşetin harika bir türünü hissederek çevresine bakınmaktaydı. Önlerinde karar veremeyeceği, hatta üzerinde tahmin bile yürütemeyeceği uzaklıkta havada asılı duran bir dizi tuhaf şey vardı. Uzayda sallanan karanlık, küremsi şekillerin çevresinde asılı duran metal ve ışıktan yapılmış narin yapraklar. İşte, dedi Slarty Bartfast, gezegenlerimizin çoğunu burada yapıyoruz. Yani, dedi Arthur, kafasında sözcükleri oluşturmaya çalışarak, yani şimdi işe yeniden mi başlıyorsunuz? Hayır hayır, Tanrı korusun hayır, diye bağırdı yaşlı adam. Hayır, Galaksi henüz geçimimizi sağlayacak kadar zengin değil. Hayır, başka bir boyuttan gelen çok özel müşterilerimiz için olağan dışı tek bir siparişi gerçekleştirmek üzere uyandırıldık. Bu ilgini çekebilir. İşte orada. Önümüzde. Arthur, havada süzülen yapıyı seçene kadar yaşlı adamın işaret ettiği yöne baktı. Çevresindeki pek çok yapı içinde tek hareketlilik gösterendi. Ama bu açıkça ifade edilmekten çok bilinçaltı yardımıyla edinilebilecek bir izlenimdi. Tam o sırada yapının içinden ani bir ışık arkı çaktı ve sade kabartmalarla karanlık küreye işlenmiş desenleri göz önüne serdi. Bunlar Arthur'un bildiği desenlerdi. Sözcüklerin şekilleri kadar tanıdık gelen zihnindeki mobilyaların bir parçası olan kaba ve küçük kabarcıklardı. İmgeler zihninde koşuşturur ve yerleşecek bir yer bulup anlam kazanmaya çalışırken birkaç saniye boyunca sersemlemiş bir halde sessizce oturdu. Beynin bir bölümü ona neye baktığını ve şekillerin neyi temsil ettiğini çok iyi bildiğini söylerken başka bir bölümü de çok anlaşılır bir şekilde bu fikri desteklemeyi reddediyor ve bu yönde daha fazla düşünmesi halinde sorumluluk almayı kabul etmiyordu. Işık bir kez daha parladı ve bu sefer Arthur'un hiç şüphesi kalmamıştı. Yer küre diye fısıldadı Arthur. Aslında yer nokta iki demeniz daha doğru olur, dedi Slarty Bartfast neşeyle. Orijinal planlarımızı kullanarak bir kopyasını yapıyoruz. Bir sessizlik oldu. Yani siz bana diye söze başladı Arthur. Yavaşça ve kontrollü bir şekilde. Yer küreyi ilk olarak sizin yaptığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz? Şey, evet dedi Slarty Bertfast. Hiç şey diye bir yere gittiniz mi? Galiba ismi Norveç'ti. Hayır, dedi Arthur. Hayır, gitmedim. Çok yazık, dedi Slarty Bertfast. Orası benim işlerimden biriydi. Ödül bile kazandı biliyor musunuz? Nefis işlenmiş girintili çıkıntılı kıyılar. En çok oranın yok oluşunu duymak üzdü beni. Üzüldünüz mü? Evet. Beş dakika sonra yıkılsaydı bu kadar sorun olmayacaktı. Şok edici bir kargaşa. Ha? dedi Arthur. Fareler öfkeden kudurdu. Fareler öfkeden kudurdu mu? Şey, evet dedi yaşlı adam yumuşakça. Elbette sanırım köpekler, kediler ve ördek gagalı ornitorenkler de öfkeden kudurmuştur ama şey ama parayı onlar vermedi öyle değil mi? Bakın dedi Arthur. Şu anda pes edip delirsem bu size zaman kazandırır mı acaba? Hava mobil bir süre sıkıntılı bir sessizlik içinde uçmaya devam etti. Sonra yaşlı adam sabırlı bir ses tonuyla açıklamaya çalıştı. Dünyalı, üzerinde yaşadığınız gezegen fareler tarafından ısmarlanmış, parası fareler tarafından ödenmişti ve fareler tarafından yönetiliyordu. İnşa edilme amacına ulaşmasından beş dakika önce yok edildi. Arthur'un beynine yalnızca tek bir sözcük kaydolmuştu. Fareler mi? dedi. Aynen öyle dünyalı. Bakın, kusura bakmayın ama peynir takıntısı olan küçük ve beyaz kürklü şeylerden mi bahsediyoruz? Hani şu altmışların başlarında yayınlanan komedi dizilerinde kadınları çığlık çığlığa masalara çıkaran hayvanlardan. Slarty Bartfast kibarca öksürdü dünyalı dedi. Bazen konuşma üslubunu takip etmekte zorlanıyorum. Magretia gezegeninin içinde 5 milyon yıldır uyumakta olduğumu ve sözünü ettiğin şu altmışlı yılların dizileri hakkında çok az bilgim olduğunu unutma. Fare dediğiniz bu yaratıklar göründükleri gibi değildir. Hiperzeki, tüm boyutlara hakim, engin varlıkların bizim boyutumuzdaki uzantısıdır peynir ve çıkardıkları tiz viyaklamalar yalnızca bir paravandır. Yaşlı adam duraksadı ve karşısındakinin duygularını paylaşan bir sempati ifadesiyle kaşlarını çatarak konuşmaya devam etti. Korkarım üzerinizde deney yapıyorlar. Arthur bunu bir an için düşündü. Sonra yüzü aydınlandı. Yo, hayır. Yanlış anlamanın nereden kaynaklandığını şimdi anladım. Hayır bakın, aslında biz onların üzerinde deneyler yapıyorduk. Çoğunlukla davranışsal araştırmalarda kullanılırlardı. Yani fareler öğrenme sürecinin doğasını incelemek için türlü türlü testlere tabi tutulurdu. Zil çalmayı, labirentlerde koşmayı ve onun gibi şeyleri öğrenirlerdi. Onların davranışlarını gözlemleyerek kendi davranışlarımızla ilgili her türlü şeyi öğrene. Arthur'un sesi kesildi. Ne kurnazlık, dedi Slarty Bartfast. Onları takdir etmeden geçmek imkansız. Ne? dedi Arthur. Gerçek doğalarını nasıl da gizlemişler ve düşüncelerinize nasıl da yön vermişler. Birdenbire labirente yanlış yöne koşup, yanlış peynir parçasını yiyip, Beklenmedik bir tümör sonucu ölü vermek. Eğer titiz bir şekilde hesaplanırsa bir kere kartan etkisi çok büyük olur. Sözlerinin iyice etki etmesi için duraksadı. Görüyorsun dünyalı. Onlar gerçekten hiperzeki, tüm boyutlara hakim engin varlıklar. Gezegenin ve halkın 10 milyon yıllık bir araştırma programını yürüten organik bir bilgisayarın matriksini oluşturuyordu. Sana bütün öyküyü anlatmamı izin ver. Ama biraz zaman alacak. Zaman, dedi Arthur zayıf bir sesle. Şu anki sorunlarımın hiçbirini oluşturmuyor. Bölüm 25. Elbette ki hayatla bağlantılı pek çok mesele vardır ve işte size onların en yaygın olanlarından birkaçı. İnsanlar neden doğar? Neden ölürler? Neden bu ikisi arasında geçen zamanın büyük bir bölümünü dijital kol saatleri takarak geçirmek isterler? Milyonlarca yıl önce tüm boyutlara hakim hiperzeki varlıklardan oluşan bir ırk, tüm boyutları kapsayan evrenlerindeki fiziksel görünümleri bizimkinden farklı değildi. En sevdikleri uğraşları olan barok tarzı ultra kriket oyununu Ortada hiçbir neden yokken birilerine vurup kaçmaktan ibaret garip bir oyun bölüp duran hayatın anlamı safsatalarından o kadar bıkmışlardı ki oturup sorunlarını tek seferde kökten çözmeye karar verdiler. Bunun üzerine kendilerine muazzam bir süper bilgisayar yaptılar. Bu bilgisayar öylesine zekiydi ki daha veri bankalarının bağlantıları yapılmadan düşünüyorum Öyleyse varımdan başlamış ve birileri onu kapamayı becerene kadar sütlacın ve gelir vergisinin varlığını mantıksal olarak çıkarsama aşamasına dek ilerlemişti. Küçük bir kent büyüklüğündeydi. Ana kontrol konsolu özel olarak tasarlanmış bir yönetici bürosuna kurulmuştu ve en kaliteli ultra maun ağacından üretilip parlak ultra kırmızı deriyle kaplanmış Kocaman bir yönetici masasının üzerine monte edilmişti. Koyu renkli halılar dikkat çekmeyecek bir ihtişama sahipti. Egzotik saksı bitkilerinin yanı sıra belli başlı bilgisayar programcılarının ve aile fertlerinin isimlerinin yazılı olduğu çeşitli güzel gofre baskıların her yana serpiştirildiği odanın görkemli pencereleri ağaçların çevrelediği halka açık bir meydana bakıyordu. Büyük açılış gününde ciddi giyimli iki programcı ellerinde evrak çantalarıyla geldiler ve ihtiyatlı bir şekilde odaya girdiler. O gün yaşanan bu çok önemli anda ırklarını sadece kendilerinin temsil ettiğinin farkındaydılar. Ama sessiz ve sakin kalmaya özen göstererek hürmetkar bir tavırla masaya oturdular. Evrak çantalarını açtılar ve deri ciltli defterlerini çıkardılar. İsimleri Langwill ve Fook'tu. Birkaç saniye saygılı bir sessizlik içinde oturdular. Sonra Fook'la sessizce bakışan Langwill öne doğru eğilip küçük siyah bir panele dokundu. Güçlükle algılanabilen en hafifinden bir uğultu koca bilgisayarın artık tamamen çalışır duruma geçtiğini gösterdi. Bir sessizliğin ardından bilgisayar canlı, doygun ve tok bir sesle onlarla konuşmaya başladı. Şöyle dedi. Zaman ve uzay evrenindeki ikinci en büyük bilgisayar olan ben, derin düşüncenin vücuda getirilmesine neden olan bu büyük görev nedir? Langville ve Fook şaşkın şaşkın bakıştılar. Senin görevin ey bilgisayar diye konuşmaya başladı Fook. Bir dakika, bir dakika bu işte bir yanlışlık var, dedi Langfield endişeyle. Bu bilgisayarı özellikle gelmiş geçmiş en büyük bilgisayar olması için tasarladık. İkinci en iyiyle idare edemeyiz. Derin düşünce, diye seslendi bilgisayara. Sen tasarladığımız gibi değil misin? Sen gelmiş geçmiş en iyi ve en güçlü bilgisayar değil misin? kendimi ikinci en büyük olarak tanımladım diye konuştu derin düşünce. Sözcükleri tane tane ve anlaşılır bir biçimde söyleyerek. Ve öyleyim de. Programcılar yine endişeyle bakıştılar. Langville boğazını temizledi. Bir hata olmalı, dedi. Sen bir milisaniye içinde bir yıldızın bütün atomlarını sayabilen Maxime Galondaki milyar koca obur beyinden daha büyük bir bilgisayar değil misin? Milyar koca obur beyin mi? Dedi derin düşünce, küçümsemesini gizlemeden. O basit bir abaküsün teki. Peki sen? Dedi Fog, tedirginlikle öne eğilerek. Her bir toz zerreciğinin yörünge uzunluğunu 5 hafta süren Dangraban Beta Kum Fırtınası'nın başından sonuna kadar hesaplayabilen Işık ve Hüner'in 7. galaksisindeki 10 üzeri bin yıldız düşünüründen daha büyük bir çözümleyici değil misin? 5 hafta süren kum fırtınası mı? dedi derin düşünce, kibirli bir sesle. Bunu büyük patlamadaki atomların vektörlerini düşünen bana mı soruyorsunuz? Beni böyle hesap makinesi işleriyle rahatsız etmeyin. İki programcı bir an rahatsız edici bir sessizlik içinde öylece oturdular. Sonra Langville tekrar öne eğildi. Ama sen, dedi. Çiçer 1212'nin büyük hiperlobik herkesle soydaş nötron kavgacısından daha dişli bir tartışmacı değil misin? Büyük hiperlobik herkesle soydaş nötron kavgacısı dedi derin düşünce. R'leri titizlikle yuvarlayarak. Bir Arcturus mega eşeğini konuşarak ayağa kaldırabilir. Ama sonra onu yalnızca ben çevrede bir yürüyüşe çıkmaya ikna edebilirim. O zaman dedi Fogg. Sorun nedir? Sorun yok dedi derin düşünce. Muazzam etkili bir tonlamayla. Yalnızca ben uzay ve zaman evrenindeki en iyi ikinci bilgisayarım. Ama neden ikinci diye ısrar etti Langville. Neden ikinci deyip duruyorsun? Aklından Titan havanı çok kabuklu üstün zekayı geçirmediğine eminsin değil mi? Ya da düşündürmatiki ya da... Bilgisayarın kontrol panelinde küçümseyici ışıklar yanıp söndü. O sibernetik budalalar üzerine bir birim düşünce bile ziyan etmem. Ben kendimden sonra gelecek bilgisayardan söz ediyorum. Fukun sabrı taşıyordu. Defterini kenara itti ve homurdanarak. Gereksiz bir mesih bekleyişi içine giriliyor sanırım, dedi. Gelecek hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz, dedi derin düşünce. Ancak sayısız devremle ben, gelecekte olacakların sonsuz delta akıntıları arasında yol alabiliyorum. Ve en basit işlem parametrelerini bile hesaplamaya layık olmadığım, ama sonunda kaderin beni tasarlamak zorunda bırakacağı bilgisayarın bir gün mutlaka gelmesi gerektiğini görebiliyorum. Fok derin bir iç çekti ve Langville'e hızlı bir bakış fırlattı. Devam edip soruyu sorabilir miyiz? dedi. Langville ona beklemesini işaret etti. Peki hangi bilgisayardan bahsediyorsun sen? diye sordu. Şimdilik bu konuda daha fazla konuşmayacağım, dedi Derin düşünce. Şimdi benden ne istediğinizi söyleyin de çalışayım. Konuşun. Birbirlerine bakıp omuzlarını silktiler. Fok kendini sakinleştirdi. Ey derin düşünce bilgisayarı, dedi. Seni şu görevi yerine getirmen için tasarladık. Bize şeyi söylemeni istiyoruz. Duraksadı. Cevabı. Cevabı mı, dedi derin düşünce. Neyin cevabını? Hayatın, dedi Fogg, ısrarla. Evrenin, dedi Langville. Her şeyin, dediler koro halinde. Derin düşünce bir an derin derin düşünmek için duraksadı. Bunu yapmak çok zor, dedi sonunda. Ama yapabilirsin öyle değil mi? Yine anlamlı bir sessizlik oluştu. Evet, dedi derin düşünce, yapabilirim. Bir cevap var mı, dedi Fogg. Heyecandan soluğu kesilmiş bir haldeydi. Basit bir cevap, diye ekledi Langville. Evet, dedi derin düşünce. Hayat, evren ve her şey bir cevap var ama diye ekledi. Bu konuda düşünmek zorunda kalacağım. Ani bir kargaşa bu anı mahvetti. Odanın kapısı açıldı ve üzerlerinde Kraxman Üniversitesi'nin kaba, soluk mavi cübbesi ve kemeri olan iki öfkeli adam Kendilerine engel olmaya çalışan etkisiz uşakları bir kenara iterek odaya daldı. Giriş izni talep ediyoruz, diye bağırdı adamlardan daha genç olanı. Genç ve güzel bir sekreterin boğazına dirse katarak. Haydi, diye bağırdı yaşça büyük olanı. İçeri girmemize engel olamazsınız. Kıdemsiz bir programcıyı kapıdan dışarı itti içeri girmemize engel olamayacağınızı talep ediyoruz. dedi genç olanı bas bas bağırarak. Artık tamamen odanın içinde olmasına ve kimsenin onu durdurmaya çalışmamasına rağmen. Kimsiniz siz? Dedi Langville. Koltuğundan öfkeyle kalkarak. Ne istiyorsunuz? Adım Majiktis, dedi yüksek sesle yaşça büyük olanı. Ben de Vron Fondel olmayı talep ediyorum diye bağırdı genç olanı. Majiktis dönüp Vronfondel'e ters ters baktı. Yeter, dedi öfkeyle. Bunu da talep etmene gerek yok. Tamam, diye bağırdı Vronfondel. Yakınındaki bir masaya sertçe vurarak. Ben Vronfondel'im ve bu bir talep değil. Bu somut bir gerçek. Somut gerçekler talep ediyoruz. Hayır, etmiyoruz, diye haykırdı Majiktis sinirle. Bu kesinlikle talep etmediğimiz bir şey. Soluk almak için güçlükle duraksayan Vron Fondel tekrar bağırdı. Somut gerçekleri talep etmiyoruz. Bizim talep ettiğimiz tek şey bir somut gerçeğin bile olmamasıdır. Talep ediyorum ki Vron Fondel olabilirim de, olmayabilirim de. İyi de lanet olası herifler. Siz kim oluyorsunuz? diye haykırdı öfkeden kuduran Fogg. Bizler dedi Majiktis, filozofus. Olmayabiliriz de dedi Vron Fondel programcılara işaret parmağını sallayarak. Evet, öyleyiz diye ısrar etti Majiktis. Burada oldukça kesin bir şekilde karma filozoflar, bilgeler, aydınlar ve diğer düşünen kişiler sendikasının temsilcileri olarak bulunuyor ve bu makinenin hemen şimdi kapatılmasını istiyoruz. Sorun nedir? dedi Langville. Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim dostum, dedi Magic Diz. Sorun, sınırın çizilmesi. Talep ediyoruz ki, diye haykırdı Vron Fondel. Şu sınırın çizilmesi meselesi bir sorun olabilir ya da olmayabilir. Bırakın makineler toplama çıkarma işlemleri yapmaya devam etsin diye uyardı Majiktis. Ebedi gerçeklerle biz ilgileniriz. Çok teşekkürler. Yasal durumunu kontrol etsen iyi edersin dostum. Yasalara göre nihai gerçeği araştırma işi çalışan düşünürlerin devredilemez hakkıdır. Kahrolası makinenin biri gidip gerçekten nihai gerçeği bulursa biz anında işimizden oluruz, değil mi? Demek istediğim bu makine ertesi sabah size Tanrı'nın kahrolası telefon numarasını verecekse, bizim gece yarılarına kadar oturup Tanrı'nın var olup olmadığını tartışmamız neye yarar? Doğru, diye bağırdı Vron Fondel. Kesin sınırlarla belirlenmiş kuşku ve belirsizlik alanları talep ediyoruz. Aniden odanın her yanında güçlü bir ses gürledi. Şu noktada ben bir gözlemimi belirtebilir miyim? diye sordu derin düşünce. Greve gideceğiz diye bağırdı Vron Fondel. Evet diye onayladı Magictis. Ulusal çapta bir filozoflar grevi düzenleyeceğiz. Sade bir tarzda oyulup cilalanmış kasalardaki hoparlörlerin içine yerleştirilmiş olan birkaç yardımcı bas birimi, derin düşüncenin sesine biraz daha kudret eklemek üzere devreye girerken, odadaki uğultu düzeyi Aniden yükseliyordu. "Tek söylemek istediğim," diye böğürdü bilgisayar. "Devrelerimin artık geri dönüşsüz bir şekilde hayat, evren ve her şeye dair nihai sorunun cevaplarını hesaplama işlemine başladığıdır." Duraksadı ve herkesin dikkatini çektiğine emin oldu ve daha sonra konuşmasına sessizce devam etti. Ama programı yürütmem biraz zaman alacak. Fug sabırsızlıkla saatine baktı. Ne kadar zaman? diye sordu. Yedi buçuk milyon yıl, dedi derin düşünce. Langville ve Fug gözlerini kırpıştırarak birbirlerine baktılar. Yedi buçuk milyon yıl mı? diye haykırdılar koro halinde. Evet, dedi derin düşünce sesini yükselterek Bu konuda düşünmem gerektiğini size söylemiştim. Bana öyle geliyor ki bunun gibi bir programı yürütmek genel olarak felsefenin bütün alanlarına halkın dikkatini çekecektir. Herkes benim sonunda varacağım cevap konusunda kendi kuramını oluşturacaktır ve zaten medya piyasasından sizden daha iyi yararlanabilecek kim var ki? birbirinizle yeterince şiddetli tartışmalara giriştiğiniz ve popüler basın önünde birbirinize çamur atıp uyanık aracılar edindiğiniz sürece hayat boyu beleşçi kalabilirsiniz. Söylediklerimi nasıl buldunuz? İki filozof ağızları açık baka kalmışlardı. Lanet olsun dedi Majiktiz. İşte ben buna düşünme derim. Hey Vroom Fondel, biz neden hiç böyle şeyler düşünmüyoruz? Bilmiyorum, dedi Puşu içinde bir fısıltıyla. Herhalde beyinlerimiz çok fazla eğitilmiş olmalı Majikteis. Bunları söyledikten sonra hızla topukları üzerinde dönüp kapıdan çıktılar ve en çılgın hayallerinde bile düşünmedikleri bir hayata başladılar. Bölüm 26. Evet, çok etkileyici, dedi Arthur. Slarty Bartfest, öyküyü ana hatlarıyla anlattıktan sonra. Ama bunun yerküre, fareler ve diğer olaylarla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Anlattıklarım öykünün yalnızca ilk yarısı dünyalı, dedi yaşlı adam. Eğer yedi buçuk milyon yıl sonra cevabın verildiği büyük günde olanları öğrenmek istiyorsan, seni olayları duyu teyp kayıtlarında bizzat yaşayabileceğin çalışma odama davet etmeme izin ver. Tabii daha önce yeni yer kürenin yüzeyinde kısa bir gezinti yapmak isteyebilirsin. Korkarım yalnızca yarısı tamamlandı. Henüz yer kabuğunun altına yapay dinozor iskeletlerini gömme işini bile bitiremedik. Sonra sırada senozoik çağın üçüncü ve dördüncü zamanları var ve hayır Teşekkür ederim," dedi Arthur. "Sanırım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." "Hayır," dedi Slarty Bartfest. "Olmayacak." Ve hava mobili döndürüp akıl almaz duvara doğru tekrar yola çıktı. Bölüm 27. Slarty Bartfest'in çalışma odasının hali halk kütüphanesindeki bir patlamanın sonrasını andırıyordu tam bir karmaşa içindeydi. İçeri girdiklerinde yaşlı adam kaşlarını çattı. Korkunç bir talihsizlik, dedi. Yaşam destek bilgisayarlarından birinde bir diyot patlamış. Temizlik personelimizi uyandırmaya çalıştığımızda neredeyse 30 bin yıldır ölü olduklarını fark ettik. O cesetleri kim temizleyecek çok merak ediyorum. Dinle, şuraya oturup seni makineye bağlamama izin ver, olur mu? Artura bir Stegosaurus'un göğüs kafesinden yapılmış gibi görünen sandalyeye oturmasını işaret etti. Bu sandalye bir Stegosaurus'un göğüs kafesinden yapılmıştır, diye açıkladı yaşlı adam. Her an düşecekmiş gibi duran kağıt yığınlarının ve çizim aletlerinin altından bir takım kablo uzantılarını çekmeye uğraşarak. İşte, dedi. Tut şunları. Arthur'a ucu soyulmuş bir çift kablo uzatmıştı. Arthur kabloları tutar tutmaz kuşun biri uçarak dost doğru içinden geçip gitti. Arthur havada asılı duruyor ve kendi bedenini göremiyordu. Altında ağaçlarla çevrelenmiş güzel bir kent meydanı vardı ve dört bir yanı göz alabildiğine beyaz beton binalarla kaplıydı. Binalar geniş, ama eski görünüyordu. Pek çoğunun üzerinde çatlaklar ve yağmur lekeleri vardı. Ancak bugün güneş parlıyor, taze bir esinti ağaçların arasında hafif hafif dans ediyordu. Bütün binaların tuhaf bir şekilde sessizce mırıldandığı hissini veren şey, büyük olasılıkla meydanı ve çevresindeki bütün sokakları tıka basa dolduran Neşe dolu, heyecanlı insanların gürültüsüydü. Bir yerlerde bir bando çalıyor, rengarenk parlak bayraklar rüzgarda dalgalanıyor ve ortalıkta bir karnaval havası esiyordu. Bütün bu curcunanın üzerinde bedensiz bir halde havada asılı durmak, Arthur'un inanılmaz yalnız hissetmesine neden oldu. Ama bu konuda düşünmesine fırsat kalmadan meydanın diğer ucunda çınlayan bir ses herkesin dikkatini istedi. Meydana hakim bir binanın önünde parlak kumaşlarla örtülü kürsünün ardında duran adam bir hoparlör sistemi aracılığıyla kalabalığa seslendi. Ey derin düşüncenin gölgesi altında bekleyen insanlar dedi haykırarak. Evrenin gelmiş geçmiş en büyük ve gerçekten en ilginç üstadları olan Brom Fondel ve Majiktis'in onurlu torunları. Bekleme süresi doldu. Kalabalık çılgın bir tezahüratla coştu. Bayraklar, filamalar ve ıslıklar havada uçuşuyordu. Diğerlerine göre daha dar olan sokaklar, ters dönmüş ve bacaklarını çılgınca sallayan kırk ayaklara benzedi. Irkımız Yedi buçuk milyon yıldır bu büyük ve aydınlanma umudu gününü bekledi, diye haykırdı Amigo. Cevap gününü. Kendinden geçmiş kalabalıktan sevinç tezahüratları yükseldi. Bir daha asla, diye bağırdı adam. Bir daha asla sabah uyandığımızda şöyle düşünmeyeceğiz. Ben kimim? Hayattaki amacım ne? sabah kalkıp işe gitmesem gerçekten evrensel anlamda bir şey fark eder mi? Bugün en sonunda hayat, evren ve her şeye dair içimizi kemiren, küçük sorunları ortadan kaldıracak olan yalın ve kesin cevabı alacağız. Kalabalık bir kez daha yanar da gibi coşkuyla püskürürken Arthur havada, kürsüdeki konuşmacının arkasında yükselen binanın birinci katındaki kocaman, görkemli pencerelerden birine doğru kaydığını fark etti. Dost doğru pencereyi uçarken bir anlık bir panik yaşadı. Ama bir iki saniye sonra cama hiç değmeden içinden geçtiğini anladığında sakinleşti. Odadaki hiç kimse onun bu tuhaf girişi üzerine bir yorum yapmadı. Ama kendisi aslında orada olmadığı için bu pek de şaşırtıcı değildi. Bütün yaşadıklarının üç köşeli bir şapkanın içine atılmış, altı kanallı, yetmiş milimetrelik bir görüntü kaydından başka bir şey olmadığını fark etmeye başladı. O da Slart Bartfest'in tarifine çok benziyordu. Yedi buçuk milyon yıl boyunca iyi bakılmış ve aşağı yukarı her yüzyılda bir temizlenmişti. Ultramağın masanın kenarları yıpranmış ve halının rengi biraz solmuştu. Ama geniş bilgisayar terminali deri kaplı masanın üzerinde daha dün yapılmış gibi parıltılı bir ihtişamla duruyordu. Ciddi giyimli iki adam saygılı bir tarzda bilgisayarın önünde oturup beklediler. Vakit neredeyse doldu, dedi bir tanesi. O anda havada Tam adamın boynunun yanında bir sözcüğün beliri vermesi Arthur'u çok şaşırttı. Sözcük lün kaldı. Birkaç kez yanıp söndü. Sonra yok oldu. Arthur daha bunun anlamını kavrayamadan diğer adam konuştu ve boynunun yanında fauç sözcüğü beliri verdi. 75 bin nesil önce bu programı atalarımız çalıştırdı dedi ikinci adam Ve geçen bütün o zamanın ardından bilgisayarın konuştuğunu duyan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici bir bekleyiş. Fauche diye onayladı ilk adam. Ve Arthur birden alt yazılı bir kayıt izlemekte olduğunu fark etti. İlk biz duyacağız dedi Fauche. Hayat evren dedi Lun Ve her şeye dair o büyük sorunun cevabını, şşş dedi Lun belli belirsiz bir hareket yaparak. Sanırım derin düşünce konuşmaya hazırlanıyor. Konsolun ön tarafındaki paneller yavaş yavaş canlanırken umut dolu bir bekleyiş anı oldu. Işıklar deneme yaparmış gibi yanıp söndüler ve sonunda düzenli bir işleyişe geçtiler. İletişim kanalından alçak sesli ve tatlı bir mırıltı duyuldu. Günaydın, dedi derin düşünce sonunda. E, ee, günaydın, ey derin düşünce, dedi Long Koal derin bir sesle. Şeyi buldun mu, e, ee, şeyi? İstediğiniz cevabımı diye sözünü kesti derin düşünce, heybetli bir ses tonuyla. Evet, buldum. İki adam umutla ürperdi. Bekleyişleri boşuna olmamıştı. Gerçekten bir cevap var mı? Gerçekten bir cevap var diye onayladı derin düşünce. Her şeye, hayat, evren ve her şeye dair büyük soruya. Evet. Her iki adam da bu an için eğitilmiş ve yaşamları buna hazırlanarak geçmişti. Doğdukları anda cevaba tanıklık edecek kişiler olarak seçilmişlerdi. Ama yine de güçlükle nefes aldıklarını ve küçük çocuklar gibi heyecan içinde kıvrandıklarını fark ettiler. Bize cevabı vermeye hazır mısın? Hazırım. Şimdi mi? Şimdi dedi Derin Düşünce. İkisi de kurumuş dudaklarını yaladılar. Ama düşünüyorum da diye ekledi Derin Düşünce. Hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Fark etmez dedi Ford. Onu öğrenmek zorundayız. Hemen şimdi. Hemen şimdi mi? diye sordu Derin Düşünce. Evet. Şimdi. Pekala dedi bilgisayar ve tekrar sessizliğe gömüldü. İki adam huzursuzca kıpırdandı. Odada dayanılmaz bir gerilim vardı. Bundan gerçekten hiç hoşlanmayacaksınız diye görüşünü belirtti derin düşünce. Söyle. Pekala dedi derin düşünce. Büyük sorunun cevabı evet hayat, evren ve her şeye dair, dedi derin düşünce. Evet, cevabı, dedi derin düşünce ve duraksadı. Evet, cevabı, evet, kırk iki, dedi derin düşünce, sonsuz bir ihtişam ve sakinlikle, kırk iki. Bölüm 28 Uzun süre kimseden çıt çıkmadı. Fauç göz ucuyla dışarıdaki meydanda bekleyen gergin ve umutlu yüzler denizini görebiliyordu. Linç edileceğiz değil mi? diye sordu fısıldayarak. Bu zor bir görevdi dedi derin düşünce yumuşak bir sesle. Yedi buçuk milyon yıllık çalışmanın sonucunda bize bütün söyleyebileceğin bu mu? Çok dikkatli bir şekilde kontrol ettim, dedi bilgisayar. Cevap kesinlikle bu. Dürüst olmak gerekirse, bence sorun sizin tam olarak ne sorduğunuzu hiçbir zaman bilmemiş olmanız. Ama sorduğumuz büyük soruydu. Hayat, evren ve her şeye dair evrensel soru, diye uludulun kual. Evet, dedi derin düşünce. Ahmaklara acı çektirmekten memnuniyet duyan birinin havasıyla. Ama o aslında nedir? Adamlar boş gözlerle önce bilgisayara sonra da birbirlerine bakarken üstlerine yavaş yavaş şaşkınlık dolu bir sessizlik çöktü. Şey, bilirsin işte her şeye dair işte her şey diye Ortaya bir fikir atmaya çalıştı Fauch. Oldukça zayıflamış bir sesle. Aynen öyle dedi derin düşünce. Sorunun tam olarak ne olduğunu bildiğiniz zaman cevabın ne anlama geldiğini de anlayacaksınız. Ah harika diye homurdandı Fauch. Defterini bir kenara savurdu ve bir damla gözyaşını sildi. Bak Pekala, pekala, dedi Loon Crow. Bize sorunun ne olduğunu söyler misin lütfen? Nihai soruyu mu? Evet. Hayat, evren ve her şeye dair. Evet. Derin düşünce bir an derin derin düşündü. Bunu yapmak zor, dedi. Ama yapabilirsin değil mi? diye bağırdı Lung Kuao. Derin düşünce bunun üzerine daha uzunca bir süre düşündü. Sonunda "Hayır." dedi sertçe. İki adam da umutsuzlukla sandalyelerine çöktüler. "Ama size kimin yapabileceğini söyleyeceğim." dedi Derin düşünce. İkisi de hemen kafalarını kaldırıp ona baktılar. "Kim? Söyle." Arthur ağır ağır ama engellenemez bir şekilde konsola doğru ilerlediğini fark ettiğinde görünüşe bakılırsa var olmayan kafatasının da karıncalanmaya başladığını hissetti aniden ama bunun yalnızca kaydı yapanın çarpıcı bir yakın çekim denemesi olduğunu düşündü Sözünü ettiğim şey benden sonra gelecek bilgisayardan başkası değil dedi derin düşünce Yavaş ve net konuşarak sesi alışılmış hitap tonunu kazanmıştı yeniden. Benim en basit işlem parametrelerini bile hesaplamaya layık olmadığım bir bilgisayar ancak onu sizin için ben tasarlayacağım. Nihai cevabın sorusunu hesaplayabilecek bir bilgisayar. Bu bilgisayar öylesine sonsuz ve ince bir karmaşıklıkta ki İşlem matriksinin bir kısmını bizzat organik yaşam oluşturacak ve siz de yeni biçemlere bürünüp bilgisayarın 10 milyon yıllık programını yönlendirebilmek için onun içine gireceksiniz. Evet. Bu bilgisayarı sizin için ben tasarlayacağım. Sizin için ona bir isim vereceğim. İsmi Yerküre olacak. Fauch, derin düşünceye ağzı açık bir halde baka kalmıştı. Ne aptalca bir isim dedi ve vücudunda boyuna koca yarıklar belirmeye başladı. Lunkavlun bedeninde de hiç yoktan korkunç yaralar açılmaya başladı birdenbire. Bilgisayarın kontrol paneli kabardı ve çatlamaya başladı. Duvarlar titrek bir ışıkla parladı, ufalandı ve o da yükselip kendi tavanına çarptı. Slarty Bartfest, Arthur'un önünde iki kabloyu tutmuş bir şekilde dikiliyordu. Kaydın sonu diye açıkladı. Bölüm 29 Zafot, uyan! Hmm. Hey, haydi, uyan! Bırak başarıyla yaptığım şeyi yapmaya devam edeyim olur mu? Diye mırıldandı Zafod ve sese sırtını dönerek uyumayı sürdürdü. Seni tekmelememi mi istiyorsun? dedi Ford. Bu çok mu hoşuna giderdi? dedi Zafod kızarıp sulanmış gözleriyle. Hayır, benim de gitmezdi. O zaman bunu yapmanın bir anlamı yok. Rahat bırak beni dedi Zafot ve yattığı yerde kıvrıldı. O iki kişilik gaz yuttu, dedi Trillian, Zafot'a bakarak. İki soluk borusu var. Konuşmayı kessin, dedi Zafot. Zaten uyumaya çalışmak yeterince zor. Şu yattığınız yerin nesi var? Soğuk ve sert. Altından yapılmış, dedi Ford. Zafot etkileyici bir balet hareketiyle ayağa fırladı ve ufuk çizgisini incelemeye başladı. Çünkü altın zemin dört bir yönde, kusursuz bir pürüzsüzlükte som altın. Şey gibi parlıyordu. Ne gibi parıldadığını söylemek imkansızdı. Çünkü evrendeki hiçbir şey som altından bir gezegen gibi parıldayamazdı. Bu kadar altını buraya kim koydu? diye ciyakladı Zafot. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Heyecanlanma, dedi Ford. Bu yalnızca bir katalog. Bir ne? Bir katalog, dedi Trillian. Bir yanılsama. Bunu nasıl söyleyebilirsin? diye haykırdı Zafot. Ellerinin ve dizlerinin üzerine çöküp zemini incelemeye başladı. Yeri yokladı, Dürttü. Çok ağırdı. Ama çok hafif bir yumuşaklığı vardı. Tırnağıyla bile üzerinde iz bırakabiliyordu. Çok sarı ve çok parlaktı. Ama üzerine hohlandığında nefesi som altının üzerinden buharlaşır gibi o çok garip ve özel şekilde uçup gidiyordu. Trillion ve ben buraya bir süre önce geldik, dedi Ford. Birileri gelene kadar bağırıp çağırdık. Sonra gelenleri usandırana dek bağırıp çağırmaya devam ettik. Onlar da bizimle ilgilenmeye razı olana kadar oyalanmamız için bizi gezegen kataloglarına koydular. Bunların hepsi Duyuteyp kaydı. Zafot ona acı acı baktı. Hay sıçayım dedi. Başka birinin düşünü göstermek için mi kendi kusursuz rüyamdan uyandırdın beni? Huysuz bir şekilde yere oturdu. Oradaki vadi sıraları da ne öyle? Ayar damgası dedi Ford. Gidip baktık. Seni daha önce uyandırmadık dedi Trillian. En son gezegen diz boyu balık doluydu. Balık mı? Bazılarının zevkleri gerçekten son derece tuhaf olmalı. Ondan öncekinde de, dedi Ford, platin vardı. Rengi biraz donuktu. Ama yine de senin bunu görmek isteyeceğini düşündük. Ne yöne baksalar, yekpare bir ateş halinde parlayan ışık denizleri gözlerini kamaştırıyordu. Çok hoş, dedi Zafot, küskün küskün. Gökyüzünde kocaman yeşil bir katalog numarası belirdi. Titreşti ve değişti. Tekrar çevrelerine baktıklarında manzaranın da değişmiş olduğunu gördüler. Hep bir ağızdan "Ah!" dediler. Deniz mordu. Üzerinde durdukları kumsal sarı ve yeşil renkli minik çakıl taşlarından oluşuyordu. Büyük ihtimalle çok değerli taşlardı bunlar. Uzaktaki dağlar kırmızı zirveleriyle yumuşak ve dalga dalga görünüyordu. Yakınlarında gümüş saçaklı ve leylak rengi fırfırlı bir güneş şemsiyesi olan som gümüşten bir masa duruyordu. Gökyüzünde devasa bir yazı katalog numarasının yerini aldı. Yazıda şöyle diyordu. Zevkiniz ne olursa olsun, Magretia size onu sunar, alçak gönüllülükle. Sonra çırılçıplak 500 kadın, gökten paraşütlerle inmeye başladı. Bu görüntü bir anda yok oldu ve kendilerini ilk baharın ortasında ineklerle dolu bir otlakta buluverdiler. Ah dedi Zafot. Beyinlerim. Bu konuda konuşmak ister misin? dedi Ford. Peki, tamam dedi Zafot. Ve üçü çevrelerinde değişip duran görüntülere aldırmaksızın yere oturdular. Şunu anladım, dedi Zafod. Beynime her ne olduysa bunu ben yaptım. Ve bunu öyle bir şekilde yaptım ki devlet görüntüleme testleri tarafından ortaya çıkarılamayacaktı. Üstelik bu konuda kendim de hiçbir şey bilmeyecektim. Ne delilik ha. Diğer ikisi onaylamak için başlarını salladı. Bunun üzerine şöyle düşündüm ben de. Kimsenin, galaktik hükümetin hatta kendimin bile bildiğimi bilmesine izin vermeyeceğim bu çok gizli şey nedir? Cevapsa bilmiyorum. Bu durum gün gibi ortada. Ama birkaç parçayı birleştirdim ve tahmin etmeye başladım. Ne zaman başkanlığa aday olmaya karar vermiştim? Başkan Yudin Wranks'ın ölümünden kısa süre sonra. Yudin'i hatırlıyor musun Ford? Evet, dedi Ford. Çocukken tanıştığımız şu herif, Arcturuslu kaptan, etkileyici bir adamdı. Sen onun mega yük gemisine daldığında bize at kestanesi vermişti. Senin tanıdığı en hayranlık verici çocuk olduğunu söylemişti. Neden söz ediyorsunuz siz? dedi Trillian. Çok eski zamanlardan, dedi Ford. Beetlejuice'da birlikte geçen çocukluğumuzdan, galaktik merkez ve merkezden uzak bölgeler arasındaki geniş hacimli ticaretin büyük bölümünü Arcturus mega yük gemileri taşırdı. Bidiljus ticari keşif gemileri pazarı bulur, Arcturuslular da oraya malları götürürdü. Dordalis savaşında kökleri kazınmadan önce uzay korsanları büyük bir sorun teşkil ediyorlardı. Bu yüzden mega yük gemileri galaktik bilimin elindeki en fantastik savunma kalkanlarıyla donatılmak zorundaydı. Onlar gerçekten güçlü ve devasa gemilerdi. Bir gezegenin yörüngesine girdiklerinde güneş tutulmasına yol açarlardı. Bir gün bizim genç Zafod bu gemilerden birine baskın yapmaya karar verdi. Stratosferde kullanılmak üzere tasarlanmış üç jetli küçük bir motosiklete binmiş küçük bir çocuk yani bu yaptığı delirmiş bir maymunun yapabileceğinden daha çılgıncaydı. Ben de onunla gittim. Çünkü bunu yapamayacağına dair sağlam bir paraya bahse girmiştim ve sahte delillerle geri dönmesini istemiyordum. Sonra ne mi oldu? Motorunu güçlendirip bambaşka bir şeye çevirdiği üç jetli motosiklete atladık. Birkaç hafta içinde 9-10 ışık yılı yol aldık nasıl olduğunu hala bilmediğim bir şekilde mega yük gemisine daldık. Oyuncak tabancalarımızı sallayarak kumanda köprüsüne çıktık ve at kestanesi istedik. Şimdiye kadar bundan daha çılgınca bir şeye rastlamadım. Bir yıllık harçlığıma mal olmuştu. Ne için? At kestanesi. Kaptan Yudin Franks gerçekten hayran olunacak bir adamdı, dedi Zafot. Bize yiyecek, içki Galaksinin gerçekten garip yerlerinden gelmiş şeylerdi. Elbette bir sürü at kestanesi verdi. İnanılmaz güzel zaman geçirdik. Sonra bizi Beetlejuice Devlet Hapishanesi'nin güvenliği en sıkı kanadına ışınladı. Kıyak adamdı. Daha sonra galaksi başkanı oldu. Zafod duraksadı. Çevrelerindeki görüntü o anda karanlığa büründü. Siyah sisler çevrelerinde girdap gibi döndü ve fili andıran belirsiz şekiller gölgelerde pusuya yatıp bekledi. Sessizlik, ara sıra hayali varlıkların başka hayali varlıkları öldürme sesleriyle bozuluyordu. İnsanlar bunun için para ödemeyi teklif ettiklerine göre bu tür şeylerden hoşlanıyor olmalıydılar. ''Fort'' dedi Zafod sessizce. Evet. Yuddan ölmeden hemen önce beni görmeye geldi. Ne? Bunu bana hiç söylemedin. Hayır. Ne dedi? Seni neden görmeye gelmiş? Bana Altın Kalbi anlattı. Gemiyi çalmam onun fikriydi. Onun fikrimi? Evet, dedi Zafod. Ve onu çalmanın tek yolu fırlatma töreninde bulunmaktı. Ford bir an için büyük bir şaşkınlıkla ağzı açık baka kaldı ve sonra kahkahalarla gülmeye başladı. "Yani sen bana," dedi. "Galaksi başkanlığına sırf o gemiyi çalabilmek için mi soyunduğunu söylüyorsun?" "Aynen öyle," dedi Zaphod. "Pek çok insanı yumuşak duvarlı bir odaya kilitletecek türden bir sırıtışla. Ama neden?" dedi Ford. Ona sahip olmak neden bu kadar önemli? Bilmem, dedi Zafod. Bence bunun neden bu kadar önemli olduğunun ve ona neden ihtiyaç duyacağımın bilincinde olsaydım bu beyin görüntüleme testlerinde görünürdü ve asla o testlerden geçemezdim. Sanırım Yu'den bana hala kilit altında olan bir sürü şey anlattı. Yani Yuden'in seninle konuşması yüzünden mi gidip beyninin içine ettin? Lanet herif, çok iyi konuşuyordu. Evet, ama eski dostum Zafot, kendine dikkat etmelisin, bunu biliyorsun. Zafot omuzlarını silkti. Yani bütün bunların nedenine dair hiçbir tahmin yürütemiyor musun? diye sordu Ford. Zafot bunun üzerine biraz kafa yordu ve aklından bir takım kuşkular geçiyormuş gibi göründü. Hayır, dedi sonunda. Görünüşe göre kendime sırlarımın hiçbirini öğrenme izni vermiyorum. Yine de, dedi biraz daha düşündükten sonra, bunu anlayabiliyorum. Ben de olsam bana zerre kadar güvenmezdim. Bir saniye sonra katalogdaki en son gezegende de altlarından kayboldu ve tekrar gerçek dünyaya döndüler. Cam masalar ve tasarım ödülleriyle dolu, peluş kaplı bir bekleme odasında oturuyorlardı. Önlerinde de uzun boylu magretyalı bir adam oturuyordu. Fareler şimdi sizi kabul edecekler, dedi. Bölüm 30 İşte her şeyi gördün, dedi Slarty Bartfest. Çalışma odasındaki berbat dağınıklığın bir kısmını toparlamak için yetersiz ve baştan sağma bir girişimde bulunarak. Kağıt yığınının üstünden bir sayfa aldı ama onu koyacak başka bir yer düşünemedi ve sayfayı tekrar yığının üzerine koyduğu andaysa kağıt yığını devriliverdi. Yer küreyi derin düşünce tasarladı. Biz inşa ettik, ve siz de üzerinde yaşadınız. Vagonlar da programın tamamlanmasına beş dakika kala gelip onu yok etti, diye kederli bir ses tonuyla ekledi Arthur. Evet, dedi yaşlı adam, umutsuz bir ruh haliyle odada göz gezdirmek için duraksayarak. On milyon yıllık planlama ve çalışma bir çırpıda yok olup gitti on milyon yıl dünyalı. Böylesi bir zaman aralığını tasavvur edebiliyor musun? O kadar zamanda tek bir solucandan beş kez galaktik uygarlık türeyebilirdi. Ama hepsi yitip gitti. Duraksadı. İşte sana bürokrasi, diye ekledi. Biliyor musunuz, dedi Arthur düşünceli bir ruh haliyle konuşarak. Bütün bunlar yaşadığım pek çok şeyi açıklıyor. Hayatım boyunca dünyada bir şeylerin büyük, hatta uğursuz bir şeylerin döndüğüne ama hiç kimsenin bana bir şey söylemediğine dair tuhaf, açıklanamaz bir his vardı içimde. Hayır, dedi yaşlı adam. Bu tamamıyla normal bir paranoya. Evrendeki herkeste vardır bu. Herkeste mi? dedi Arthur heyecanla. Belki de bunun bir anlamı vardır. Belki de bildiğimiz evren dışında bir yerlerde. Belki de ama kimin umurunda dedi Slarty Bartfast. Arthur kendini heyecana fazla kaptırmadan. Belki ben yaşlı ve yorgunum diye devam etti. Ama bence gerçekten neler olup bittiğini bulma olasılığı o kadar anlamsız bir şekilde uzaktır ki yapılacak tek şey bu hissi bir kenara bırakıp kendine oyalanacak bir şeyler bulmaktır. Bak bana, sahil şeritleri tasarlıyorum. Norveç için bir ödül bile aldım. Bir yığın döküntünün altını üstüne getirerek üzerinde kendi ismi yazılı olan büyük bir perspex bloğunu çekip çıkardı. Norveç'in dökme bir kalıbıydı bu. Bunun ne anlamı var ki?" dedi. "En azından benim bundan çıkarabildiğim herhangi bir anlamı yok. Bütün hayatım boyunca fiyortlar yapıp durdum. Oysa sadece kısa bir süre için mod oldular. Ben de önemli bir ödül aldım." Omuzlarını silkerek ödülü elinde evirip çevirdi ve umursamaz bir tavırla bir kenara attı. Ama yumuşak bir şeyin üzerine düşmesine özen göstermeyecek kadar umursamaz değildi. Diğerlerinin yerine inşa etmekte olduğumuz bu yeni yer kürede bana Afrika'yı verdiler. Tabii ki yine her yere fiyortlar yapacağım. Çünkü onları seviyorum. Ve onların hala bir kıtaya hoş bir barok hava verdiğini düşünecek kadar eski kafalıyım. Onlarsa bana bunun yeterince ekvatora özgü olmadığını söylüyorlar. Ekvatora özgüymüş. Yapmacık bir kahkaha attı. Bunun ne önemi var? Bilim elbette bir takım harikulade şeyler başarmıştır. Ama her zaman için ben mutlu olmayı, gerçeğe uygun olmaya yeğlerim. Peki, mutlu musun? Hayır. İşte hiç şüphesiz her şeyin çöktüğü noktada bu. Ne yazık, dedi Arthur. Yaşlı adamın halini anlıyordu. Oysa diğer her şeyle birlikte hoş bir hayat tarzım var gibi görünüyordu. Duvarda bir yerlerde küçük, beyaz bir ışık parladı aniden. Haydi gel, dedi Slarty Bartfast. Farelerle tanışacaksın. Gezegene gelişin, hatırı sayılır bir heyecan yarattı. Duyduğum kadarıyla buraya gelişin daha şimdiden evren tarihindeki en ihtimal dahilinde olmayan üçüncü olay ilan edildi. İlk ikisi neydi? Şey, büyük ihtimalle sıradan rastlantılardı, dedi Slarty Bartfest umursamaz bir tavırla. Kapıyı açtı ve Arthur'un ardından gelmesini bekledi. Arthur, bir kez daha çevresine ve kendisine, o perşembe sabahı çamurda yatarken üzerinde olan giysilerine bir göz attı. Şimdi terden sıklam ve perişan bir haldeydiler. Hayat tarzımla ilgili büyük sorunlarım var görünüyor, diye mırıldandı kendi kendine. Özür dilerim, anlayamadım, dedi yaşlı adam nazikçe. Önemli değil, dedi Arthur. Yalnızca şaka yaptım. Bölüm 31. Dikkatsizce söylenen sözlerin hayatlara mal olduğu hiç şüphesiz iyi bilinir. Ama sorunun gerçek boyutu her zaman tam olarak anlaşılamaz. Örneğin Arthur'un tam hayat tarzımla ilgili büyük sorunlarım var görünüyor dediği anda uzay zamanın sürekliliğinde çılgın bir solucan deliği açıldı ve sözcüklerini zaman içinde çok, çok gerilere, uzayın sonsuzluğunun neredeyse diğer ucuna, tuhaf ve savaşçı varlıkların korkunç bir yıldızlar arası savaşın eşiğinde olduğu uzak bir galaksiye taşıdı. İki muhalif lider son kez buluşuyorlardı. v siyah taşlı savaş şortu içinde göz kamaştıran komutanı, karşısında tatlı kokulu, yeşil bir sis bulutunun içinde bağdaş kurmuş oturan G. Gagwant liderine durgun, değişmez bir ifadeyle bakarken konferans masasına ürkütücü bir sessizlik çöktü. Bakımı yapılmış ve dehşet verici silahlarla donatılmış 1 milyon yıldız kuruvazörü, elektrikli ölümü tek bir komutla salıvermeye hazır bekliyordu. Çünkü Vihork komutanı Ji gang annesi hakkında söylediklerini geri alması için meydan okumaktaydı. Yaratık aşırı sıcak ve iğrenç buharının içinde kıpırdadı ve tam o anda "hayat tarzımla ilgili büyük sorunların var görünüyor" cümlesi konferans masasının bir ucundan diğerine dek süzüldü. Maalesef bu sözler V-Hork dilinde akla gelebilecek en ağır hakaretti ve yüzyıllar sürecek bir savaşı başlatmaktan başka çare kalmamıştı. Sonunda birkaç bin yıl sonunda galaksilerinin büyük bir kısmı yok olduğunda ve her şeyin korkunç bir yanlış anlamadan ibaret olduğu fark edildi. Ve birbirine karşı savaşan iki savaş filosu geriye kalan birkaç sorunu da çözerek savaşa neden olan hakaretin kaynağı olarak saptanan galaksimize bir saldırı başlatmak için birleşti. Kudretli gemiler uzay boşluğunda binlerce yıl yol aldı ve sonunda ilk rastladıkları gezegene haykırarak daldılar. Ki bu gezegen Yerküreydi. Ancak burada ölçek hesaplamasında yapılan korkunç bir hata yüzünden savaş filosunun tamamı yanlışlıkla küçük bir köpek tarafından yutuldu. Evrenin tarihindeki karmaşık neden-sonuç etkileşimini inceleyenler böyle şeylerin her zaman olduğunu ama bizim onları engelleyecek güce sahip olmadığımızı belirtirler. Hayat böyle derler. Kısa bir hava yolculuğu Arthur ve yaşlı Magret'alıyı bir kapının önüne getirdi hava mobilden indiler. Kapıdan geçerek cam masalar ve perspex ödüllerle dolu bir bekleme odasına girdiler. Hemen hemen aynı anda odanın diğer tarafındaki kapının üzerinde bir ışık yanıp söndü ve kapıdan içeri girdiler. Arthur, güvendesin, dedi bir ses. Öyle miyim, dedi Arthur. Oldukça şaşkın bir sesle ''Ee, iyi o zaman.'' Işıklar epey kısılmıştı ve böylece egzotik yemekler, garip şekerlemeler ve tuhaf meyvelerle donatılmış, kocaman bir masanın çevresinde oturan Ford, Trillian ve Zafod'u görmesi bir iki saniye aldı. Tıkınıyorlardı. ''Sizin başınıza neler geldi?'' diye sordu Arthur. ''Şey'' dedi Zafod ızgarada pişmiş kalın bir pirzolaya saldırırken. Buradaki ev sahiplerimiz bize gaz verdiler. Beyinlerimizin leşini çıkardılar. Genel olarak tuhaf davranışlar sergilediler ve şimdi de gönlümüzü almak için bize çok güzel bir yemek verdiler. İşte, dedi bir kaseden berbat kokulu bir et parçası çıkarırken. Biraz vegan gergedanı pirzolası almaz mısın? Eğer bu tür şeylerden hoşlanıyorsan çok lezzetli bulacaksın. Ev sahiplerimi dedi Arthur. Hangi ev sahipleri? Etrafta hiç. ''Öğle yemeğine hoş geldin, yerküre yaratığı. dedi incecik bir ses. Arthur çevresine bakındı ve aniden çığlığı bastı. Ö! dedi. Masada fareler var. Herkes imalı bir şekilde Arthur'a bakarken tedirgin edici bir sessizlik yaşandı. Arthur ise masanın üzerinde viski bardaklarına benzeyen şeylerin içinde oturan iki beyaz fareyi incelemekle meşguldü. Sessizliği fark edip herkese şöyle bir baktı. "Ha," dedi, durumu aniden kavrayarak. Şey, özür dilerim. Ben buna pek hazır değildim. Arthur, bu fare Benji. Selam, dedi farelerden biri. Bıyıkları viski bardağına benzeyen dalganın iç yüzeyindeki dokunmaya duyarlı panele hafifçe çarptı ve alet öne doğru hafifçe hareket etti. Ve bu da fare Frankie. Tanıştığımıza memnun oldum, dedi diğer fare ve Aynı hareketi yaptı. Arthur'un ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Ama onlar, "Evet," dedi Trillian. "Onlar benim yerküreden beraberimde getirdiğim fareler." Trillian Arthur'un gözlerinin içine baktı ve Arthur kızın gözlerinde boyun eğişin umursamazlığını fark ettiğini düşündü. Bana şu çanaktaki ızgara Arcturus mega eşeğinden uzatabilir misin lütfen, dedi Trillian. Slarty Bartfest, şey, affedersiniz, dedi. Evet, teşekkürler Slarty Bartfest, dedi Fare Benji, sertçe. Gidebilirsin. Ne? Ha, ee, pekala, dedi yaşlı adam. Gücenmiş gibi biraz geri çekildi. O zaman gidip fiyortlarıma devam edeyim ben. Şey, aslında buna pek gerek kalmayacak, dedi Fare Franki. Yeni yer küreye pek ihtiyacımız olmayacak gibi görünüyor. Küçük, pembe gözlerini yuvalarında döndürdü. Şu anda, yok edilmesinden birkaç saniye öncesine kadar gezegende bulunan bir yerli bulduğumuza göre buna gerek yok. Ne? diye haykırdı Slarty Bartfest dehşet içinde. Ciddi olamazsınız. Elimde tamamlanmış ve Afrika'ya gönderilmeye hazır bin tane buzul var. Belki de onları sökmeden önce kısa bir kayak tatili yapabilirsin, dedi Franki zehir gibi bir ses tonuyla. Kayak tatili mi? dedi haykırarak yaşlı adam. O buzulların hepsi birer sanat eseri zarifçe yontulmuş dış hatlar, yücelere uzanan buzdan doruklar, görkemli derin koyaklar. Yüce bir sanat eserinin üzerinde kaymak, kutsal bir şeye hürmetsizlik etmek olur. Teşekkürler Slarty Bartfest, dedi Benji sertçe. Bu kadarı yeterli. Evet efendim, dedi yaşlı adam soğuk bir sesle. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal dünyalı dedi Artur'a. Umarım hayat tarzınla ilgili sorunları çözersin. Diğerlerini başıyla selamlayıp sırtını döndü ve üzgün üzgün yürüyerek odadan çıktı. Arthur ne diyeceğini bilemez bir halde adamın arkasından baka kaldı. Şimdi dedi fare benji. İşimize bakalım. Ford ve Zafot kadeh tokuşturdular. İşimize bakalım dediler. Pardon, dedi Benji. Ford etrafına bakındı. Özür dilerim, kadeh kaldırıyoruz sanmıştım, dedi. İki fare cam araçlarının içinde sabırsızca koşturdu. Sonunda kendilerini toparladılar ve Benji Arthur'a hitap etmek üzere öne çıktı. Şimdi yerküre yaratığı, dedi. Asıl durum şu ki, Bildiğin gibi aşağı yukarı son 10 milyon yıldır nihai soru denen rezil şeyi bulmak adına gezegenini yönetiyoruz. Neden? dedi Arthur sert bir şekilde. Hayır, onu çoktan düşündük diye araya girdi Frankie. Ama bu cevaba uymuyor. Neden? 42. Gördün mü? Olmuyor. Hayır, dedi Arthur. Ben bunu neden yapıyorsunuz demek istemiştim. He anladım dedi Franki. Acı gerçeği söylemem gerekirse yalnızca alışkanlıktan sanırım. Zaten aşağı yukarı önemli olan da bu. Gırtlağımıza kadar bu işe battık ve lanet olası vagonlar yüzünden her şeye en baştan başlama ihtimalini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum açıkçası. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Benji ve benim işimizi bitirip kısa bir tatil için gezegenden erken ayrılmış olmamız sadece şans eseriydi. Sonra da dostlarının yardımlarıyla Magretia'ya kadar gelebildik. Magretia bizim boyutumuza açılan bir kapı diye ekledi Benji. O zaman kendi boyutumuzda beş boyutlu bir sohbet şovu ve bir konferans dizisi yapmamız için oldukça iyi bir sözleşme teklifi aldık. Ve bunu kabul etmeye gerçekten de çok yakınız. Ben de kabul ederdim. Sen etmez miydin Ford? dedi Zafod, fareleri teşvik ederek. Ya evet, dedi Ford. Ben olsam hiç durmaz hemen dalardım. Arthur onlara baktı ve bütün bunların nereye varacağını merak etti. Ama bir sonuca ihtiyacımız var, anlıyorsunuz değil mi? dedi Franki. Yani nihai soruya hala şu ya da bu şekilde ihtiyacımız var. Zafot Arthur'a doğru eğildi. Anlamadın mı? dedi. Eğer stüdyoda öylece rahat rahat oturup hayat, evren ve her şeyin cevabını bildiklerini söylerlerse en sonunda cevabın gerçekten 42 olduğunu itiraf etmek zorunda kalacaklar ve o zaman da gösteri büyük olasılıkla çok kısa sürecek. İkinci bölüm olmayacak. Anlarsın ya. Kulağa hoş gelecek bir şeyler bulmamız gerekiyor, dedi Benji. Kulağa hoş gelecek bir şeyler mi, diye bağırdı Arthur. Kulağa hoş gelecek bir nihai soru. Öyle mi? Birkaç fareden mi? Farelerin tüyleri diken diken oldu. Pekala, yani idealizme evet. Saf araştırmanın saygınlığına evet. Bütün biçimleriyle gerçeği aramaya evet. Ama korkarım ki bir an gelir ve hakikaten bir gerçek varsa bile bunun evrenin çok boyutlu sonsuzluğunun tamamının neredeyse kesinlikle bir grup manyak tarafından yönetildiği olduğundan şüphelenmeye başlarsın. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için 11 milyon yıl daha harcamakla parayı alıp kaçmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, ben kendi adıma biraz hareketi tercih ederim, dedi Franki. Ama, diye söze başladı Arthur umutsuzca. Hey, Anlasana dünyalı," diye araya girdi zafot "Sen o bilgisayar matriksinin son nesil ürünlerinden birisin. Tamam mı? Ve gezegene nah çekildiği yana dek oradaydın, değil mi? Ee, bu yüzden beynin bilgisayar programının sondan bir önceki halinin organik parçalarından biriydi," dedi Ford, oldukça anlaşılır bir açıklama yaptığını düşünerek. "Anladın mı?" dedi Zafon. Pekala, dedi Arthur kuşkuyla. Hiçbir zaman kendini bir şeyin organik parçası olarak hissetmek nedir bilmemiş ve bunu her zaman sorunlarından biri olarak görmüştü. Bir başka deyişle, dedi Benji, küçük ve garip aracını Arthur'a yönelterek. Sorunun yapısının beyin yapına kodlanmış olma olasılığı çok yüksek. Bu yüzden onu satın almak istiyoruz. Neyi? Soruyu mu? Dedi Arthur. Evet, dedi Ford ve Trillian. Çok para karşılığında, dedi Zaphod. Hayır hayır, dedi Frankie. Satın almak istediğimiz şey sadece beynin. Ne? Bu fırsatı kim kaçırırdı ki? Diye sordu Benji. Beynini elektronik olarak okuyabileceğinizi söylemiştiniz sanırım diye itiraz etti Ford. Şey evet dedi Franki. Ama ilk önce beyni dışarı çıkarmamız gerekiyor. Hazırlanması gerek. İşleme tabi tutulmalı dedi Benji. Küp küp doğranmalı. Ben almayayım diye bağırdı Arthur. Sandalyesini devirip dehşet içinde masadan uzaklaşırken. Eğer bu sizin için önemliyse dedi Benji. Makul bir şey söylermiş gibi. Yerine her zaman yenisi koyulabilir. Evet, elektronik bir beyin, dedi Franky. Basit bir tane yeterli olacaktır, dedi Franky. Basit bir taneymiş, diye feryat etti Arthur. Evet, dedi Zafod, yüzünde aniden beliren şeytani bir sırıtmayla. Onu yalnızca ne, anladım. Ve çay nerede demeye programlamanız yeter. Kimse fark anlayamaz. Ne? Diye haykırdı Arthur. Daha da gerileyerek. Bakın, gördünüz mü? Vetrilia'nın o anda yaptığı bir şey yüzünden acıyla uludu. Farkı ben anlarım, dedi Arthur. Hayır, anlamazsın, dedi Fare Franky. Anlamamaya programlanmış olacaksın. Ford? kapıya koştu. Bakın, üzgünüm fare dostlar ama anlaşabileceğimizi hiç sanmıyorum. Anlaşmak zorunda olduğumuzu düşünmeyi tercih ederim, dedi fareler bir ağızdan ve o anda incecik seslerindeki bütün çekicilik yok oldu. Cam araçları tiz bir çığlığı andıran hafif bir sesle masadan havalandı ve geri geri yürürken tökezleyerek bir köşeye sıkışmış hiçbir şey düşünemez haldeki çaresiz Arthur'a doğru ilerlemeye başladı. Trillian onu kolundan sıkıca tuttu ve Fort Lazafod'un açmaya çalıştıkları kapıya doğru sürüklemeye çalıştı. Ama Arthur bir ölü kadar ağırdı. Kendisine ani bir hava saldırısı düzenleyen kemirgenler tarafından hipnotize edilmiş gibiydi. Trillian ona haykırdı. Ama Arthur sadece boş boş baktı. Ford ve Zafod kapıya bir kez daha asılıp açmayı başardılar. Kapının diğer tarafında yalnızca Magretia'nın iri yarı ayak takımı olduğunu varsayabildikleri, çirkin adamlardan oluşan küçük bir güruh vardı. Çirkin olan yalnızca kendileri değildi. Yanlarında taşıdıkları tıbbi araç gereçler de güzel görünmekten çok uzaktı. Saldırıya geçtiler. Yani Arthur'un kafası kesilip beyni çıkarılacaktı. Trillian ona yardım edemiyordu. Onlara göre epey iri ve silahlı olarak çok daha sağlam donanımlı birkaç aydut, Ford ve Zafod'un üzerine saldırmak üzereydi. Sonuçta tam o anda gezegendeki bütün alarmların sağır edici bir gürültüyle çalmaya başlaması çok büyük bir şanstı. Bölüm 32 Acil durum, acil durum diye haykırıyordu Magretia'nın dört bir yanındaki sirenler. Gezegene düşman gemisi indi. Sekiz A bölümünde silahlı davetsiz misafirler var. Savunma istasyonları, savunma istasyonları. Paramparça olmuş cam araçlarının döküntüleri arasında yatan iki fare öfkeyle etrafı kokluyorlardı. Lanet olsun diye söylendi Fare Franki. Bir kilo sefil yer küre yaratığı beyni için ne tantana. Parlak pembe gözleri, statik elektrik yüzünden diken diken olmuş güzel beyaz tüyleriyle sağa sola koşturuyorlardı. Şimdi yapabileceğimiz tek şey, dedi Benji, çömelip düşünceli düşünceli bıyıklarını sıvazlayarak. Sahte bir soru bulmak ve kulağa inandırıcı gelebilecek bir şeyler uydurmak zor, dedi Franki. Düşündü. Sarı ve tehlikeli olan şey nedir? Nasıl? Benji bunun üzerine kısa bir süre düşündü. Hayır, iyi değil, dedi. Cevabı uymuyor. Birkaç saniye sessizliğe gömüldüler. Pekala, dedi Benji. Altı yediyle çarparsan ne çıkar? Hayır, hayır. Fazla harfi harfine ve fazla gerçekçi, dedi Franki. Bahisçilerin ilgisini uzun süre korumaz. Tekrar düşündüler. İşte sana bir fikir. İnsan kaç yoldan geçmelidir, dedi. Ha, dedi Benji. İşte bu gerçekten umut vaat edecek bir soruya benziyor. Cümleyi ağzında biraz evirip çevirdi. Evet, dedi. Bu harika. İnsanı hiçbir anlama bağlı kılmadan kulağa epey anlamlı geliyor. İnsan kaç yoldan geçmelidir? 42. Harika. Bu onları kandıracaktır. Franky bebeğim, paçayı sıyırdık. Heyecanla bir seyirtme dansına başladılar. Kafalarına ağır tasarım ödülleriyle vurulmuş birkaç çirkin adam yatıyordu. Bir kilometre ötede dört kişi bir çıkış yolu bulmak için gürültüyle koridorda ilerliyordu. Açık ve geniş bir bilgisayar bölmesine vardılar. Çılgınca çevrelerine bakındılar. Sence ne tarafa Zafod? diye sordu Ford. Çılgınca atıyorum ama şu taraftan gidelim derim, dedi Zafod. Bir bilgisayar dizisiyle duvarın arasından sağa doğru koşarak diğerleri de tam onu izliyordu ki havayı yarıp Zafot'un birkaç santimetre önüne çatırdayarak düşen ve bitişik duvarın küçük bir kısmını yakan enerji yüklü bir öldürmatik yıldırımı onu durdurdu. Tamam Bible Prox, olduğun yerde kal, çevren sarıldı diye haykırdı güçlü bir ses. Polisler dedi Zafot tıslayarak ve topuklarının etrafında dönüp yere çömeldi. Sen bir tahminde bulunmak ister misin Ford? Tamam. Bu taraftan, dedi Ford. Bunun üzerine iki bilgisayar sırası arkasındaki dar yoldan koşmaya başladılar. Yolun sonunda kalın bir zırh ve uzay elbiseli bir siluet gördüler. Tehlikeli bir öldürmatik tabancasını onlara doğru sallıyordu. Seni vurmak istemiyoruz, Bible Prox diye bağırdı silüet. Bana uyar diye bağırarak karşılık verdi Zafot ve iki bilgi işlem ünitesi arasındaki geniş aralığa daldı. Diğerleri de onu izledi. İki kişiler dedi Trilyon. Köşeye sıkıştık. Kocaman bir bilgisayar veri bankasıyla duvar arasındaki dar açılı bir köşeye doluştular. Soluklarını tutup beklediler. Aniden iki polisin de aynı anda üzerlerine ateş açmasıyla havada enerji şimşekleri çaktı. "Hey, bize ateş ediyorlar." dedi Arthur. Sımsıkı bir top halinde kıvrılıp yere çömelirken. "Bunu yapmak istemediklerini söylememişler miydi? Evet, ben de öyle söylediklerini sanmıştım." diye ona katıldı Ford. Zafot, tehlikeye atılarak bir an için başını kaldırdı. "Hey," dedi. "Bizi vurmak istemediğinizi söylemiştiniz." Ve tekrar başını eğdi. Beklediler. Bir süre sonra bir ses karşılık verdi. "Polis olmak kolay değil." "Ne söyledi?" diye fısıldadı Ford hayretle. "Polis olmanın kolay olmadığını söyledi." "İyi de bu kesinlikle onun sorunu değil mi?" Bence de. Ford onlara seslendi. Hey, dinleyin. Bize ateş etmeniz bizim için zaten yeterince büyük bir sorun. O yüzden eğer kendi sorunlarınızı da bize yüklemekten vazgeçerseniz, duruma bir çare bulmak hepimiz için daha kolay olacak sanırım. Bir sessizlik daha. Sonra güçlü ses yine duyuldu. Şimdi, buraya bak dostum dedi güçlü ses. Kafası sadece tetiğe basmaya çalışan, alnının ortasına kadar inen, dökülmüş, saç çizgisi ve küçük domuz gözleriyle çevresine bakınıp iki laf edemeyen bir çift moronla konuşmuyorsun. Bizler, sivil hayatta tanısanız, büyük olasılıkla çok seveceğiniz, zeki ve yardımsever insanlarız. İsimlerini verebileceğim bazı polisler gibi her önüme geleni vurup, sonra Uzay korucularının takıldığı barlarda böbürlenmem. Ben her önüme geleni vurup sonra saatlerce kız arkadaşıma ağlarım. Ben de roman yazıyorum dedi araya giren diğer polis. Ama şimdiye kadar hiçbirini yayınlatmadım. Bu yüzden sizi uyarsam iyi olur. Sinirlerim ta tepemde. Ford'un gözleri yuvalarından fırladı. Kim bu herifler? dedi. Bilmem, dedi Zafot. Sanırım ateş etmelerini tercih ederdim. Şimdi uslu uslu gelecek misiniz? diye tekrar bağırdı polislerden biri. Yoksa sizi havaya uçurmamıza izin mi vereceksiniz? Siz hangisini tercih edersiniz? diye bağırdı Ford. Bir milisaniye sonra öldürmatik yıldırımları önlerindeki bilgisayar sırasına birbiri ardına çarpmaya ve hava gittikçe ısınmaya başladı. Yaylım ateşi birkaç saniye daha dayanılmaz bir yoğunlukta da sürdü. Durduğunda yankılar kesilirken birkaç saniyeliğine sessizliğe yakın anlar yaşandı. ''Hala orada mısınız?'' diye seslendi polislerden biri. ''Evet'' diye bağırdılar. ''Bunu yapmaktan hiç hoşlanmadık'' diye bağırdı diğer polis. Anlaşılıyordu," diye bağırdı Ford. "Şimdi beni dinle, Bible Prox. Dikkatle dinlesen iyi edersin." "Neden?" "Çünkü," diye bağırdı polis. "Sözlerim çok akıllıca, hayli ilginç ve insancıl olacak. Şimdi teslim olur ve sizi biraz pataklamamıza izin verirseniz, çok değil tabii ki, çünkü gereksiz şiddete son derece karşıyız." Ya da bu gezegeni ve belki yolda gördüğümüz bir ikisini daha havaya uçururuz. Ama bu çılgınlık," diye haykırdı Trillian. "Bunu yapamazsınız." "Öyle bir yaparız ki," diye bağırdı Polis. "Yapamaz mıyız?" diye sordu diğerine. "Şey, evet, şüphesiz yapmalıyız," diye karşılık verdi diğeri. "Ama neden?" diye sordu Trillian. Çünkü duyarlılık ve onun gibi değerler hakkında her şeyi bilen, aydın ve hoşgörülü bir polis olsam bile yapmak zorunda olduğun bir takım şeyler vardır. "Ben bu heriflere inanmıyorum," diye mırıldandı Ford, kafasını sallayarak. "Biraz daha ateş edelim mi?" diye bağırdı polislerden biri diğerine. "Elbette, neden olmasın?" Bir yaylım ateşi daha açtılar. Isı ve gürültü gerçek dışı boyuttaydı. Ardına gizlendikleri bilgisayar sırası yavaş yavaş parçalanmaya başlıyordu. Önü neredeyse tamamen eriyip gitmişti ve yoğun metal eriyiği çömeldikleri yere doğru kıvrılarak akıyordu. Birbirlerine sokulup gerilediler ve sonlarını beklediler. Bölüm 33 Ama sonları gelmedi en azından o anda. Yaylım ateşi birden kesildi ve arkasından gelen ani sessizlik birkaç garip uğultu ve gümbürtüyle noktalandı. Dördü birbirlerine baktılar. Ne oldu? dedi Arthur. Durdular, dedi Zafod omuzlarını silkerek. Neden? Bilmem. Gidip sormak ister misin? Hayır beklediler. Kimse yok mu? diye seslendi Ford. Cevap gelmedi. Bu garip. Belki de bir tuzaktır. Kafaları o kadar çalışmaz. O gümbürtüler de neydi? Bilmem. Birkaç saniye daha beklediler. Pekala, dedi Ford. Gidip bir bakacağım. Diğerlerine bir göz attı. Kimse hayır gidemezsin bırak yerine ben gideyim demeyecek mi? Hepsi hayır anlamında kafa salladı. Pekala dedi ve ayağa kalktı. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra bir iki saniye daha hiçbir şey olmamaya devam etti. Ford yanmakta olan bilgisayarlardan büyük dalgalar halinde yükselen yoğun dumanın arasından dikkatle baktı. Hala hiçbir şey olmuyordu. 20 metre ötede dumanın ardında uzay giysili polislerden birini belli belirsiz seçebiliyordu. Yerde buruşuk bir yığın halinde yatıyordu. Diğer yöne doğru 20 metre ötedeyse ikinci adam yatıyordu. Ortalıkta başka hiç kimse görünmüyordu. Bu Ford'a çok tuhaf geldi. Ağır ve ürkek adımlarla ilkine doğru yürüdü. Yaklaştığında adamın bedeninin güven verici bir hareketsizlik içinde yattığını gördü. Adamın yanına ulaşıp gevşek parmaklarından sallanan öldürmatik tabancasına ayağını koyduğunda da adam güven verici bir hareketsizlik içinde yatmaya devam etti. Eğildi ve hiçbir dirençle karşılaşmadan tabancayı çekip aldı. Polis ölmüştü besbelli. Hızlı bir inceleme onun Blagulon kappadan olduğunu ortaya koydu. O metan soluyan canlı bir türüydü ve Magretia'nın yoğunluğu düşük oksijenli atmosferlerinde hayatta kalmak için uzay giysisine ihtiyacı vardı. Görünüşe bakılırsa sırt çantasında taşıdığı minik yaşam destek sistemi beklenmedik bir şekilde havaya uçmuştu. Büyük bir şaşkınlık içindeki Ford, bilgisayarın sağını solunu dürtükledi bu minyatür giysi bilgisayarları genelde gemideki ana bilgisayarın tam bir kopyasıydı ve ana makineye ete 6 aracılığıyla doğrudan bağlıydılar. Böyle bir sistem bütün bağlantılarında bir arıza oluşması durumu dışında ki bu o ana dek hiç duyulmamıştı, her koşulda çalışırdı. Aceleyle yüzü koyun yatan diğer adamın yanına gitti ve aynı olasılıksız şeyin tahminen aynı anda onun da başına geldiğini gördü. Gelip bakmaları için diğerlerini de çağırdı. Geldiler ve onun şaşkınlığını paylaştılar. Ama merakını değil. Haydi şu delikten bir an önce çıkalım dedi Zafot. Aramam gereken şey her neyse buradaysa bile onu istemiyorum. İkinci öldürmatik tabancasını kaptı kimseye zararı olmayan bir muhasebe bilgisayarını havaya uçurdu ve koşarak koridora doğru daldığında diğerleri de onu izledi. Zafot az daha onları birkaç metre ötede bekleyen bir hava mobili de havaya uçuracaktı. Hava mobil boştu ama Arthur onun Slarty Bartfest'inki olduğunu anladı. Dağınık kontrol paneline bir not iliştirilmişti. Notta kumanda düğmelerinden birine işaret eden bir ok vardı. Büyük olasılıkla basılacak en iyi düğme bu, yazıyordu notta. Bölüm 34 Hava mobil, onları çelik tünellerden R-17'den daha büyük bir hızla geçirip, başka bir kasvetli sabah alacak aranlığının pençesindeki yüzeye çıkardı. Soluk gri ışıklar karada adeta pıhtılaşıyordu. R bir hız birimidir ki beden ve akıl sağlığına uygun olacak ve diyelim 5 dakikadan çok gecikmeyeceğiniz makul bir yolculuk hızı olarak tanımlanmıştır. İşte bu nedenle koşullara göre neredeyse sonsuz değişken bir rakam olduğu açıktır. Çünkü ilk iki çarpan yalnızca hızın mutlak olarak alınmasına değil, üçüncü çarpanın bilinirliğine göre de değişmektedir sakin bir şekilde ele alınmadığı takdirde denklem büyük bir stres, ülser, hatta ölümle sonuçlanabilir. R17 sabit bir hız değildir ama çok çok hızlı olduğu ortadadır. R17 ve üzerindeki hızlarda ilerleyen hava mobil onları altın kalbin yanına bıraktı. Gemi donmuş yüzeyin üzerinde beyazlatılmış bir kemik gibi bütün yalınlığıyla duruyordu. Onları indirmesinin ardından hava mobil kendine ait önemli işlerine devam etmek üzere hızla geldikleri yöne döndü. Dördü de tir tir titreyerek gemiye baktı. Yanında bir gemi daha vardı. Köpek balığını andıran yüz yuvarlak bir blaglon Kappa polis gemisiydi bu. Kurşuni yeşil renkteydi. Farklı boyutlarda ve düşmanlık derecelerinde siyah harfler vardı üzerinde. Harfler okuma zahmetinde bulunanlara geminin nereden geldiği, polis teşkilatının hangi bölümünde görevli olduğu ve güç girişlerinin nerelerden yapılması gerektiği konusunda bilgi veriyordu. Polis gemisi iki kişilik mürettebatı o sırada yerin birkaç kilometre altındaki duman dolu bir bölmede boğulmuş yatıyor olsa da Olağan dışı bir karanlık ve sessizlik içindeydi. Bu açıklaması ya da tanımlanması olanaksız olan şu tuhaf şeylerden biriydi. Ama insan bu geminin tamamen ölü olduğunu hissedebiliyordu. Ford bunu hissedebiliyordu ve bunu son derece gizemli buldu. Görünen o ki bir gemi ve iki polis memuru aynı anda ölmüştü. Onun bildiği Evrende böyle şeyler olmazdı. Diğer üçü de bunu hissedebiliyordu. Ama onlar acı soğuğu daha fazla hissettiklerinden gittikçe daha da ağırlaşan bir meraksızlık nöbetine tutularak aceleyle altın kalbe girdiler. Ford dışarıda kalmayı sürdürdü ve sonra Blegulon gemisini incelemeye gitti. Yürürken soğuk toprakta yüzü koyun yatan, hareketsiz bir metal nesneye takılıp düşüyordu az kalsın. Marvin! diye haykırdı. Ne yapıyorsun sen? Kendini sakın benim farkıma varmak zorundaymış gibi hissetme lütfen, dedi robot boğuk bir sesle. Peki ama nasılsın metal adam? Büyük bir bunalımdayım. Neden? Bilmiyorum ki, dedi Marvin. Orada hiç bulunmadım. Neden? Onun yanına çömelip soğuktan titreyerek "Sonra neden yerde yüzüstü yatıyorsun?" diye ekledi. "Bu çok etkili bir perişan olma yöntemi," dedi Marvin. "Benimle konuşmak istiyormuşsun gibi davranma. Benden nefret ettiğini biliyorum." "Hayır, etmiyorum." "Evet ediyorsun. Herkes eder. Bu evrenin bir parçası." Birinin benden nefret etmeye başlaması için onunla konuşmam yeterli. Robotlar bile nefret eder benden. Eğer beni görmezden gelirsen sanırım buradan çıkıp gidebilirim. Ayağa kalktı ve azimle diğer yöne döndü. Bu gemi benden nefret etti, dedi hüzünlü bir sesle, polis gemisini işaret ederek. Bu gemi mi, dedi Ford, ani bir heyecanla. Ona ne oldu biliyor musun? Benden nefret etti. Çünkü onunla konuştum. Onunla konuştun mu? Dedi Ford bağırarak. Onunla konuştum da ne demek oluyor? Basit. Çok sıkıldım ve bunaldım. Gidip kendimi onun dışındaki bilgisayar girişine bağladım. Sonra bilgisayarla uzun uzun konuştum. Ona kendi evren görüşümü anlattım, dedi Marvin. Sonra ne oldu, diye üsteledi Ford. İntihar etti dedi Marvin ve huysuz huysuz yürüyerek altın kalbe döndü. Bölüm 35 O gece altın kalp kendisiyle at başlı nebula arasına birkaç ışık yılı koymakla meşgulken Zafot köprüdeki küçük palmiyenin altında tembel tembel uzanmış sert pangalaktik gargara bombalarıyla beyinlerini kendilerine getirmeye çalışıyor. Ford ve Trillian bir köşede oturmuş, hayatı ve hayat meselelerini tartışıyorlardı. Arthur Ford'un otostopçunun galaksi rehberini gözden geçirmek üzere yatağa gitmişti. Madem burada yaşamak zorundayım diye mantık yürütmüştü, burayla ilgili bir şeyler öğrenmeye başlasam iyi olacak. Ve şu maddeyle karşılaştı belli başlı her galaktik uygarlığın tarihi üç ayrı ve fark edilebilir aşamadan geçme eğilimindedir. Bu aşamalar hayatta kalma, sorgulama ve incelikli düşünmedir. Bir başka deyişle nasıl, neden ve nerede aşamaları olarak da bilinir. Örneğin ilk aşama nasıl yiyebiliriz sorusuyla, ikinci aşama ''Neden yiyoruz?'' sorusuyla, üçüncü aşamaysa ''Öğle yemeğini nerede yiyelim?'' sorusuyla tanımlanmaktadır. Daha fazla ilerleyemeden geminin iç haberleşme sistemi bir vızıltıyla canlandı. ''Hey, dünyalı, aç mısın evlat?'' dedi Zafod'un sesi. ''Şey, evet, biraz acıktım sanırım.'' dedi Arthur. ''Pekala bebek, öyleyse sıkı tutun, dedi Zafot. Evrenin sonundaki restorana gidip bir şeyler atıştıracağız.